الرحيم باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها. Sabah namazında ve sabah namazının başkasında kunut meselesi. Hangi namazlarda kunut vardır? Hangi namazlarda yoktur? Ve kunut nesfedilmiş midir, edilmemiş midir? Uzun uzadıya bu babda bahsedecek. Haddesena Yunus ibn Abdülala, kâle akberene ibn Vehbin, kâle akbereni Yunus ibn Yezid, an ibn Şehabin, an Sa'idin ve Ebi Selemete. اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْهُ يَكُمْ Hazreti Ebu Hüreyre'yi eşittik diyorlar, buyururdu ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz yapulu buyurur ki حَيْنَ يَفْرَهُ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ Sabah namazından fari olduktan sonra مِنَ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةً Sabah namazında Kur'an oku değil mi? وَيُكَبِّرُ Tekbir alıyordu. وَيَرْفَعُ رَاسَهُ Yani tekbir alır, rükûa giderdi. وَيَرْفَعُ رَاسَهُ Sonra başını rükûdan kaldırırdı. وَيَقُولُ Derdi. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Bu nedir diyor. يَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu nedirdi? وَهُوَ قَائِمٌ Halbuki ayakta. Ne derdi? Bundan sonra اللّٰهُمَّ اَنْجِلْ وَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم الآن لحيان ورعلا وزكوان وعصية عصت الله ورسوله اشتقنوا أقدر سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد ونده هو ركعون دعاسي وقد ondan sonra okuduğu kunut duası. Demek kunut duasını bu rivayete göre, Hazreti Ebu Hureyre'ye göre rükudan sonra yapardı. Şimdi bu da mesele. Kunut duası varsa sabah namazında rükudan evvel mi, sonra mı? Bazılarına göre rükudan evvel, bazılarına göre rükudan sonra. Şimdi baştaki bu rivayet Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Rükudan sonra sabah namazında Peygamber Efendimiz kunut yapmış. Ve kunutta da bu duayı okumuş. Allahümme ya Rabbi enci halas et. Kim? El-Velide ibn-il Velid. Velid'in oğlu Velid'i. Kim idi bu? Hazreti Halid'in kardeşi. Dedik ya, Bedir'de esir oldu. Sonra gitti, fidyeyi verdi. Fidyeyi verdikten sonra Mekke'ye gitti. Müslüman oldu. Müslüman olduğu gibi Hazreti Halid'i vakit Müslüman değil. Kardeşini tuttu, mühkem bağladı. Sen dedi, niye Muhammed'in dinine girdin dedi. Sonra ve Selamet bin Hişam Selamet bin Hişam da Ebu Cehil'in babasının oğlu. Ebu Cehil Hakem bin Hişam değil mi? Hişam'ın oğlu Hakem ismi. Bu da Selamet. Anaları başkaydı. Ana bir kardeşi. Evet. Ve Ayyaş bin Ebi Rabia. Bu da yine bunların emucesi oğlu. Bunları da Ebu Cehil hesap ederdi. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi sen bunları خلاص والمستضعفين من المؤمنين müminlerden zayıf olup hicret edememişken seni koruyamayan müminler vardı Mekke'de. Onlara da hesap ederdiler. Ya Rabbi sen bunları da خلاص et. Allahümme şdud vat'ateke. Ya Rabbi sen vat'ani azabını şiddetli kıl ala mudara mudar. Mudar kim? He? Yok yok, o Yahudi neden olsun? Asıl Arap'ın kendisi. Mudar, Adnaniler, yani Peygamber Efendimiz'in dedelerinden birisi Mudar, daha büyük Adnan. Adnan'ın iki oğlu geliyor şey o sülaleden. Mudar, Rebiya, iki kardeş. Peygamber Efendimiz Mudar'dendir. Öteki Beni Temin vesaire de Rebiya'dendir. Ondan sonra Rebiya'da kol kol ayrılıyor. Kureyşliler geliyor. Sonra Kureyşi'den Haşimiler geliyor. Peygamber Efendimiz'in dedelerinden birisi Mudar. Fakat Kureyş Mudar den ya. Bunlar da Müslümanları azap ediyorlar ya. Peygamber Efendimiz ala Mudar. Mudar kabilesinin hepsine lanet okudu. Çünkü kimse Müslüman olmadı. İlla az bir kimse Müslüman oldu. Hicret ettiler. Öteki küfrün reisi. Bilhassa Mekkeliler. Küfrün reisiydi. Evet. Bunlara beddua etti. وَجَعَلْهَا سَنْ يَا رَبِّ قِلْ عَلَيْهِمْ Anlar üzerine kesini Yusuf.
Yusuf Aleyhisselam'ın seneleri gibi seneler yok. Kıtlık oldu ya, Yusuf Aleyhisselam zamanında, sen bunların üzerine de bu kıtlığı musallat et dedi. Allahümme l'an, ondan sonra Nudar'dan başka kabilelere de lanet etti. Allahümme l'an, ya Rabbi lanet et. Lahyane, Lahyan kabilesine. Ve Riyalen, Riyal. Ve Zekvan, Zekvan. Ve Usayye, Usayye'ye. Bunlara da lanet et. Asatillâhe ve Rasûle. Çünkü bunlar Allah'a ve Rasûlü'ne isyan ettiler. Nudar, Lahyane, Riyal, Riyal, Zekvan, Usayye. Beş kabileye lanet etti. Şimdi bu hadis-i şeriften anladığımız bunu yok. Hatimizde tutun. Hazreti Ebu Hureyre'nin bu rivayetinde sabah namazında kunut yapmış sallallahu aleyhi ve sellem, onu ile rükudan sonra yapmayın. Bunu parmağınızda tutun ki öteki rivayetlerinin taarruz hasıl olacak. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud'a kâle haddesena Hişam ibn-i Ebi Abdillah an Yahya ibn-i Ebi Ketir an Ebi Selamet'e. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى حضرة أبو هريرة رضي الله عنه رواية ديولار كي رسول أكرم سنمز كان إذا سلد العشاء الآخرة son yatsıyı kıldı mı işay ahire yatsının adı işay evvel de akşamın adı yatsıyı kıldıktan sonra sarasa râsehu mine rükû rükûdan başını kaldırdı kâle dedi Allahümme encil velid ebnel velid sümme zekere mislehu okuduğumuz yukarıdaki okuduğumuz duayı okudu. Bu ikinci senet. Yine rükudan sonra kunut duası okudu. Kunut da Allahümme encil velid ebnel velid ve selamet ebne Hişam ve ayyâş ebne ebi Rabia ve müstad'afine minel müminin Allahümme şhud ve at'ateke ala mudar ve cealaha aleyhim kesini Yusuf اللهم لعن لحيانا ورعلا وزكوانا وعصية عصت الله ورسوله خدعي وخدعي حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لورينكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Seleme Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki Ebu Hureyre buyurdular ki لَاُرِيَنَّكُمْ Elbette ben size göstereyim salata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını ve kelimeten nehvaha yahut da buna benzer bir kelime söyledi لَاُرِيَنَّكُمْ salata Rasulullah yahut da bu manayı ifade eden başka bir kelime söyledi yani ravi mana ayeti bari de rivayet etmiş. Eynen lefz-i hatibiyemiyor. فَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُعُ Resulullah Efendimiz başını rükudan kaldırdığı vakitte وَقَالَ dedi dedikten sonra yani سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dedikten sonra دَعَى dua etti لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنْلَرِنْ لَهَنَا ve le'ane kafirin kafirlere de lanet etti. Beş kabileye lanet etti. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Abdullah ibn Bakirin kâle haddesena Hişam ibn Ebi Abdillah an Yahya ibn Ebi Kesir an Ebi Selemete an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne izâ kâle Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor Ebu Seleme. Diyor ki Ebu Hureyre buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Kâne izâ kâle semiallâhu lümen hamideh semiallâhu lümen hamideh dedikten sonra Firrek'atil ahire sunki rekette. Neden? Min salâtil eşâ işâ namazında. Sabah namazı değil, işâ-i ahire. Yaptı. قال buyurdu اللهم أنجل ولي ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود أبو بكرة'nin rivayetinde yukarıda geldi Ebu Davud'dan nakletmiş olduğu duayı okudu. Şimdi bu kunut duası nerede olmuş? Bu okuduğumuz rivayetlerde hangi namazda olmuş? Birinci rivayette salat-ı fecirde, öyle değil mi? İkinci Ebu Bekre'nin Ebu Davud'un Ebu Bekir'den rivayet etmiş olduğu hadiste ise İşa-i Ahire'de, yatsı namazında. Üçüncü
rivayet yine eşhade yatsıda. Bu dördüncü de yine yatsıda. Demek ki beş rivayetin birisi sabah namazında, öteki üçü dört rivayet. Birisi sabah namazında, üçü yatsında. Yani bu konu tokunmuş ama şimdi raviler Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Birisi diyor ki sabah namazında dedi. Ötekiler diyor ki yatsı namazında dedi. E şimdi rivayetler iki tane oldu. Hangi namazı oldu? Bir bu. Fakat ister yatsıda olsun, ister sabah namazında olsun, rükûdan sonra kunut duası okundu. Evet. Bir rivayet daha getiriyor. Haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله dedi ki yani yatsı namazında olmuş bu. Yani aynı kunut duasını rivayet ediyor. Rükudan sonra yatsı namazında. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح ذات يوم أبو هريرة buyuruyorlar ki وأصبح ذات يوم bir gün Hazreti Ebu Hureyre sabahladı. وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem udni dua etti. Asbah dediğine göre sabah namazı. Demek ki şu anda Hazreti Ebu Hureyre'den iki rivayet geldiğince Peygamber Efendimiz hem yatsı namazında kunut yapıyormuş hem sabah namazında. Bir gün Resulullah Efendimiz sabah namazında kunutu terk etmiş. وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ Onlara dua etmedi. فَزَكَرْتُ زَارِكْ Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Efendimiz dua etmedi. Ben Peygamber Efendimiz'e hat ettim. Ya Resulallah. Bugün kunutu okumadı. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eve ma terahum sen onları görmedin mi ki fed kadimu onlar gudum ettiler. Geldiler. Yani oradan kurtardı geldiler. Ya Rabbi velide kurtardı. Velik geldi ne değil mi? İşte öteki Ayyaş'ı kurtardı. Yaş da geldi. Bey'i kurtardı. O da geldi. Onun için onların halası için ben dua ediyordum, geldiler. Şimdi burada kadimu onun haşyesine ne demiş? Halbuki yanlış o. Kadimu batı değil ki. Aşağıda geliyor. Kadimu kudum ettiler. Matinen. Olur kadimu. Böyle de okunabilir. Yani teklim olundular, öldüler. Allah Allah fıkır. Matu Peygamber Efendimiz diyecek yerde kadimu niye desin? Kendim şifalı. Sonra aşağıda geliyor. Kad kadimu aleyye. Aleyye gelince işte bu. Demek ki bu beşara adam o şeyi yapan Vesiyahlet galiba. Kim yazmışsa yani. Ey matu demesi yanlış. O matu yücesi. Kad kadimu yani kadimu aleyye. Geldiler. Ey cav. İsterseniz onu da yazın. Ey cav. Belki de aslında gene cavudur da bunu düzen adam Muhatu anladı. Cimi miyim okudu? Yani cahu bunu yoksa yani bunu bir haşiye yapan bunu muhatu demez. Yani harfleri düzen adam adamın yazısını okuyamadı. Evet. Cimi miyim okudu? Öyleyse mi okuyunca ma'u olmaz da muhatu dedi. Yani metbaada olabilir. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو حضرت أبو هريرة buyuruyorlar ki صلى الله عليه وسلم dua etmek istediği vakitte bir ahadin bir kimsenin lehine dua edeceği vakitte ev yed'u ve ala ahadin yahut bir kimsenin aleyhine beddua edeceği vakitte kanete kunut okuderdi. Yani o duayı okurdu ba'de rükûr rükûdan sonra ya lehine ya aleyhine dua edeceği vakitte rükûdan sonra yapardı. Ve rubbama kâle çok kere derdi اِذَا قَالَ سَمْعَ اللّٰهُ الْمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ سَمْعَ اللّٰهُ الْمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ dedikten sonra اللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ işte bunu derdi سُنَّ زَكَرَ مِسْلَهُ işte bunu sonuna kadar okudu. Evet. غَيْرَ اَنَّهُ
şu kadar var ki lem yezkür. Bu sünki rivayeti zikretmedi. Kavle Ebi Hureyre radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre'nin kavlini ki فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ اِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Böyle okurdu da bir gün sabaha dahil oldu. Kunut okumadı, ben de hatırlattım. Sen görmedin mi ki bunlar geldiler, kunuta bizim yoktu. Bunu zikretmedi. Yalnız bu rivayet ediyor ki ekser dua edeceği vakitte Semihallahümmen hemde dedikten sonra, yani rükudan sonra kunutu okur diyor. Ve zade bu rivayette ziyade eyledi ki kâle Ebu Hureyre buyurdular ki yetiharu bihi kunut duasını aşikar okurdu. Şimdi öteki rivayetlerde yetiharu bihi yok. Peygamber Efendimiz kunutu okurdu ama gizli mi okurdu, aşikara mı okurdu? Oraya bahsetmedi. Burada ne diyor? يَجِهَرُ بِهِ aşikara okudu. Zaten aşikara okumasa sahabe-i kiram ne bilecekler ki Resulullah Efendimiz ne okudu? Aşikara okumuş ki okuduğunu da duymuşlar. وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ başka namazlarının bazılarında da sallallahu aleyhi ve sellem derdi. اللّٰهُمَّ الْعَنْ فِلَانًا وَفِلَانًا فِلَانَ فِلَانَ لَعْنَةِ derdi. O filan filan da kim? Ahya'en minel Arab. Araplardan bazı kabileler. Bazı kabilelerin aleyhine de dua ederdi. Peygamber Efendimiz'e eziyet eden, Müslümanlara eziyet eden kabilelere. Feenzalallahu Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inzal etti. Neyi? Şu ayet-i kerimeyi. Estaizübillah. Leyse leke minel emri şeyhin ev yetube aleyhin ev yuallillahum fe innehu valimun. Bu ayet-i kerimeyi inzal etti ki yani sen gerisine barışma. Peygamber Efendimiz bundan sonra kunutu tehditti. Niye? Ayet-i kerimede ne diyor? Ve içereke sana olmadı. Millel emri, emirden, hükümden şeyin hiçbir şey. Habibim, sen tebliğe memursun. Senlerinde bir hüküm yok ki. Hüküm Cenab-ı Hak diyor ki benim elimde. Sen tebliğe memursun. Senlerinde bir şey yok ki. İşte Cenab-ı Hak tevbe eder. Aleymanlara. Yani onlar nadine pişman olurlar, tevbe ederler, Müslüman olurlar. Bu da var, bu da cehde. وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ yahut da azap eder onlara. Yani iman etmez, ölürlerse onlara da azap eder. فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ İman etmediler mi? Çünkü onlar zalimlerden olurlar, onlara da azap eder. Şimdi buna ne işaret var? Yani Habibim sen ileriye gidip barışma, sen tebliğ et. Olur ki bunlar Müslüman olurlar, olur ki kafir olarak ölürler, senin elinde bir şey yok. Buyurun. Peki, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bu rivayet. Bu rivayette var imiş, kunut var imiş, fakat bu ayet-i kerimenin nüzulundan sonra sallallahu aleyhi ve sellem kunutu terk etmiş. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سلمة بن رجع قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر ذن رواية اليوم هزت أبو بكر الصديق ولا عبد الرحمن واربيا بعد الحزن ده هزت أبو بكر تصادف اسمه يُذْرِمَك istedi babasından kaçtı. İki defa tesadüf etti. Hazreti Ebubekir ona şunu öldüreyim dedi. Babasının önünden kaçtı. Sonradan hidayet erdi. Müslüman oldu. İşte o Abdurrahman. Hatta babasına dedi ki baba sen beni öldürüp de beni cehenneme gönderecektin. O vakit öldürseydin ben cehenneme gidecektim. Bana merhamet etmedin. Bu oğlum bir gün gelir de Müslüman olur. Ya öldürseydin beni cehenneme gitseydin iyi mi olurdu? Dedi, vallahi kaçtın, kaçmasaydın Allah için seni öldürecektim. Önünden kaçtın dedi. Dedi ki, bak ben seni öldürmek istemedim. Ben daha kuvvetliydim, sen ihtiyar edin, seni öldürebilirdim yani. Fakat babamsın diye ben seni öldürmek istemedim ama dedi, ben öldürürdüm seni. Fakat Müslüman olmak nesilmiş, işte o. Rivayet ediyor. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ Çünkü rek'etten başını kaldırdığı vakitte, yani rükuda, قَالَ دَرْدِ اللّٰهُمَّ اَنْجِ اللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ okuduk ya, okunut duasını okurdu.
Bu rivayet, ötekiler Hazreti Ebu Hureyre'den, bu da Abdurrahman İbni Ebu Bekir'den rivayet ediliyor ki kunut duası rükudan sonra, rükudan evvel değil. Sümme zekere misle hadisi Ebu Hureyre'de radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadisi zikretti. Ellezî zekernâhu fî evveli hâzel bab. Bu babın evvelinde zikrettiğimiz hadisi. Ve zâde ziyade eyledi Abdurrahman ibn Ebi Bekir. Fe enzelallahu azze ve cel. Cenab-ı Hak inzal buyurdu. Leyse leke minel emri şeyün. Bu ayeti kerimeyi inzal etti. Kale Abdurrahman ibn Ebi Bekir radıyallahu anh ve dediler ki fe mâ de'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz dua etmedi. Bir duain, hiçbir duayı ala hadim bir kimseye. Ayet-i kerime nazil olduktan sonra hiçbir kimsenin lehen aleyhine dua etmesi. Terk etti kunutu. Demek kunut varmış. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetine göre. Abdurrahman'ın Ebu Bekir'in rivayetine göre kunut varmış. Rükudan sonra. Fakat ayet-i kerime nazil olduktan sonra Resulullah Efendimiz kunutu terk etmiş. Buradan bunu öğrendik. Diğer bir senet, bir rivayet daha var. Hangi vakıtta okurdu? Unut, şimdi okuduğumuz bu rivayetlerde sabah namazında varmış, bir de yatsıda. Hazreti Ebu Hureyre'den gelen, rivayetlerde birisinde diyor ki yatsıda, birisinde diyor sabahlar. Bu rivayette de geliyor ki sabah ve akşamda. Haddesene ibn-i Merzuk'in, kâle haddesene Vehbü ibn-i Cerîr'in, kâle haddesene Şu'abetü, an Amr ibn Murre, an Ebi, an Ani ibn Ebi Leyla, an Bera ibn Azib, haddethehu Bera ibn Azib'den rivayet eyledi ki o hadis olarak rivayet eyledi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yaknutu, unut ederdi fi subh sabah namazında vel mağribi bir de akşam namazında. Evet. Şimdi bu Bera ibn Azib'in rivayet. Bir akşam bir de sabah. Ama rükudan evvel mi sonra mı onu zikretmedi. Diğer sene haddesena Fehdun, kâle haddesena Ebu Nuaym, kâle haddesena Süfyan ve Şu'betü an Amr ibn Murre, an Abdurrahman ibn Ebi Leyla, an İlbera, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bera ibn Azib'de rivayet ediyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaklutu fissubhü vel mağribi. Peygamber Efendimiz sabah bir de akşam namazlarında kunut duası okurdu. Yine sahabi kim? Bera ibn Azib. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ahmet ibn Yunus, kâle haddesene Ebu Bekir ibn İyâş, an Nusayrin, an Ebi Hamzete, an İbrahim'e, an Al-Akamete, an Abdillah. Kâle, burada lam yok, le yok. Yazın öyle bir. Kâle. Abdullah ibn Mesud'den rivayet ediliyor. O buyurdu ki kâneta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kunut duasını okudu. Selâfîne yevmen 30 gün. Şimdi bu da ispat ediyor ki kunut varmış, nesbedilmiş. Hem ne kadar okumuş? 30 gün okumuş. Fazla da okumamış. Bu rivayet de bunu ispat ediyor. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن خفاف بن إيماء قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه خفاف بن إيماء diyor ki Peygamber Efendimiz rükûa vardı sonra rükûdan başını kaldırdı. Fekale dedi. İşte kunut duası. Gıfaru gafarallahu leha ve eslemu salemehallahu ve usayyetu asetillaha ve rasule. Allahümme l'an beni lahyan. Allahümme l'an re'len ve zekvan. Allahu akbar. Bunu okudu. Sümme kharra saciden. Ondan sonra hemen secdeye gitti. Bu da başka bir kunut duası. Fakat mana itibariyle Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine yakın. Yalnız bunda Velid ibn-i Velid'in onların isim geçmiyor. Demek ki bu onların halasından sonra okunmuş ki onları daha zikretmemiş. Yalnız lanet okumuş. Kime?
Gıfara mağfiret etmiş. Gıfar Medine civarında yaşayan bir kabileydi. Ebu Zerr'ül Gıfar işte o kabiledendir. Gıfar kabilesi ilk önce Müslüman olan kabilelerden olduğundan dedi ki Gıfar kabilesi gafarallahu leha, Allah onu mağfiret etsin. Ona lehne dua etti. Ve Eslem, bir de Eslem kabilesi vardı. Beni Eslem, salemehallah, Allah onlara müsalemet etsin. E niye onları da mağfiret etsin demedi? Gıfar Müslüman olmuştu. Onların mağfiretine dua etti. Beni Eslem de Peygamber Efendimiz de sülh etmiştiler. Müslüman olmamışlardı da muahede yapmıştılar. E onlar bize değmedikçe selamette kalsınlar. Salemehallah dedi ona da. Ve Usayyetü, ama Usayye, Beni Usayye kabilesi asetillâhe ve Resûle, Allah'a ve Resûlüne isyan ettiler. Dedi. Allahümme l'an beni lehya, beni lehyana lanet et. Allahümme l'an ri'len ve zekvan, beni ri'l, beni zekvan kabilelerine lanet et. Dedi. Ondan sonra Allah-u Ekber dedi, secdeye vardı. Üç rekeminde, bakınız. Gıfar bi kesir gayril mu'ceme ve tahfif kabiletun min Kinane. Kinane kabilesinde. Kinane kimdir? Kureyş işte. Peygamber Efendimiz'in dedelerinden birisi de Kinane ya. O Kinane'den ayrılmış. Evet, o mübtedadır diyor. Haber de gafarallahu la. Ve aslam bi fetil hemze kabiletun min Huza'a. Huza'a'dan bir kabile. Huza'a ki Mekke ile Medine arasında dururdu. Bir de onların zıddı olan Beni Bekir var idi. Onlar da Mekke'ye yakın idi. Huza'a ile Beni Bekir daima birbirleriyle harp ederdiler. Peygamber Efendimiz Hudeybiye müsalahasını yapınca Huza'a kabilesi geldi. Peygamber Efendimiz'in himayesine girdi. Müslüman olmadılar. Fakat biz Müslümanların himayesindeyiz. Biz o taraftanız dediler. İşte onun için onlara Beni Esleme ne dedi? Sen bunlara müsalemet ver. O Beni Bekir de Kureyş'in himayesine girdi. Girdi. Sonradan aradan bir sene geçmeden Beni Bekir kalktı. Geceliğin Beni Huza'ya hücum etti. Beni Huza'dan birçok adamlarını öldürdüler. Mallarını da aldı gittiler. Tabi bu nekze ahd olmuş oldu. Kureyş'in kendisi nekze ahd etmedi. Fakat onun himayesinde olan Beni Bekir nekze ahd etti. Huza'dan geldiler. Vakit Huza Müslüman olduğu yok. Fakat muahede var Müslümanlarda. Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Beni Bekir geldi, bizi vurdu, böyle yaptı, şöyle yaptı. Halbuki biz sizin himayenizdeyiz. Resulullah Efendimiz dedi ki siz gidin yolları kesin. Gideni geleni yakalayın. Kimse ne bu taraftan o yanı gelsin, ne o taraftan bu yanı gelsin. İnşallah ben size yardım ederim dedi. Yalnız sizin vazifeniz yolları tutmak. O Beni Huza'ya gitti. Kendilerinden ne kadar nerelerde adamlar varsa Mekke'den bu tarafa gelen yolları tuttular. Hangi yolcu gelse yahut da gelse onları tutar esir ederdiler. Haber gitmesin. Resulullah Efendimiz onun üzerine muahedeyi bozuldu. Şimdi Mekke'nin fethine hazırlık yapıyor. Tabi o Beni Bekir de gitti. Dediler ki vallahi biz böyle yaptık. Muahede bozuldu dediler. O vakitte Kureyş telaşa düştü. Yahu siz niye bunu yaptınız? Hata ettiniz. Vallahi oldu bir defa oldu bu iş. Ondan sonra Kureyş düşündü, taşındı dediler, muahedeyi tazeleyelim, kimi yapalım? Reislere Ebu Süfyan'ı yolladılar. Dediler, git Hazreti Muhammed'i gör, muahedeyi tazele. Bizim haberimiz olmadan Beni Bekir bunu yapmış. Ne lazım gelirse diye tezminat verelim, muahede devam etsin. Ebu Süfyan geldi. İlk önce kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti. Ümmü Habibe babasını karşıladı. Oturmak istedi. Resulullah Efendimiz'in oturduğu döşeğe. Döşeği kaldırdı. Dedi ki baba sen bunu oturamazsan buna Resulullah oturuyor. Sen müşrik, sen necissen buna necis olur dedi. Döndü kızına dedi ki sen ne kadar değişmişsin dedi. Benim nerimde necis var dedi. Müşriksen sen, müvahhid değilsen. Yani kendi kızımdan bu kendisine çok ağır geldi. Benim kızım bunu bana söylüyor. Bilmiyor ki iman her şeyin üzerinde. Sonra gitti Resulullah Efendimiz'e bu muahedeyi tazeleyelim dedi. Peygamber Efendimiz hiç cevap vermedi. Gitti Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki yahu sen şefaat et bu muahedeyi tazeleyelim Hazreti
Muhammed bunu kabul etmiyor dedi. İşte bu vakit o Hazret Yakup da ne bileyim mi? Muhammed kabul etmiyor. O da cevap vermedi. Hazret Ömer'e gitti, o da cevap vermedi. Şaşırdı yine yapacağını. Bazılarıyla müşavere etti. Dediler ki Ali'ye git dediler. Hazreti Ali, Hazreti Ali'ye git dedi ki Ali sen dekalet et de Muhammed'in muahedeyi temizleyelim, tazeleyelim. Dedi ki Hazreti Ali ona bir desise yaptı. Dedi ki madem Resulullah Efendimiz bu muahedeyi tazelemiyor fakat sen Kureyş'in reisisin. Çık mescidin önünde bağır. Dedi ki ben Kureyş'e Müslümanlara vekaleten, Kureyş'e de esareten ben bu muahedeyi tazeledim diye çık git dedi. Bundan başka yapılacak iş yok. Gitti bunu söyledi, çıktı gitti. Mekkeliler dedi ki ne yaptın? Vallahi böyle yaptım dediler. Ali senin üzerine gülmüş dediler. Ali Resulullah'ın emrinden dışarı hareket edebilir mi? Sonra sen Kureyş'i temsil ediyorsun. Sen onlara karşı söz söyleyebilir, vekaleten söz söyleme hakkın yok dedi. Talaşa düştüler. İşte Beni Huzade yolları kesti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i çağırdı. Uzun müddet onunla konuştu. Gizli, kimse bilmiyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'i çağırdı. Ondan da uzun müddet konuştu. Onlarla Mekke'nin fethine gideceğiz diye müşavere etti. Evvela teker teker ikisinin fikrini aldıktan sonra ondan sonra bütün Müslüman olan kabilelere haber gönderdi. Toplansınlar. Müslüman olanlar toplandılar. 12 bin asker toplandı. O zamanın hükmünde Arabistan'da 12 bin asker bulunmaz. Ondan sonra yürüdüler. Beni Huzade yolları tutmuş, Mekkelilerin hiç haberi yok. Oradan ta Vadi-i Fatma diyoruz ya, Vadi-i Fatma'ya vardılar, hele Kureyş'in haberi yok. Kureyş gelen yok, giden yok, yolcu yok, yok sebebi ne? Ebu Süfyan dedi ki ben bir çıkayım da gece vakti bir tarasud edeyim. Peygamber Efendimiz de o gece dedi ki herkes bir ateş yaksın. 12 bin adam 12 bin ateş yaktı. Dağ taş ateş oldu. Mekke'den çıkıp da öyle orduyu ateşleri görünce yanındaki adamlara dedi ki yahu bu asker nereden gelmiş? Ne kadar tahmin edebilirsiniz? Vallahi dediler ekser 10 adam bir ateş yakar. Bu kadar ateş olduğuna göre bunu 10 misline darbet nerelere bağlı olur? Bu 100 bini de geçer. İşte bunlar kimdir? Nereden gelmiştir? Hazreti Peygamber'in o kadar adam toplayacağını ihtimal vermezler. İşlerine bir girelim de anlayalım kimdir? Girerken Hazreti Abbas ordunun etrafını casus dolaşırken Ebu Süfyan'ı yakala ders. Gerisini biliyorsunuz uzun mesele. Şimdi bu Beni Huzaa'dan olan Esleme Salemha Allah dediğinin hikmeti bu. Ve nihayet o da Müslüman oldu. Fethi Mekke'den sonra ne Huzaa'sı kaldı ne de Beni Bekir'i kaldı. Müslüman olan oldu olmayan kelleyi verdi. Evet. O haşyeyi okudum da ondan sonra o şeyi bahsetmiyor. Onlar da birer kabile. Hüseyye. Hüseyye Batnu min Beni Selim. O da Beni Selim'den bir batı Hüseyye. Onun birkaç yerde ismi geçiyor ki Allah'a ve Resulüne isyan ettiler onlar. Evet. Haddesana Muhammed ibn İbrahim ibn Abdurrahman el-Hüseyri el-Medeni kâle haddesana İsmail ibn Ebi Uveys kâle haddesani Abdülaziz ibn Muhammed أم محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن الحارث بن خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري عن خفاف بن إيماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين بو حديث شريف وترك لدى روايته لدلر كان خفاف بن إيماء غير أنه لم يذكر وقد خفاف برواية أمتك أنه لما خر ساجدا قال الله اكبر. Secdeye giderken Allahu ekber dedi gitti. Bu rivayet yok. Yalnız duayı okudu. Ama zaten secdeye giden adam Allahu ekber diyecek. Ona lüzum görmemiş de bu hadiste onu zikretmemiş. Ve zade. Fakat bu rivayette ziyade var kunut duasında. Fekale Hufaf. Hufaf buyurdu ki: "Fecu'ilet lanetul kefereti min ecli zalik." Kafirlere lanet etmek caiz kılındı bu yüzden. Resulullah Efendimiz namazda kafirlere lanet okuduğundan dolayı bu İslamiyet'te kafirlere lanet
caiz kılındı. Onun için bir adam kafirlere lanet okuyabilir. Haddesena Fahdun قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن ابي كثير عن محمد بن عمرو فذكر باسناده مثله حدثنا ابن ابي داود حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد قال سئل انس Hazreti Enes sual olundu, yani başkaları ona sual etmişler ki اَقَانَةً نَبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz unut yaptı mı? Dua okudu mu? فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ sabah namazında. قَالَ buyurdu ki نَعَمْ okudu. Sabah namazında unut duası yaptı. فَقِيلَ لَهُ ona denildi ki اَوْ فَقُلْتُ لَهُ Yakup Teravi diyor ki ben sordum. Ben mi sordum? Yakup da başkaları sormuş. قَبْلَ الرُّكُوَيْ اَوْ بَعْدَهُ O kunut duasını okudu. Rükudan evvel mi okudu? Sonra mı okudu? قَالَ Hazreti Enes buyurdu ki بَعْدَ الرُّكُوَ Rükudan sonra yesiren az. Rükudan az sonra. Yani rükuya yaptı, az sonra kunut duasını okudu. Şimdi bu rivayette kunut duasının rükudan sonra olduğunu ispat ediyor. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَعْمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِسِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ben Resulullah Efendimiz'le namaz kıldım Hazreti Enes buyuruyor فَلَمْ يَزَلْ يَقْلُبْ O kunuti terk etmedi فِي صَلَاتِ الْغَدَاتِ sabah namazında حَتَّى فَارَكْتُهُ Hatta ben ondan ayrıldım yani Resulullah Efendimiz'i ahirete teşrif ettiler Ben dünyada kaldım ve ahiret teşrif ettiler. Ayrılık oldu. O ayrılık oluncaya kadar kunut duasını yaptı sabah namazında. Halbuki bu yukarıki rivayetlere bak bu mariz oldu. Yukarıki rivayetlerde diyor ki ayeti kerime nazil olduğunda leyse leke min el-emri şey ayeti kerimesi nazil olduğunda Resulullah Efendimiz kunuti terk etti. Sonra bir rivayette kunuti bir ay okudu. Fakat bu rivayette diyor ki hayır Resulullah Efendimiz dar ahirete teşrif edinceye kadar kunut duası yaptı. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Yahya ibn Salih el-Bihazi, kâle haddesena Sa'id ibn Beşir, an Katâdete, an Anesin radıyallahu anhu, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, yine Hazreti Enes'ten rivayet olunuyor ki, o sağa atladık bir şey. Hayır ben hadisi aşağı okudum. Belki hadisi okumadım. Haddesena ibn Ebi Davud. Onu okumadım. Kale haddesena Ebu Ma'mer. Kale haddesena Abdülvaris. Kale haddesena Amr ibn Ubeyd. Anil Hasan. An Enes ibn Malik'in radıyallahu anh. Kale sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Felem yezel yaknut fi salatil gadati. Hatta faraktuhu. Buraya kadar okudum. Ve sallaytu ma'an Umar ibn Khattab. Ömer ibn Khattab ile de namaz kıldım. Radıyallahu anh. فَلَمْ يَزَلْ يَقُنُوتُ O da kunut okumada daim oldu فِي سَلَاتِ الْغَدَاتِ sabah namazında حَتَّى فَارَكْتُهُ Hatta onunla da ayrıldı. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit oldu. Peki Hazreti Ebu Bekir yazmadı. Onunla da namaz kılmış. O da kunut okumuş mu okumamış mı? Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh ile de namaz kılmış. O da okumuş mu okumamış mı? Yalnız Resulullah Efendimiz den ayrılıncaya kadar o kunut yaptı. Ömer ibn Hattab da yaptı diyor. Evet. Şimdi hadisler muhtelif oluyor mana itibariyle. Evet. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Yahya ibn Salih el-Bihazi kâle haddesena Sa'id ibn Beşir an Katâdete an Enes'in radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kânete şehren bir ay unut yaptı. Yed'u dua ederdi. Yani lanet ederdi. Ala usayyete ve zekvane ve ra'lin ve lahyan. Bu dört kabileye lanet ederdi. Bir ay. Fakat bunları telif etmek mümkün. Yani bir ay zarfında bunları lanet ederdi. Ama müminlerin lanet dua etmeyi vefat edinceye kadar devam ettirir. Başka unut duasını devam ettirmiş. Bu lanet meselesi devam eden bir ay budur. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ayeti kerimesi nazil olunca bu laneti terk etti. Fakat diğer müminlerin lehine, onların mağfiretine yapacağı unut devam edebilir. Yani bu da akla gelir.
حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعة يعني bir rekatten sonra yani ikinci rekatte. İkinci rekatte Resulullah Efendimiz kunut okudu. Şehren bir ay. Bu yukarıki rivayeti teyit ediyor ki yani Useyye, Zekvan, Ra'l ve Lahyan bunlara lanet okuması bir ay devam etti. Bunu kast edebilir. Bir de var ki hayır alel itlak kunutu terk etti. Bu ihtimal da var. Evet. Kale kultu fe keyfel kunut. Hazreti Enes'e sordum ki kunut nasıl idi? Kale kabler rükû. Rükûdan evvel idi. Haydi al bakalım. Şimdiye kadar kaç rivayet geldi? Kader rükû, kader rükû, kader rükû. Bu rivayette geliyor Hazreti Enes diyor ki kabler rükû idi. Şimdi bundan da anlaşılıyor. Sahabeler böyle iki taraflı yapınca Resulullah Efendimiz bazı namazlarda kunutu rükûdan sonra yapmış. Bazılarında rükûdan evvel yapmış. Bu da olabilir. Onun için o onu nekletti, o da onu nekletti. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus قال haddesena Ebu Muaviye an Asim قال سألتu Enes ibn Malik radıyallahu anh anil kunut. Kunuttan sual ettim Hazreti Enes'e قبل rükûi ev ba'da rükû. Rükûdan evvel miydi, sonra miydi? فقاله لا rükûdan sonra değildi. Bel قبل rükû. Rükûdan evvel idi. Kultu innen nasen yez'umun. Ben Hazreti Enes'e dedim ki nasin bazıları zöm ediyorlar ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kanete ba'de rükû. Rükûdan sonra kunut yaptı. Böyle zöm ediyorlar. Kale innema kanete Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehren. Peygamber Efendimiz hepsi diyor bir ay kunut duası yaptı. Yedû ala nasin. Bir takım cemaatin aleyhine beddua ederdi ki katelû nâsen min eshâbihi. Ashab-ı kiramdan bir cemaati katlettiler ki yukâlu lehumul kurra. Onlara kurra denilirdi. 40 kişi aldılar. Ya Resulullah gönder de bize Kur'an'ı öğretsinler. Götürdüler. Yolda katlettiler. İşte Hüseyye, Zekvan, Veyal, işte Lahyan onlar idi onlar. Götürdü yolda hepsini şehit ettiler. Peygamber Efendimiz onların aleyhine beddua etti diyor. Peygamber Efendimiz işte bir ay diyor bu kunut okudu, onlara beddua etti. Halbuki Hazreti Enes'in diğer rivayetinde Hazreti Peygamber'in hayatının sonuna kadar kunut okuduğunu, hatta Hazreti Ömer'de daha şehit oluncaya kadar kunut okuduğunu Hazreti Enes'e rivayet ettiler. Burada ise bir ay diyor. Haddesene bin Ebi Davud, haddesene Şaz bin Feyyad. قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت القنوت في الفجر والمغرب. قنوت hangi namazda vardı? Sabah namazında, bir de akşam namazında. حدثنا أحمد بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سليمان التيمي عن أبي مخلد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. Hazreti Enes buyurdular ki Resulullah Efendimiz kunut etti şehren bir ay. Yed'u ala ra'lin ve zekvan. Ra'l ve zekvan kabilelerine beddua ederdi. Lanet okudu. Haddesene ibn-i Merzuh قال haddesene Müslim ibn İbrahim قال haddesene Haris ibn-i Ubeyd قال haddesene Hanzeletü Sedusiyyü an Enes ibn-i Malik radıyallahu anh قال كان من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz'in kunut dualarından idi. وَجَعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ نِسَائِنْ كَوَابِرْ. Yani onlara beddua ederken dedi ki Ya Rabbi وَجَعَلْ قُلُوبَهُمْ onların kalplerini عَلَى قُلُوبِ نِسَائِنْ bir takım kadınların kalpleri gibi kıl. Öyle kadınlar ki kevâfir, kafir. Onların kalplerini kafir olan kadınların kalpleri gibi kıl. Ne demek zaten? Kafir kafir. Ha kadın olsun ha Müslüman olsun. Bundaki hikmet ne? Erkeğin aklı vardır. Kafir olsa bile az çok menfaat, mezerret güzedir. Hiç olmazsa belki bir insaflı tarafı olur olmaz. Kadın kısmının kafir oldu mu aklı da az, hiçbir menfaat gözetmez.
her kötülüğü yapar. Tehlikeli olur. Onun için bunların defterini kafir olan kadınlar gibi yapar. Şimdi bakın dünyada ekser seherbazlar kadınlardan olur. Erkekten bir tane varsa kadından 5-10 tane çıkar. Niye? Kadının aklı az olduğundan şeytanın aleti olur. En çok kötülükleri yapar. Ve Peygamber Efendimiz'in öyle dua etmesinde de hikmet bu. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nu'ayn kâle haddesena Ebu Ca'feril Râziyyü enir Rabi'i bin Enes kâle küncü câlisen inde Enes ibn Malik. Rabi'i diyor ki ben Enes ibn Malik'in yanında oturuyordum. Fekîle lehu, ona soruldu ki innemâ kanete Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şehre. Peygamber Efendimiz bir ay mı kunut okudu denildi. Ki Peygamber Efendimiz sual da değil ya. Fekîle lehu, ona dediler ki innemâ kanete Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şehren. Peygamber Efendimiz hepsi bir ay kunut okudu duasını. Fekâle Enes ibn Malik buyurdular ki مَا زَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْنُتُ فِي صَلَاتِ الْغَدَاتِ. Peygamber Efendimiz sabah namazında kunutu okumada daim oldu hatta فَارَكَ dünyadan çıkıncaya kadar. Şimdi telifi dediğim gibi yukarıda kabilelerin aleyhine lanet okuması bir an. Fakat devamlı kunut duası, hepsi lanet olmaz ya, mağfiret, rizvan, müminlerin affi, bu duaları okumak da ömrünün sonuna kadar devam etmiş olabilir ki bugün Şafiilerin delili bu. Diyor ki evet, kunut duasını Peygamber Efendimiz ölünceye kadar devam ettirmiştir. İşte Enes İbni Malik'in bu rivayetiyle vardır. Binaenaleyh bu sünnettir, terk edilmez. Fakat lanet okumaya gelince bir kavimle Müslümanların arasında harf var, darp var. Onlar o laneti de o kunut duasına katabilirler. Fakat o devam etmez. O fitne zahir oluncaya kadar okur, ondan sonra terk eder. Resulullah Efendimiz öyle yapmış. 4-5 kabileye lanet etmiş fakat bir an. Ondan sonra terk etmiş. Niye? Ayet-i kerime nazil olmuş. Leyse leke minel emri şeyyuna ayet-i kerimesi nazil olunca davet dua etmemiş bunları. Fakat unutun kendisi var diyorlar. Şafilerin delili bu. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مروان الأصفر قال سألت أنسا أنسا سردمك أقنت عمر رضي الله عنه حزرة عمر قنوت يقدمي فقال بيردك قد قنت من هو خير من عمر رضي الله عنه عمر دن خير olan bir zat bunu okudu. Kim yani? Resulullah Efendimiz. Sen Ömer'e niye soruyorsun? Ondan hayırlı olan Resulullah Efendimiz kunut duasını okudu dedi. Haddesene bin Ebi Davud kâle haddesene Ahmet ibn Yunus kâle haddesene Ebu Bekir'in an Hümeydin an Enes radıyallahu anh kâle kânete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 yılı. Hazreti Enes'ten gelen bu rivayette diyor ki 20 gün. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. Hazreti Enes buyuruyor ki sabah namazında Resulullah Efendimiz'i gördüm. Yükebbiru tekbir alırdı. Hatta izâ feragâ farig oldu mi kebbere, yani Kur'an okudu bitirdi mi, kıraatten farig oldu mi tekbir alır, fereke rükû ederdi. Sonra başını kaldırırdı. Evet. Fesecede secde ederdi. Sümme kâmeti saniyeti, sonra ikinci rekete kalktı. Fekara Kur'an okudu. Hatta izâ feragâ farig olduğu vakitte kebbere tekbir aldı. Fereka rükû etti. Sümme rafi'a râsehu, ikinci rekette başını rükûdan kaldırdı. Feda kunut duasını okudu. Yani kunut duasının yerinde beyan ediyorlar ki ikinci rekette. Birinci rekette kunut duası yok. İkinci rekette sabah namazında. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn Reca kâle akberena Humamun en İshâk ibn Abdillah ibn Ebi Talha haddeseni Anes ibn Malik'in radıyallahu anhu kâle de'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem 30 sabahat. Yine Anes ibn Malik'ten rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz 30 sabah dua etti, lanet okudu. Ala ra'lin ve zekvan. Ra'l ve zekvan kabilelerine
ve Usayye, bir de Usayye kabilesine. اَلَّذ۪ينَ عَصَبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Böyle üç kabile ki, evet, Allah'a ve Resulüne isyan ettiler. Kurraları şehit ettiler. Onların aleyhine beddua etti. حَدَّسَنَا فَاتٌ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ نُعِيمٍ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامُ الدَّسْتِوَائِيُّ اَنْ قَتَادَتْ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ. Hazreti Enes'ten yine rivayet ediyor ki, bir ay kunut etti Peygamber Efendimiz rükûdan sonra. يَدْعُوا دُعَى اِذَرْدِ yani lanet okurdu. عَلَى حَيِّمْ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ Arap kabilelerinden bir kabile üzerine. ثُمَّ تَرَكَهُ sonra bunu terk etti. Terk etti. Bütün kunutu mi terk etti? O kavmu kabileye lanet etmeyi mi terk etti? Şimdi bu muhtelif hadisler olunca ve telife de gidecek olursaksa, o kabileye lanet etmeyi terk etti. Bu anlaşılır. Evet, 20 gün yahut da bir ay onlara lanet okumuş, ondan sonra terk etmiş. Ama diğer rivayetle kunutu devam ettirdiği anlaşılıyor. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavm gitti, اِلَى اِثْبَاتِ الْقُنُودِ kunutun ispatına, fi صَلَاتِ الْفَجْرِ sabah namazında, ثُمَّ اَفْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ onlar da iki firkaya ayrıldılar. Yani bu hadislerden istinbat eden ulemanın bazı dedi ki, sabah namazında kunut var. Var ama bu var diyenler ikiye ayrıldılar. فَقَالَتْ فِرْقَةٌ bir firka dedi ki, مِنْهُمْ onlardan وَبَعْدَ رُكُوا bu kunut duası rükudan sonradır. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ bir firka da dedi ki, قَبْلَ الرُّكُوا rükudan evveldir. Yani kunut duası Hanefilere göre sabit değil. Neshedilmiştir bu. Fakat bunlara göre neshedilmemiştir, vardır. Vardır diyenler de yalnız sabah namazında aldılar. Halbuki rivayetlerde akşam namazı var, yatsı namazı var. Onlar da ondan kaldırdılar. Yalnız sabah namazında ittifak ettiler. Sabah namazında da ihtilaf ettiler. قَالَ اَبُوْ جَافَرْ فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى اِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي سَلَاتِ الْفَجْرِ ثُمَّ اَفْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ هُوَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ namazlarda kunut var mı yok mu? Bu mesele hakkında evvela ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı var diyor, bir kısmı yok diyor. Var diyenler, onlar da ikiye ayrılıyor. Rükûdan evvel mi, rükûdan sonra mı? İki firkaya ayrılmışlar. وَمِمَّنْ قَالَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ bunu diyenlerden, yani قَبْلَ الرُّكُوعِ diyenlerdendir. İbn-i Ebi Leyla ve Malik ibn Enes radıyallahu anhüm. Bunların ikisi de mezhep sahibi. İbn-i Ebi Leyla'nın mezhebi mungarid olmuş. O da müştehidi nizamdan idi. Fakat İmam Malik'in mezhebi mürüpte var. Buralarda da varsa da az, en çok mürüpte. Bunların ikisi namazda kunut vardır ve o da kabler rükûdu. Rükûdan sonra değildir demişler. كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول ابن وهب diyor ki ben İmam Malik'i işittim der ki الذي أخذته şöyle bir mesele ki ben onu aldım في خاصة نفسي kendi nefsimde yani bu mesele ihtilaflı ya İmam Malik de bu ihtilafı biliyor fakat diyor benim kendim ittihaz ettiğim ve amel ettiğim nedir? El-kunutu fil-fecri qabla rükû. Sabah namazında rükûdan evvel kunuti aldı. Ben bunu ihtiyar ettim demiş. Öteki rivayetler ba'de rükû, qabla rükû var. Sonra kunut diğer namazlarda da var. Sabah namazında da var. Meseleler ihtilaflı da yalnız sabah namazında qabla rükû ben kunut yapıyorum demiş. Fekâne min hücceti men zehebe minû İlâ ennehu ba'de rükû. Kunut rükûdan sonradır diyenlerin hüccetindendir ki mâ zekirnâhu an Ebî Hureyre'te ve İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ve Abdurrahman ibn-i Ebi Bekir. Kunut rükûdan sonradır diyenlerin delilleri Hazreti Ebu Hureyre'den, Abdullah ibn-i Ömer'den, Abdurrahman ibn-i Ebi Bekir'den rivayet etmiş olduğumuz hadislerdir.
Çünkü bu üçünden de birçok hadisler geldi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûa gider, başını kaldırır, sonra kunut ederdi. Evet. وَكَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ Bunların aleyhine hüccet oldu. Yani berder rükû diyenlerin aleyhine. لِلْفَر۪يقِ الْآخَرِ Öteki firkenin lehine. Ney ma zekernahu fi hadisi Süfyan an Asim Enes radıyallahu teala an Süfyan Asim'den Asim'de Hazreti Enes radıyallahu teala an'dan rivayet edilen hadisi şerif bir firkanın lehine bir firkanın aleyhine delil oldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'imiz innema kanete ba'de rükû' rükûdan sonra kunut okudu şehren bir ay buna devam etti ve innemel kunutu kabler rükû kunut yoksa rükûdan evveldir Resulullah Efendimiz rükûdan evvel de kunut okumuş rükûdan sonra da kunut okumuş evet şimdi bu hadis-i şerif kime delalet ediyor İmam-ı Malik'in mezhebine İbn-i Ebi Leyla ile İmam-ı Malik'in mezhebine onların lehine hüccet oluyor ki esas rükû kabl-i rükûdur. Fakat ba'de rükû yaptığı o bir ay devam etmiş. O da kim idi? İşte bazı kabilelerin aleyhine beddua ettiği vakıttaydı. Bu da bunu teyit eder. İmam Malik'in mezhebini teyit eder. Ve halefehum fî zâlik. Bu kunut meselesinde bunlara muhalif oldu âhârûn diğer alimler. فَقَالُوا dediler ki لَا نَرَى biz görmeyiz اَلْ قُنُوتَ قُنُوتِ görmeyiz فِي صَلَاتِ الْفَجِرِ sabah namazında asla قُنُوتِ görmeyiz sabah namazında قُنُوت yoktur قَبْلَ الرُّكُو rükûdan evvel de yoktur وَلَا بَعْدَهُ rükûdan sonra da yoktur ulemanın bir kısmı da buna zahip oldu قُنُوت eş yoktur dediler bu da kim? İşte Hanefiler Hanefiler öyle değil mi? Hanefiler beş kunut yok diyorlar. Ne rükûdan evvel var, ne de rükûdan sonra. Şafiler var. Şafiler var. Kabl-i rükû İmam Malik gibi. Kabl-i rükû yapıyorlar da sabah namazını görmüyorsun. Yoksa ba'de rükû mu yapıyorlar? Şimdi sabah namazında kılıyorsunuz, kunut yapmıyorlar mı? İmam kunut yapmıyor mu Mansur Efendi? Hanbeli üstad. Burada yapmıyorlar. He? Burada yapmıyorlar üstad. Yapmıyorlar mı? Hanbeli bunlar ya. Evet. Hanbelilerde de yok mu? Hanbelilerde yapmıyorlar. Var ama yapmıyorlar. Peki Şafiler? Yapıyorlar. Şafiler yapıyor ama rükûdan evvel mi sonra mı? Rükûdan sonra üstadında. Rükûdan sonra mı? Evet. Öyleyse İmam Malik'e muhalefet etmiş. İmam-ı Şafii kendi hocasına muhalefet etmiş. İmam Malik İmam-ı Şafii'nin hocası. Gelmiş, Muvatta'yı az bir 15 günde mi ne ondan almış demiş ki ben bunu 15 senede topladım sen 15 günde aldın demiş. Zaten İmam Malik'in Muvatta'yı ezberlemiş de sonra gelmiş İmam Malik'e. Fakat hüccet itibariyle o da başka tarafı teyit etmiş. Şimdi burada şimdiye kadar okuduğumuz diyor ki Resulullah Efendimiz kabler rükûda kunut okudu, ba'der rükûda okudu. Fakat Enes bin Malik'ten bu rivayet edilen son hadis-i şerifte diyor ki ba'der rükû kunut yaptı, bu bir şey, bir ay devam etti. Bazı kavimlere lanet okudu. Ondan sonra onu terk etti. Ama devamlı olan kunut kabler rükûdur. İmamları kunutu bu tarafı tercih etmiş. Demek ki İmam-ı Şafii de ikinci tarafı tercih etmiş. Fakat Hanefiler de diyor ki kunut eş yoktur. Ne kabler rükû var ne de ba'der rükû var. Peki bunların bu kadar delilleri var. Baş sahabeden rivayet ediyorlar. Sonra bir hadis değil, birçok hadisler var. Hanefilerin ne delili var? Bunlar da delillerini getirsinler. Bunlar da delillerini getirecekler. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُ Kunut yoktur diyenlere onların hüccetindendir. فِي ذَلِكْ Kunut-i inkarlarında en hazi asar merviyete fil kunut kunutta bu rivayet edilen rivayetler eserler kadruviyet rivayet olundu ala ma zekerna zikrettiğimiz ve üzerine bunlar rivayet edildi bunlar sabittir bu rivayetleri biz inkar etmiyoruz
Hanefiler öyle diyor. Bu sizin rivayetleriniz rivayet olunmuştur. Biz bunu inkar etmiyoruz. Fakat bu rivayetlerden sonra başka rivayetler var ki onlar bunlara muariz oluyor. Bu hunutun neshedildiğine delalet ediyor. Onun için bu sizin rivayetler neshedilmiş, hunut ortadan kalkmıştır. Neshedilen, mensuh olan bir hükümde nasıl emel ediyorsunuz? Öyle diyecek. فَكَانَ اَحَدُ مَنْ رُوِيَ ذَٰلِكْ عَنْهُ Kendisinden hunut rivayet edenlerin birisi oldu. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Abdullah ibn Mesud oldu ki hunut rivayet edenlerden birisi budur. قَدْ رَوَيْنَ عَنْهُ Biz ondan rivayet eyledik. Evet. فِيهَا Bu hunut meselesindeki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz قَنَتَ ثَلَاث۪ينَ يَوْمًا O yalnız 30 gün hunut okudu. Ondan sonra terk etti, daha yok. O da işte o kavimlere lanet okudu o vakitte. Halbuki yukarılarda hunut, hunutun ispatı hakkında onun hadisini delil getirdi. Ondan rivayet var. Yine ondan rivayet ediliyor ikinci bir rivayette ki yalnız 30 gün hunut okudu. فَكَانَ قَدْ سَبَتَ عِنْدَهُ Abdullah bin Mesud indinde sabit oldu. Hunutu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hunut okuduğunu ve alimehu onu da bildi. Resulullah Efendimizin hunut okuduğu sabit olduğunda var. Ve bunu da bildi. Ne kadar müddet okumuş? Bir ay. Peki ötekiler ona cevap verir. Derler ki evet o bir ay işte bazı kabilelerin aleyhine beddua ettiği vakit bunu yukarıda da okuduk ki bu bir ay kadar devam etti ve hunuti ba'der rükû okudu. Fakat o rükûdan evvel daimi bir hunut var. Onu inkar edemezsiniz diyecekler onlar. Biz de o diyor ki evet bir ay hunut okudu. Bazı kavimlerin aleyhine beddua etti. O vakitte hunuti de rükûdan sonra yaptı. İşte bu rivayet de onu teyit ediyor. Yoksa asıl hunuti inkar etmez ki. Evet. ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا عَنْهُ Yine Abdullah bin Mesud'dan bulduk. Neyi? مَا شُلْ بِرْ رِوَايَتِكِ حَدَّسَنَا فَعْدُ بْنِ سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا بُوْ غَسَّانِ قَالَ حَدَّسَنَا شُرَيْكُمْ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ Abdullah bin Mesud buyurdu ki لَمْ يَقُنُتِ النَّبِيُّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ kunut okumadı اِلَّا شَهْرًا اِلَّا بِرْ اَيْ لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ O bir aydan evvel kunut okumadı وَلَا بَعْدَهُ Ondan sonra da okumadı. Artık bu sarih bunu itiraz edemezler. O bir ay, o beddua ettiği vakıda tahsis edildi diyemezler. Bak ne diyor? Ondan evvel kunut okumadığı gibi o bir aydan sonra da daha kunut okumamış. Abdullah bin Mesud kesmiş atmış. Demek ki kunut hepsi Peygamber Efendimiz ömründe bir ay kunut okumuş. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عبد الله بن مسعود عن رواية يقول كي Peygamber Efendimiz kunut okudu شهرا bir ay يدعو دعاء derdi yani beddعاء derdi lanet okudu على أسية وذكرانة كي Evet, sahabelerden kurraları götürdüler, Kur'an öğreneceğiz bahanesiyle yolda kestiler. Onun için onlara beddua edelim. İşte bir ay o da, bir ay dua okudu. فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz onların üzerine zahir oldu, galebe çaldı. Öseyye ve Zekvan'a herbile galebe çaldı. Ne yaptı? تَرَكَلْ قُنُوتُ Kunut'u terk etti. Ya galebe çaldı. Zaten onları esir olan oldu, mümin olan oldu, gören öldü. Bu yani beddua etmeye lüzum kalmadı. Ve kâne ibn-i Mes'ud radıyallahu anhu, Abdullah ibn-i Mes'ud la yaknutu unut okumaz idi fi salati ve gadati sabah namazında. Sabah namazında unut okumazdı. Resulullah Efendimiz'in en yakın eshabından gece gündüz ondan ayrılmamış Resulullah Efendimiz hayatının sonuna kadar unut okusa Abdullah bin Mesud okumaz mıydı? Enes bin Malik'ten bunlar istidlal ediyorlar ki ben Resulullah'tan ayrılıncaya kadar unut
okudu. Ömer de okudu diyor. Fakat yine Enes İbni Malik'ten rivayet geliyor ki Resulullah Efendimiz bir ay kunut okudu. Hadisler mütearriz oluyor Enes İbni Malik'ten. Mütearriz olunca acaba hangisi daha doğru? Bizzattan gelen rivayetler muhtelif. Fakat Abdullah bin Mesud'dan gelen bu rivayet daha kuvvetli. قال أبو جعفر إمام التحابي diyor ki فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبر işte Abdullah bin Mesud haber veriyor ki enne kunute Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kunuti ellezî kân oldu kendisinde vakı olan kunuti innemâ kâne oldu min eclimen şu kimselerin sebebiyle ki kâne yed'u aleyhi onların aleyhine beddua ederdi onun için kunut okurdu. Ve innehu kad tereke zalik. Resulullah Efendimiz bu bedduayı terk etti. Fesarel kunutu kunut oldu. Mensuh oldu. Felem yekun huve Abdullah bin Mesud olmadı. Min ba'di Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra olmadı. Ne olmadı? Ya kunutu kunut okur olmadı. Niye? Abdullah bin Mesud mensuh olunca bitti. Daha onun yapmadı. Şimdi ya öteki Malikiler ve Şafiiler bunun mensuh olduğuna gail değiller. Çünkü zahirden nesh olundu diye Resulullah Efendimiz'den de bir rivayet yok. Resulullah Efendimiz bak bunu ben okurdum şimdi ben bunu nesh ettim bundan sonra okumayın diye bir emir de yok. Onun için onlar diyorlar ki mensuh değildir biz emel ederiz. Fakat Hanefiler diyorlar ki evet Resulullah Efendimiz demedi ama fakat Abdullah bin Mesud'un rivayeti bunu teyit ediyor ki Resulullah Efendimiz bir ay kunut okumuş. Ondan sonra da terk etmiş. Bunu neye delalet eder? Mensuh olduğuna delalet eder. Eğer mensuh olmasa Resulullah Efendimiz sonuna kadar kunutu okurdu. Enes İbni Malik diyor ki sonuna kadar okurdu. Abdullah bin Mesud'a bu sonuna kadar okumazdı, bir ay okurdu. Bu vakitte ne cevap verecek Hanefiler? Diyecekler ki Enes İbni Malik'ten gelen rivayetler muhtelif. Bazılarında diyor ki bir ay kunut okudu. Bazılarında diyor ki ayet-i kerime nazır oluncaya kadar okudu. Bazılarında diyor ki ben Resulullah'tan ayrılıncaya kadar kunut okudu. Muhtelif. Muhtelif olunca delil olmaya selahiyet olmaz Enes İbni Malik'in rivayetine. Ve kâne ehadü men rüye zâlike izâ ve kâne ehadâ من روى ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قنوت رواية edenlerin birisi de kim oldu? Abdullah bin Ömer. Şimdi Abdullah bin Mesud'un rivayeti kunut vardır ve devam edilecektir diye rivayeti Abdullah bin Mesud'dan ikinci rivayetle onu ortadan kaldırdı, onu izah etti. Abdullah bin Mesud'un kendisi kunut okumazdı. Demek ki evvelki hükmün mensuh olduğuna kail oldu. Peki Abdullah İbni Ömer'den de rivayet edildi. Buna ne diyeceksin? Ona da cevap veriyor. Diyor ki ثُمَّ قَدْ أَخْبَرَهُمْ Abdullah İbni Ömer haber verdi. اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسَخَ ذَٰلِكَ Haber verdi ki bu kunuti Cenab-ı Hak Teala Hazretleri neshetti. حِينَ اَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e inzal buyurduktan sonra neyi? Şu ayeti kerimeyi Estaizu billah Leyse leke minel emri şeyhun ev yetubu aleyhim ev yuazzibahum fe innehum zalimun. Bu ayeti kerimeyi inzal ettikten sonra Cenab-ı Hak kunuti nesk ettiği daha Peygamber Efendimiz ondan sonra bunu okumadı. Ebu Hureyre ondan. O baş oradaki onun cevabı gelecek. Şimdi teker teker evvel Abdullah bin Mesud'un rivayetine cevap verdi. Sonra Abdullah bin Ömer'in şeysine cevap veriyor. O da geldi. فَسَارَ ذَٰلِكَ عِنْدَ بِنْ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah bin Ömer indinde de oldu. مَنْسُوْخًا اَيْضَا Mensuh oldu. Abdullah bin Mesud indinde mensuh olduğu gibi Abdullah bin Ömer indinde de mensuh oldu. فَلَمْ يَكُنْ هُوَ Abdullah bin Ömer olmadı. يَقْنُتُ قُنُوتْ eder olmadı. بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'tan sonra da kunut okumazdı. Ve kâne yünkiru hem de Abdullah ibn Ömer inkar ederdi. Alâmen bir kimse üzerine ki kâne yakunutu kunut okur. Kunut okuyanlara da inkar ederdi. Kemen haddesena İbrahim ibn-i Merzuk ne de kim inkar ettiğini
şu rivayet ispat ediyor. İbrahim İbn-i Merzuk rivayet eyledi. Kale haddesena Abdüssemedibi'nü Abdülvaris. Kale haddesena Şu'betu. Kale haddesena Katadetu. An Ebi Miclesi. Kale salliydu Halife İbn-i Ömer radıyallahu anh. Ebi Miclez diyor ki ben Abdullah İbn-i Ömer'in peşinde namaz kıldım. Sabah namazını. Felem yakunut, kunut duasını okumadı. Fekultu ben dedim ki al kibru yemne'uke, kibir mi seni men etti kunut okumadan? Al asli el kibru. El kibru, ona bir de bir hemze istifam geldi. İçtima oldu mi birisi ikinci hemze medde kalb olur. Al kibru. Kibir mi? Evet. Seni men etti bundan. Al kibr kibir mi? Yemne'uke seni men ediyor. Bunu okumuyorsun. Fekal Abdullah bin Ömer dedi ki ma ahfazuhu, ben kunuti hifzetmedim. Görmedim yani. En ahadin, hiçbir kimseden min eshabi, eshabımdan yani Resulullah'ın zamanında benim gibi yaşayanlardan hiçbir sahabeden kunut duasını okuduklarını da hifzetmedim. Görmedim. Demek ki olmuş bir ay, Resulullah Efendimiz bir ay kunut duasını okumuş, ondan sonra terk etmişler. Terk ettiği gibi Resulullah Efendimiz ki Ashab-ı Kerim'den hiçbir kimse kunut okumaz, kunut duasını okumaz olmuş. Öteki sahabe, hal işte öteki rivayetlere zahip olmuş da kunut var demiş. Abdullah İbni Ömer de kunutu terk edince bu kibrinden dolayı kunut okumuyor. Demiş ki kibir mi sana mani oldu ki sen terk ediyorsun? Demiş ki hayır, hiç kimse benim gibi hiçbir kimse bunu yapmıyor dedi. Cevap veriyor. Bir bu ispat ediyor. Ve kemâ haddesena Ebu Bekret'e. Kâle haddesena Vahbun ve Müemmilin. Kâle haddesena Şu'betü. Enil Hakemi. En Ebi Şâsâ. En Ebi Şâsâ. O şey değil. Şâsâ. Şâşâ değil. Şâsâ. Ebi Şahsa'dan rivayet ediyor. Evet. Ebi Şahsa. Kale Se'eltü İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer'e sual ettim radıyallahu anhüme anil kunut kunuttan. Fekale ma şehittü ve ma reyittü. Dedi ki ben kunuta şahit de olmadım da onu görmedim de. Resulullah Efendimiz peki o bir ay kılmış. Abdullah İbni Ömer onu görmemiş mi? O başka olmuş dersen onda ittifak var. O bir ay şey kunut okudu, onu da kimse inkar etmiyor. Fakat burada ma şehitü ve ma raitü dedi ki yani ondan başka Resulullah Efendimiz hiçbir namazda kunut yapmadı, ne bunu gördüm ne de şahit oldum diyor. Hâkezâ fî hadîs-i vahbin ve fî hadîs-i müennil ve lâ raitü ehaden yef'alû. Şimdi bunu Şöbe'den rivayet eden iki ravi. Biri vahib, biri müemmil. Vahib'in hadisi bu kadar. Ma şehitü ve ma reyitü. Diyor ki Şöbe bana böyle rivayet etti. Müemmilin rivayetinde ziyade de var. Ve la reyitü ahaden yef'aluhu. Onu yapan, kunutu yapan bir sahabede görmedi. Diyor. Ve kemâ haddesena Ebu Bekret'e. Kâle haddesena Ebu Davud. Kâle haddesena Zâidetü anil aş'as anebihî. قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الكنوت. Bu rivayette de diyor ki Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'dan sual ettiler. Kunut var mı yok mu? Fakale buyurdu ki ve mel kunut. Kunut nedir? Fakale dedi ki emre diyor ki kunut var mı diyor. Kunut nedir diyor evvela soruyor sahabeyi. O da diyor ki اِذَا فَرَغَ الْاِمَامُ مِنَ الْقِرَاتِ فِي الرَّكَةِ الْآخِرَةِ. Son rekette imam Kur'an'dan farig oldu mi? قَامَ يَدْعُوا دُعَى eder. Yani قَبْلَ الرُّكُوْ dua eder. Bunun duasını okur. قَالَ Abdullah ibn Ömer dedi ki مَا رَئِيْتُ اَحَدًا يَفْعَلُهُ. Ben hiçbir sahabeyi görmedim ki bunu yapar. Bunu yapan bir sahabeyi görmedim. وَاِنِّي بَنْ لَأَظُنُّكُمْ. Sizi zannediyorum. O sual eden adam kim? Eş'as-i bin Geys. Geys rivayet eden Geys. Ben sizi zannediyorum ma'aşire ehlil Irak. Ey ehli Irak cemaati, ben sizi zannediyorum ki tef'alûnehu, siz bu kunutu yapıyorsunuz. Yani ben Eshab'dan hiçbir kimseyi görmedim bunu. Ama zannediyorum ki ehli Irak siz yapıyorsunuz.
Ve Eş'es İbni Kays Beni Temim'den idi. Beni Temim'in yerleri de Kufe'de. Kufe'deydiler. Demek ki işte Erker Irak dedik mi? Demek siz bunu yapıyorsunuz. Ben kimseye saklan, kimseyi bunu yapanı görmedim. Ve kemâ haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Davud, kâle haddesene Zâide'tü, an Mansûr'in, an Temîm ibn Seleme, kâle Sü'île ibn Ömer radıyallahu anhüm anil kunuk. Abdullah ibn Ömer kunuktan sual olundu, fezekere mislehu. Yine bu rivayeti, bu rivayette gelen ibareyi zikretti, illa ennehu kâr. Bu ikinci rivayette diyor ki, şunu dedi, mâ râeytü ve lâ alimtü. Ben bunu ne gördüm, ne de kimseden işittim. Görmüşsünüz. Fevet hüma yani İbn Ömer radıyallahu anhu fi hadel bak. Bu kunut meselesinde Abdullah İbn Ömer'den rivayet edilen bu rivayetlerin, eserlerin veçi. Ennehu ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördü. İzâre fe'râsehu minel reketil ahiret. Son reketin rükûundan başını kaldırdığı vakitte kanete bunu tokurdu. Hatta enzelallahu teala, hatta Cenab-ı Hak inzel buyurdu. Leyse leke minel emri şeyyüne ve yetûbe aleyhim ve yu'azibahum fe innehum zalimûn. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Fetereke Resulullah Efendimiz terk etti. Lizalik bunun için bu ayet-i kerime sebebiyle el hunûtellezî kâne yaklutûn. O yapmış olduğu kunut duasını bu ayet-i kerimenin nüzulundan sonra terk ettiği işte Abdullah ibn Ömer'in rivayetlerinden bu anlaşıldı. Abdullah ibn Ömer'den hani rivayet ediliyor ya kunut var idi. Var idi işte bu. Peki bu rivayetlerde de diyor ki yok idi. Ne demek? Ha, yani bu ayet-i kerime nazil olmazsa neden var idi? O zaten inkar eden yok. Fakat ayet-i kerime nazil olduktan sonra Resulullah Efendimiz kunutu terk etti. Ne oldu? Nasıl oldu? Peki ya Abdullah ibn Ömer diyor ki ben işitmedim ve görmedim. Halbuki bak ayet-i kerime nazil olmasa ne böyle işitmiş de görmüş de. Birbirine taarruz etmez mi bu hikayesi? Yok, taarruz etmez. Yani ayet-i kerimenin nüzulundan sonra görmedim, işitmedim pek demedik sonra. Ayet-i kerimenin nüzulundan sonra ne gördüm ne işittim. Ve sâlehu Ebu Miclis. Ebu Miclis ona sual etti ki fekale dedi al kibru yemnauke minel kunut kunut okumadan seni kibir mi men ediyor fekale ona cevap olarak da dedi ki ma ahfazuhu ben hepsetmedim görmedim min ahadim min eshabim benim eshabımda hiçbir kimseden bunu öğrenmedim görmedim yani bu ashab kelimesiyle kastediyor min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından demek istiyor. Hiçbir kimseden bunu görmedim. Bu ayeti kerime nasip olduktan sonra hiçbir sahabe bunu okumazdı demek istiyor. E innehum lem yef'aluhu ashab-ı kiram işlemediler. Ba'de terki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz terk ettikten sonra İyyâhu kunut duasını. Bu ayeti kerime nazil olduktan sonra Resulullah Efendimiz kunutu terk etti. Ondan sonra hiçbir sahabeyi görmedim ki kunut okusun. وسأله أبو الشعثاء أوندت سيد أبو الشعثاء سؤالتي عن القنوت قنوتا وسأله ابن عمر ابن عمر ona sual etti عن ذلك القنوت أبو الشعثاء dedi ki قنوت hakkında ne dersin onu sorduğu gibi وسأله أبو الشعثاء sordu ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر ona sordu en zâlikel kunut, o kunuttan ki mahv o, kunut nedir dedi. O diyor ki, kunutu niye okumadın? Diyor ki, kunutu bana beyan et bakalım, kunut nedir? Evet. Ve yoksa biliyor onu da, bakalım ki bu kunutu anlamış mı Ebu Şahsa yoksa ezberden mi sorun? Ennel imame izâ feragâ minel kıraati, kıraatten farig oldu mi? Fırreketil âfere, son rekettenin salat-ı sürdü sabah namazında kâme yed'û Resulullah Efendimiz kalkar dua ederdi. İşte kunut bu dedi. Kim dedi bunu? Ebu Şahsa. Halbuki Abdullah ibn Ömer onu biliyor da fakat o neyse tehdit ediyor ki bu kunut hakkındaki şeysini, cevabını tam onun zihnine bıraksın. Çünkü o adam o vakıta kadar öğrenmemiş hala. Ashab-ı kiram yapmıyor. Bazıları mensup olduğunu bilmiyorlar, yapıyorlar.
Onun için ha sen dediğin kunut bu mu? Öyleyse ben diyor ki fekale Abdullah bin Ömer buyurdu ki ma ra'eytu ahaden yef'aluhu. Ashabdan hiçbir kimseyi ben görmedim ki kunut yapsın. لَأَنَّمَا أُلْبِشَيْكِ كَانَهُ عَلْمُهُ Abdullah ibn-i Ömer'in elmi oldu. مِنْ قُنُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kunutundan Abdullah ibn-i Ömer'in bilgisi. Bildi ki اِنَّمَا كَانْ oldu. اَدْدُعَاءُ بَعْدَ الرُّكُوُ Rükudan sonra dua oldu. Abdullah ibn-i Ömer'in gördüğü de oydu. O da bir ay devam etti. Rükudan sonra lanet okudu. رَعَدْ زَكْوَنْ لَحْيَانْ Hüseyye kabilelerine. Ve emma tabler rükû. Ama rükûden evvel dua ise felem yarehû. Onu görmedi. Minhu sallallahu aleyhi ve sellem'den görmedi. Ve la min gayrihi. Başkasından da görmedi. Fe enkere zâlik. Bunu inkar etti mine. Bu acilden ki yani senin dediğin bu bunu tabler rükû dediğin bunu ki ben hiç duymadım bile. Ne bunu soruyorsun? Tabler rükû hiç yok. Kabler rükû, kunut duası hiç yok demek istiyor. Çünkü kunuti, kunut var mı? O soruyor ki sen hangi kunutu soruyorsun? Ha oradan demek ki kabler rükû olmayı söyleyecek, kabler rükû olmayı söyleyecek. Ha, o adam kabler rükû kunutu söyledi. Söyleyin mi? Dedi ki ben bunu hiç duymadım. Yani Resulullah Efendimiz bunu hiç işlemedi. Ya kabler rükû, kabler rükû da bir ay devam etti. Ondan sonra terk etti. Ayet-i Kerim'in azalığını çekti. فَقَدْ سَبَتَ بِمَا رَوَيْنَ عَنْهُ Abdullah ibn Ömer'den rivayet etmiş olduğumuz bu asar ile sabit oldu. نَسْفُ قُنُوتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kunut okuması, kunut okumasının neshi sabit oldu. بَعْدَ الرُّكُوُ Rükudan sonra okuduğu kunut neshedildi. Tabi rükud zaten eşi. وَنَفْيُ الْقُنُوتِ Kunutun nefi de sabit oldu. Kabler rükû rükûden evvel aslan bu kökünde ismi sabit oldu ki kabler rükû Abdullah ibn Ömer'e göre kabler rükû hiç kunut okumamış Peygamber Efendimiz. Ama ba'de rükû da bir ay okumuş, o da nesbedilmiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sabit oldu ki Peygamber Efendimiz lem yekun yef'aluhu o kunutu işlemezdi. Yani kabler rükû. وَلَا خُلَفَاءُهُ onu kılafası da işlemezdi. مِنْ بَعْدِهِ kendisinden. Sonra. Kılafa-i Raşidin de kebler-i Rütü hiçbirisi yapmadı. Peki, bu da burada bitti. Kaldı Abdurrahman ibn Ebu Bekir rivayeti var. وَكَانَ أَحَدَ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْقُنُوتَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdurrahman ibn Ebi Bekir. Bu isim sonra geliyor. Yani o da olabilir. Kâne'nin ismi oluyor Abdurrahman. Yahut haber de yapabiliriz. Ve kâne uldi ehadu. Onun isim yaparız, Abdurrahman'ı haber yaparız. Ve kâne ehadu men revâ anhu l-kunûte an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi men ruviye anhu l-kunûte. Ve kâne ehadu men ruviye anhu l-kunûte an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den kunut rivayet edilen kimselerin birisi de oldu. Kim oldu? Abdurrahman ibn Ebi Bekir. O vakitte haber oluyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. فَأَخْبَرَ فِي حَدِيثِ Hadisinde Abdurrahman haber verdi. اَلَّذِي öyle hadis ki رَوَيْنَاهُ عَنْهُ Ondan rivayet eyledik yukarıdaki بَاَنَّمَا كَانَ يَقْنُتُ بِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu bunu duaun dua idi. Yani lanet idi. Alamen bir cemaat üzerine ki kâne yed'û onlara lanet okurdu. Aleyhi onlar üzerine. Onlar üzerine beddua ederdi. Onun kunutu da oymuş. Ondan rivayet edilen o kurraları öldüren kabilelere lanet okurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten burada müteaddit defeler geçti ki bir ay devam etti. Ve ennallâh azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de nesehe zâlik bunu neshetti bi kavlihi leyse leke minel emri şeyhine ve yetubu aleyhi ve yu'azzibuhum el ayet. Evet, ona beddua ediyor Peygamber Efendimiz. Bir ay devam etti. Cenab-ı Hak ayet gelmeyi izah edince yani senin elinde bir şey yok. Her gün sen karışma. Onlar ya mümin olurlar, tevbe ederler, yahut da ölürler, azapta kalırlar. Ondan sonra neshetti onu, emretti. Yani bunda ayeti kerimenin mefhumundan Habibim sen bunu yapma. Yapma deyince ne olur?
emri ilahiyle mensuh olmuş olur. Fefî zâlike eydâ, bunda doğrucudur. Vücûbi terkil kunûti fil fecri, sabah namazında kunûti terk etmenin vücûbu orucudur. Bu ayet kelime mucibince. Hangi kunûd? Beader rükû mu, gabler rükû mu? Beader rükû. Zaten gabler rükû kökünden inkar ediyorlar. Ve kâne ehedü men rûvî anhu. Bu kunûd kendilerinden rivayet edilenlerin birisi de oldu. Kimden rivayet eden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Evet, zalik eyda, bu meseleyi rivayet edenlerden birisi de oldu. Hufâfü bin imâ'yı. Hufâfü bin imâ oldu. Fezeker an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikretti ki, ennehu lemmâ rafi'a râsehu mine rükû'. Bu hadisinde Hufâf dedi ki, Peygamber Efendimiz baktı ki başını rükû'dan kaldırdı. Kale buyurdu ki, eslemu sâlemehallâh. وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَعُسَيَّةُ عَسَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اللّٰهُمَّ الْعَنْ بَن۪ي لَحْيَانُ وَمَنْ ذُكِرَ وَمَنْ ذَكَرَ مَعْلُمُ Eslem Huza'den bir kabile dedik ya Peygamber Efendimiz'de Hüdeybiye'de onlar Resulullah Efendimiz'in himayesine girdiler, Müslüman olmamıştılar. Fakat Beni Bekir'de Kureyş'in himayesine girdiler. Küfür tarafını iltizam ettiler. Sonra da bu muahedeyi bozan Beni Bekir oldu. Beni Bekir bir gece geldi, bastılar. Huza'a kabilesini, mallarını aldılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmını esir ettiler. Onlar da geldi Resulullah Efendimiz'e şikayet ettiler. Ve Hüdeybiye müsalahası bununla bozulmuş oldu. İşte o müsalaha arasında, daha ondan evvel, bozulmasan evvel, bunlar bir sahabe geldi aldı Ra'il Zekvan Lahyan, biz Müslüman olduk, kurraları gönder de bu Kur'an-ı Kerim okuyanları bize Kur'an okusun, götürdüler, yolda öldürdüler bir desise hileyle. Peygamber Efendimiz işte o vakitte daha hele Huza'a Müslüman olmamış, bu Eslem de Müslümanların himayesinde ondan bir kabile onlara dua ediyor. Eslemü sâlemehallâh, yani onlar müsalemette oldukça, bize sadık kaldığı müddetçe onları da Allah selamette kılsın. Çünkü hele iman ettikleri yok ki mağfiretlerine dua eder. Ama gıfar ise en evvele Müslüman olan kabilelerden. Gıfarı da mağfiret et ya Rabbi. Çünkü onların hepsi mümin idi. Fakat o seyye Allah'a isyan ve Resulüne isyan ettiğinden dolayı ya Rabbi sen Lehyan'a ve onunla beraber zikretmiş olduğu Ra'il, Zekvan, Hüseyye. Bu dört. Bundan sonra Mudar, Mudar'ı diye talip diye. Bunların hepsine lanet ettiydi. Fefî hâdel hadis, bu hadisi şerifte, Hufâf'ın bahsi hadisinde, rivayetinde, orucudur. La'anü men, bir kimsenin la'anı orucudur ki la'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kime lanet ettiyse, ona lanet orucudur. Yani caizdir. Ve fî hadise-i İbn-i Ömer radıyallahu anhüma, ve Abdurrahman ibn Ebi Bekir yukarıda Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen hadiste, Abdurrahman ibn Ebi Bekir'den rivayet edilen hadiste de olurdur ki وَكَدْ اَخْبَرَاهُمَا Onlar haber verdiler ki hadisiyema hadislerinde ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz tereke zalike bunu terk etti. حِينَ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الَّذ۪ي زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz ayet-i kerime nazır olduktan sonra bu lanet okumayı terk etti. Fefî hadisihima Abdullah ibn Ömer'in hadisiyle Abdurrahman ibn Ebi Bekir'in hadislerinde olucudur. Ney? Ennesu nesih. Nesih sabittir. Kemâ fî hadisi Hufâf ibn İmâ. Hufâf ibn İmâ'nın hadisinde olduğu gibi. Şimdi eyni vaka onların hadisinde de var. Hazreti Hufâf'ın hadisinde de var. Onların ikisinin hadisinde nesh edildiği sabit oldu. Fakat Hufâf'ın hadisinde nesh olduğu sabit olmuyor. Diyor ki فَهُمَا اَوْلَى Onların ikisinin rivayeti evladır. مِنْ حَدِيسِ بْنِ اِمَا Hufâf ibn İmâ'nın hadisinde. Evladır. Madem onlar da nesh sabit oldu. وَفِي ذَٰلِكَ Bunda da orucudur. يُشُوبِ تَرْكُ الْقُنُوتِ اَيْذَا Öyleyse madem onların hadisinde nesh sabit olmuştur, Hufâf'ın hadisinde de sabit olmuş demektir. Öyleyse kunûti terk etmek vaciptir. Değil okumak sünnet olsun, terk etmesi vacip.
ve kâne ehedü men ruviye anhu zâlike eyza el-berah. Bir de bu kunut rivayet edilen kimselerden birisi de Berâ ibn Azib'dir. Berâ ibn Azib ki Peygamber Efendimiz bunun duası mekbuldur. Her neye yemin ederek dua ederse duası kabul olur. İşte bu zaman. O da rivayet ediyor bunu. Bunun hadisine de diyeceğiz. فَرَوَا عَنْ فَرُوِي عَنْهُ Berâ ibn Azib'den rivayet edildi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَعْرِجِ Sabah namazında ve akşam namazında kunut okurdu. Sede sabah namazı değil, bir de akşam namazı var. وَلَمْ يُخْبِرْ Fakat haber vermedi. قُنُوتِهِ ذَلِكْ O kunutunu haber vermedi ki mahve neyi okurdu? Akşam namazında hangi duayı okurdu? Haber vermedi. Kunut yapardı diyor. İzah yok. Yani ötekiler rivayet ediyor ki bak şu lefsi okurdu. Allahümme el-en filan filan mesela es-senü salama Allah ve gafer Allah. Rivayet ediyorlar kunutun lefsini zikrediyorlar. Bunda o yok. Diyor ki kunut okurdu diyor. Fakat ibare yok. Fakat yecüzü caiz ki en yekûne zâlikel kunut o kunut ola. Ellezî revâhu ibn-i Umar radıyallahu anhuma ve Abdurrahman ibn-i Ebu Bekir. Caiz ki diyor onun rivayet etmiş olduğu kunut da Abdullah ibn Ömer ve Abdurrahman ibn Ebu Bekir rivayet etmiş oldukları bu lanet meselesi olan. Caiz ki bu duayı okudu. Artık ihtimal veriyoruz. Ve men reva zâlike me'humu. Onlarının beraber başka rivayet edenler de ettiler. O da kimidir? Hufat ibn İmam. O da öyle rivayet etti. Caiz ki onu okuyordu. Eğer bunu okuyorduysa sümme nusuhe zâlik ve ilayeteyde. Bu ayet-i kerime o da neshedilmiş olur. Eğer o duayı okuyor ise, lanet okuyor ise, ayet-i kerime umum olarak لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ Habibim senin elinde bir şey yoktur. Ya onlar tövbe eder, Müslüman olurlar yahut da Cenab-ı Hak onları azap eder eğer zalim olarak ölürlerse dedi Cenab-ı Hak nehyetti, mensuh oldu. وَقَدْ قُرِنَ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ Fakat bu Berâ ibn Azib'in hadisinde mukarın kılındı beynel mağribi vel fetir. Akşam ile yatsı ötekilerin rivayetinde yalnız sabah namazı var. Bunda bir de bir akşam namazı var. Fe zekere enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaklutu fihima. Berâ ibn Azib dedi ki hem akşam namazında bunu okurdu hem sabah namazında. Buna ne cevap verilecek? Fe fî icma'i muhalifina lena. Fefi icma'i muhalifine, bize muhalif olan, yani kunuti isbat edenlerin icma'ında olucudur. Kime muhalefetlerinde? Lena bize. Bize dedi ki yani kunuti okumayanlar, onların muhalifleri okuyanlar, okuyanların icma'ında vardır. Yani onlar şu mesele üzerine icma etmişlerdir ki Alâ ennemâ kâne yef'alûhû fil mâri. Peygamber Efendimiz'in akşam namazında yapmış olduğu iş min zâlike bu kunut meselesinden mensuhun mensuhtur. Onlar o kunuti sabah namazında ispat edenler akşam namazındaki kunut mensuhtur. Onlar aralarında icma etmişler. İcma edince bize daha ziyade kuvvetli oldu. Demek akşam namazındakinin mensuh olduğuna siz gayisiniz bizim gibi. Akşam namazı meseleden çıktı. Sabah namazında da zaten biz ispat ettik ki neshedildi. Ne akşamı kaldı ne de sabahı kaldı. لَيْسَ لَاَحَدٍ بَعْدَهُ Resulullah Efendimiz'den sonra hiçbir kimse için olmadıken يَفْعَلَهُ Bunu işleye. Evet, bunların icmağında orucudur. Delilün. Delil orucudur ki, yani onlar diyorlar ki akşam namazındaki kunut neshedilmiştir. Hiçbir kimseye layık değildir ki akşam namazında kunut yapar. Kunuti iddia edenlerin bu icmayı, akşam namazındaki kunutun neshedildiğine ittifak etmeleri delildir. Neye delildir? Ala annema kana yef'aluhu. O bir şeye ki Resulullah Efendimizin işlediği fil fecri sabah namazında eyden akşam namazı gibi kezalik mensuptur. Ona delalet eder. Madem siz akşam namazında kunutun mensup olduğuna gayesiniz, sabah namazı onun gibi. Çünkü neyle neshedildi? İkisi bir beraber neshedildi. Leyse leke minel emri şeyun ayeti kerimesiyle neshedildi. Akşam belki
Kunutun neshi gibi sabah namazı da onunla beraber neshedildi. Ve kâne ehedü men rûye anhu an Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem eydâ ve kâne ehedü men rûye anhu an Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem eydâ el-kunutu fil-fecir Enes ibn-i Malik radıyallahu anh. Kunutu rivayet edenlerin birisi de Enes ibn-i Malik'tir. Hatta bunun da muhtelif hadisleri vardır. Kabler rükû var, ba'de rükû var, sonra bir ay okudu, terk etti, sonra ben Resulullah'tan ayrılıncaya kadar Resulullah kunut okudu, ondan sonra Hazreti Ömer kunut okudu, Hazreti Ömer vefat edinceye kadar kunut okudu diye onun hadisleri daha mühim. Buna gelince فَرَوَ عَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِ الْغَدَاتِ حَتَّى فَارَقَهُ. Onun rivayetinde diyor ki ben Resulullah Efendimiz'den ayrılıncaya kadar, yani Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif edinceye kadar Resulullah Efendimiz bunu okurdu. فَأَسْبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Ama neden sonra? قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ الرُّكُوعِ. بَعْدَ الرُّكُوعِ diyor. Öyle değil mi? لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. Rükudan sonra kunut okurdu. Hatta ben ayrıldım diyor Resulullah. فَأَسْبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadiste ispat etti. اَلْقُنُوتَ قُنُوتَ Hazreti Enes فِي صَلَاتِ الْغَدَاتِ sabah namazında. وَاَنَّ ذَٰلِكِ. Ve şunu da ispat etmiş oldu ki bu lem yunsak neskedilmedi. Sabah namazında kunut var idi. Bu da neskedilmedi. Enes İbni Malik'in bu. Rivayeti bunu ispat ediyor. Evet. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ وُجُوهُ. Halbuki Enes İbni Malik'ten yine rivayet edildi. Hilaf-ı zalik. Bu rivayetin hilafına başka rivayetler geldi. فَرَوَا اَيُّوبُ اَمْ مُحَمَّدِ اِبْنِ سِيرِينَ. Muhammed İbni Sirin'den Eyyub rivayet etti. قَالِ Muhammed İbni Sirin ki meşhur rüya tabircisi. Tabiinden Hazreti Ali'nin tilmizidir. Rüya tabirinde onun gibi bir adam gelmemiştir. Meşhur bu. قَالَ سُئِلَ اَنَسُنْ. Hazreti Enes sual edildi ki اَقَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ Resul-i Ekrem Efendimiz sabah namazında kunut okudu mi? فَقَالَ نَعَمْ. Okudu. Sabah namazında kunut okudu. فَقِيلَ لَهُ. Ona denildi ki قَبْلَ الرُّكُوعِ اَوْ بَعْدَهُ. Rükudan evvel mi okudu kunuti yahut rükudan sonra mi? فَقَالَ dedi ki بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا. Rükudan az sonra okudu. Mesele halloldu. Rükudan az sonra okunan o kavimlere lanet idi. O da ayet-i kerimenin nüzulüyle nesk edildi. Ve müddeti de ne kadar oldu? Bir ay. Şimdi burada diyor ki ba'de rükû. Ba'de rükû olduktan sonra yani unut yoktur diyenlere daha ziyade kuvvet gelmiş oluyor. Bir, وَرَوَا إِسْحَقُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي تَلْحَ عَنْهُ اَنَّهُ قَالْ قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاث۪ينَ سَبَاحًا. Peygamber Efendimiz 30 sabah kunut okudu. اَلَى رَعْلٍ وَزَكْوَانْ رَعْلُ زَكْوَانْ قَبِيلَلَرِنْ عَلَيْهِنَ بَتْتُوَا اِتْتِ. 30 gün. Bak burada da müayyen. 30 gün ziyade yok. Peki Hazreti Enes'ten bir rivayette ölünceye kadar Resulullah evet. Efendimiz dar-ı ahirete teşrif edinceye kadar okumuş. Fakat bu rivayetlerde de diyor ki bir ay. Öyleyse Hazreti Enes İbni Malik'le rivayet edilen hadisler birbirine mütearız olduğundan dolayı hüccet olamazlar. İza ta'arıda tesafat. İki hadis birbirine mariz olursa tesafut eder. وَرَوَا قَتَادَةُ عَنْهُ نَحْمًا مِنْ زَالِكَ. Katade'de Hazreti Enes'in böyle rivayet eyledi. وَرَوَا عَنْهُ حُمَيْدٍ. Hümeyd'de rivayet eyledi. اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا قَنَتَ عَشِّينَ يَوْمًا. Bu da yine Enes İbni Malik'ten geliyor ki 20 gün. Öteki rivayetlerde bir ay, bu da 20 gün. Bu rivayet de var Hazreti Enes'te. فَهَاُولَٰئِ كُلُّهُمْ. Bunların hepsi قَدْ اَخْبَرُوا عَنْهُ. Hazreti Enes'ten haber verdiler. خِلَافَ مَا رَوَى عَمْرٌ عَنِ الْحَسَنِ. Amr'ın Hasen'den rivayet etmiş olduğu Resulullah ta ben ondan müfaragat edinceye kadar kunuta devam ettiği rivayete bu rivayetler muhalif oldu. وَقَدْ رَوَى عَاصِمْ عَنْهُ. Asim de yine Enes İbni Malik'ten rivayet eyledi.
inkâren kunûti ba'de rükû'i aslan. Rükûdan sonra asla kunut etmedi diye o da bir rivayet etti Hazreti Enes'te. O da üçüncü rivayet. Ve enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem innemâ fe'ale zâlike şehren. Ba'de rükû, Peygamber Efendimiz yalnız bir ay devam etti kunuta, ondan sonra daha yoktur dedi. Velakinnel kunute kabler rükû, lakin kunut kabler rükûdur, ba'de rükû yoktur bu rivayette. فَضَادَّ ذَٰلِكَ اِذَا bu zıdd oldu. مَا رَوَى عَمْرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَمْرُ بُنُ عُبَيْدٍ rivayet etmiş olduğu hadise zıdd oldu ve halefehu ona muhalif oldu. Şu anda Enes İbn-i Malik'ten gelen rivayetler karıştı birbirine. Birisinde var idi, birisinde yok idi, birisinde قَبْلَ رُكُوَ idi, birisinde بَعْدَ رُكُوَ idi. Onun için ihticaca salih olmaz ama öteki rivayetlere hep birebire cevap verdi. فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ hiçbir kimseye caiz olmaz ki en يَحْتَجْ يَحْتِجَاجِ لَا فِي حَدِيسِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ لِأَحَدٍ وَچِينَ Hazreti Enes'in bu hadislerinde iki tarafın birisiyle ala da onu teşviz eder. Niçin? O da neden? مِمَّا رُوْيَ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ لِأَنَّ لِخَسْمِهِ Hasmi Hazreti Kunut'i ispat eden bir adam Hazreti Enes'in hadisiyle ihticac ederse onun hasmi için de olucudur. Yani kunut inkar eden için de olucudur. En yehtecce aleyhi kunut isbat edenin aleyhine imaru yani Enes'in gene Enes'ten Hazreti Enes'ten rivayet edilen başka bir hadisle. O da neden miyim? Ve yuhalif üzalik. Ona muhalif olan. Çünkü Hazreti Enes'ten iki türlü var idi yok idi. O var idi rivayetini getirirse belki de yok idi diye rivayeti getirecek. İkisi de Hazreti Enes'ten. وَأَمَّا قَوْلُهُ أَمَّا أَنَسْ بِنِ مَالِكٍ قَوْلِ وَلَاكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوْهُ Kunut قَبْلَ الرُّكُوْهُ Çünkü Asim'in rivayetinde diyor ki بَعْدَ الرُّكُوْهُ bir ay devam etti. Ondan sonra daha yoktur. Asıl kunut قَبْلَ الرُّكُوْهُ Hazreti Enes böyle demedi mi? Bu rivayete gelince evet فَلَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunu Peygamber Efendimiz'den zikretmedi. Peygamber Efendimiz kabler rükû kunut okurdu demiyor. Kendi indinden diyor. Fakat yecûz en yekûne zâlik caiz ki Enes bunu almış oldu. Hazehu ammen ba'dehu. Kendisinden sonra yapanlara baktı ki kabler rükû yapıyorlar da o da onu söyledi. Ev re'yen râhu yahut da kendi re'yini söyledi. Onun için Resulullah kabler rükû yapıyor diye bir rivayet yok. Resulullah ba'der rükû yapıyordu. O da bir ay devam etti, o da nesledildi. Evet. Ama قَبْلَ الرُّكُوْ كُنُوْ تَوْكُيُوْرْدِ İbn-i Enes İbn-i Malik Resulullah'ı ben böyle gördüm demiyor ki caiz ki kendisinin bir rayı ola, caiz ki kunut yapanları gördü ki قَبْلَ الرُّكُوْ yapıyorlar, onu söylemiş olan. فَقَدْ رَعَى غَيْرُهُ Enes İbn-i Malik'in rivayeti burada kaldı. Halbuki Enes'in gayrisi فَقَدْ رَعَى غَيْرُهُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem خِلَافَ ذَلِكَ Ashab-ı Resulullah'tan olan Abdullah ibn Emr, Abdullah ibn Mesud bunlar ne diyorlar? Peygamber Efendimiz قَبْلَ الرُّكُوْ hiç kunut yapmadı. Asla kunut yapmadı diyorlar. فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ اَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ Enes'in kavli Abdullah ibn Emr'in kavlinden, Abdullah ibn Mesud'un kavlinden evre olamaz. اِلَّا بِحُجَّتٍ اِلَّا حُجَّتِ ile olur. Öyle hüccet ki تُبَيِّنُ لَنَا bize beyan eden bir hüccet olacak. Hüccet de yok. Evet. فقال Hazreti Enes dedi ki مَا زَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Efendimiz devam ettiği yakın tutumu çekmede فِي صَلَاتِ الْغَدَاتِ sabah namazında حَتَّى فَارَكَتْ دُنْيَا حَتَّى dünyasını değişinceye kadar unut etti. Buna ne diyeceksin? Yani Enes İbn-i Malik'ten muhtelif rivayetler geldi. Enes İbn-i Malik unut yaptı, yapmadı. Bu rivayetler müktelif olunca fakat kendisine diyor ki sordular ki bir ay unut yaptı. O da diyor ki hayır. Dünyasını değişinceye kadar unut yaptı. Ya o bir ay meselesi o lanet okuduğu hususi cemaate lanet okuduğu vakit bir ay kadar onu yaptı. Ba'der rükû ondan sonra terk etti ama kabler rükû hayatını değişinceye kadar devam etti. Buna ne cevap vereceksiniz? قِيْدَ لَهُ ona denilir ki قَدْ يَدُورْ
en yukune zâlike kunut. Caiz ki o kunutu da hüve o el kunutellezî revâhu amrun anil haseni an enesin radıyallahu anh. Amrun hasenden hasenin enes radıyallahu anh der rivayet etmiş olduğu kunut o da. Fe imkâne kezâlik eğer bu olursa kezâlik o kunut, bu kunut olursa fakat dâdâhu ona zıt doldu, bu zıt, ona zıt doldu, fakat daha da bu ona zıt doldu, ma o rivayetler çeker çekemez diyor. Çünkü Hz. Enes'ten iki rivayet oldu, evet, kadrer rükû vardır, birisinde de hiç kunut yoktur diye. Eğer o kunut ise Hz. Hasan Enes bin Malik'ten rivayet etmiş olduğu o kunut ise bazı rivayetlerde de geldi ki hiç yoktur, birbirine gene rivayetler zıt doldu. Ve yecûzü caiz ki en yekûne zâlikel kunut bu kunut ola huvel kunute kabler rükû rükûden evvel olan kunut ola ellezî öyle kunut ki zekerev enesun radıyallahu anh fî hadîs-i Asim. Asim'in hadisinde Hazreti Enes'in zikretmiş olduğu ola. Felem yesbütlenâ bize sabit olmadı an Enes'in Hazreti Enes'ten o da kimden? Hani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ki Enes'in rükûdan evvel yapılan kunut da olmadı, sabit olmadı şeyin hiçbir şey. Rükûdan evvel kunut, şimdi buradaki nisai değil. Hazreti Enes radıyallahu teâlâ'dan iki rivayet var. Gâbde rükû kunut var, gâde rükû kunut var. Bâde rükû kunut bir ay devam etti, kesildi. Şimdi bu sonki rivayette diyor ki Hazreti Enes'e sordular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir ay kunut yaptı. O da dedi ki hayır Resulullah Efendimiz dünyasını değişinceye kadar kunut yaptı. Peki dünyasını değişinceye kadar kunut yapmışsa bu kunut hangi kunuttu? Ve'de rükû olan ve kendisinde lanet olan o kunut miydi? Yoksa kabler rükû olan unutmayın. Eğer ba'der rükû ve bir takım kabilelere lanet etmiş olduğu unut ise bunda yukarıda okuduk. Yine Hazreti Enes'ten dedi ki Peygamber Efendimiz bir ay bir rivayette 20 gün buna devam etti. Ondan sonra leyse leke minel emri şeyün ayet kelimesi nazır olunca terk etti ve bir daha da yapmadı. O da Hazreti Enes'ten geliyor. Burada da diyor ki dünyayı ahirete teşrif edip bu dünyadan ayrılıp ahirete teşrif edinceye kadar devam etti. Bu birbirine zıt oldu mu olmadı mı? Eğer o kunut, ba'der rükû kunut ise yukarıda Hazreti Enes'ten geldi ki bir ay devam etti. Yahut da 20 gün. Burada da onu murad edersek ki ta Peygamber Efendimiz ömrünün sonuna kadar devam etmiş. Bu hadis-i şerif birbirine zıt olur. Bu delil olmaz. Yok dersen ki kabler rükû Hazreti Enes'in dedi ki kabler rükû olan kunuta devam etti hatta ahirete teşrif edinceye kadar. Ha onu alacak olursan ise diyor. Onu da biz yukarıda yine Hazreti Enes'ten rivayet eyledik ki Hazreti Enes onu kendi reyinden söyledi. Yahut da ashabi gördü ki bazıları bunu yapıyor. Yoksa Hazreti Enes Peygamber Efendimiz kabler rükû kunut yapıyor diye bunu da ömrünün sonuna kadar yaptı diye bir rivayet yok. Kabler rükû rivayeti varsa Resulullah'tan rivayeti değil. Ya kendisinin reyi yahut da ashabtan bazılarını görmüş bunu yapıyor diye. Dedi ki bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sabit olan bir şey yok kabler rükû. فَلَمْ يَسْبُتْ لَنَا اَنْ عَنَسِنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Öyleyse Hazreti Peygamber'den Hazreti Enes terikiyle sabit olmadı. Fikunutu kunutta kabler rükû olan kunutta şeyin hiçbir şey sabit olmadı. وَقَدْ سَبَتَ sabit oldu anhu Hazreti Enes'den اَنْ لَسْهُ نَسِخْ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوْ بَعْدَ الرُّكُوْ olan kunutun hakkında da nesih vakı olun. Yine Hazreti Enes rivayet eyledi. Şu anda bu itiraz edenin itirazı yerinde olmadı. Cevabı anladınız mı? Ne dedi adam? Hazreti Enes'e sordular. Resulullah kunut yaptı mı? Evet. Hatta fareket dünya.
dünyada, dünyasından ayrılıncaya kadar unut yaptı. Buna ne cevap vereceksin? O ne türlü cevap verdi? Dedi ki sen bu dünyadan, dünyasını teşrif edinceye kadar yapmış olduğu kunutla hangi kunutu murad ediyorsun? Ba'der rükûmi, kabler rükûmi. En evvel alalım ki ba'der rükû. Ba'der rükû ise Hazreti Enes'ten rivayet edildi ki bu bir ay devam etti. Ondan sonra nesk edildi. Yani Hazreti Enes'ten rivayet etmedik. Ettik mi etmedik mi? Ettik. Öyleyse ba'der rükû olan ortadan kalktı. O nesk edilmiş. Ya kabler rükû. Kabler rükû olan kunutu murad edersense Hazreti Enes... Hatta tarafa dünya. Evet. Hadis değil mi o? Evet. İşte o sual o. Sual o. Evet. Sonra? Evet. Onun cevabı ne oldu? Kıyle lehu. Fadiye cüz'e yekûne zâlikel kunut vel kunut ellezî revâh amrün el hasen en ezel radiyallâhe ve inkâne zâlik ve zâlik ve kaddâddehu mâ kad zekârnâ. Yani ba'der rükû. Ba'der rükû olansa Hazreti Hasan'ın rivayet etmiş olduğu o caiz. Onun zaten cevabı geçti ki o kendisi de rivayet etti ki bu nesk edildi. Ba'der rükû olan bunu. Yok. Ve yedüzen yekûne zâlikel kunut vel kunuta kabler rükû. Rükûdan evvel olan kunut caiz olur. Bunu murad etmek caiz olursa ellezî zekerehu Enes radıyallahu anh fî hadis-i asil. Onda da diyor ki فَلَمْ يَسْلُتْ لَنَا عَنْ عَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوْ شَيْءٍ قَبْلَ الرُّكُوْ bir kunut vardır diye Resulullah Efendimiz'den bir rivayet yok ki. Kendisi dedi ama bu ya kendisinin fikridir ya başka hesaptan görmüştür. وَقَدْ سَبَتَ عَنْهُ فَالنَّسْخُ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوْ بَعْدَ الرُّكُوْ olan kunutunda nesli sabit oldu. Yukarıda zaten onu izah edelim. Ve kâne Ebu, şimdi Hazreti Enes'in meselesi böyle halloldu. Ve kâne Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre de oldu. Ehâde men rûviye anhu an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem eyda el kunûtü fil fecir. Sabah namazında kunut rivayet edilen bir kimselerden birisi de Ebu Hureyre oldu. Ebu Hureyre Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz sabah namazında kunut yapar. Şimdi bak kaç sahabe dün cevap verdi ya. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Hazreti Ali, Abdurrahman ibn Ebu Bekir, sonra Hazreti Enes, bunların hepsine teker teker cevap verdi. Bugün Hazreti Ebu Hureyre'ye de mümkünle cevap veriyor. Buna ne diyeceksin diyor. Ezalikel kunut diyor ki bu kunut Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen kunut. Huve duaun li kavmin ve duaun helâkharin. Bir kavmin lehine, bir kavmin de aleyhine yapmış olduğu duadır. Ve fi hadîfihi Ebu Hureyre'nin hadisinde olmuştur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tereke zâlik bu unuti terk etti. Hîn enzelallah azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insan buyurduğu vakitte Es-Sâhü Billah neyse de kemiler emri şeyhün helâle. Bu ayet-i kerime nazil olunca onu terk etti. Hazreti Ebu Hureyre zaten bunu rivayet etti. Ne dedi? Peygamber Efendimiz kunutta gıfâru gafarallâhu lehâ eslemü sâlemehallâh Allahümme'l-an râlem ve zekvân ûseyi asetillâhe ve rasûle. Sonra Allahümme encil velid, ebnel velid ve filan ve filan bir kavmin lehine, bir kavmin de aleyhine dua ettiği kunut idi. Bu da rükudan sonraydı. Buna da Peygamber Efendimiz bir ay devam etti. Sonra leyse leke minel emri şeyün ayeti kerimesi nazil olunca bu nesk edildi. İşte Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis bu ve bu da mensuh. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ itiraz eden bir adam itiraz etse ki فَكَيْفَ يَجُوزُ nasıl caiz olur ki اَنْ يَكُونَ هَذَا bu ola hakeza böylece ola. فَقَدْ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ halbuki Hazreti Ebu Hureyre oldu. بَعْدَ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sonra يَقُنُتُ dua ederdi ki sultu sabah namazında. Diyor ki sen böyle diyorsun ama o ba'de rükû olan kunutu di. Eğer o mensuh olmuş olsa Hazreti Ebu Hureyre niçin sabah namazında kunuta devam ederdi?
Resulullah Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Hureyre kunut okurmuş sabah namazında. Buna ne diyeceksin diyor. Fezekere zikretti. Mukayif diye fraz eden kimse neyi? Ma şulbiş rivayeti ki fethaddesena Yunus. Kale haddesena Abdullah ibn Yusuf. Hâzal haddesena Ravuh ibn Ferec. Kale haddesena Yahya ibn Abdullah ibn Keyif. قال حدثنا بكر بن مطر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في صلاة الصبح سنة إكي سنة إلى حضرت أبو هريرة رواية نسبات إكي سبع نماز حضرت أبو هريرة قنط يفردي بناء علي demek ki قنط قبل ركوع نسب olan قنط نسب edildiğine delil حضرت أبو هريرة yok. قال أبو جعفر إمام الصحابة diyor ki فدل ذلك bu rivayetler delalet etti ki على أن المنسوخ منسوخ عند أبي هريرة رضي الله عنه حضرت أبو هريرة عند المنسوخ إنما كان أولده هو الدعاء دعاء ولدي على من بكمسة üzerine ki دعا عليهم دعا etti رسول الله صلى الله عليه وسلم. Madem unutta bir kısım adamların lehine, bir kısım adamların da aleyhine dua var. Aleyhde olan dualar nesfedildi. Hazreti Ebu Hureyre buna kanaat getirdi ki aleyhde dua yok ama lehde dua var. Bu sabit olmuş olur. فَاَمَّا الْقُنُوتُ الَّذ۪ي شُرْبِ الْقُنُوتُ ki dua ki كَانَ مَعَ ذَٰلِك bununla beraber oldu. Yani şurb-ı kunut Müslümanların lehinde oldu. Ki o aleyhde olan dua ile beraber idi. Aleyhde olan dua nesk edildi. Fakat onunla beraber olan lehde olan kunut fela ve nesk edildi. Evet. قِيلَ لَهُ بَعْدَمَا denilir ki اِنَّ يُونُسَ بْنَ يَزِيدُ قَدْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ الَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. Bu babın evvelinde Unut hadisinde Zöhri'den rivayet etti Yunus ki مَا قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْعَلَى قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ الْوَهْدِ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ اِبْنِ شِحَابِ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. O hadisi şerifi tuli yani başından sonuna kadar zikretti. سُمُّ قَالَ فِي hadis uzun da bu hadisin bir parçasında dedi ki sünne kad belagana sonra bize erişti ki ennehu Hazreti Ebu Hureyre tereke zalik bunu terk etti bu kunuti heyne unzile aleyhi Peygamber Efendimiz'e inzal edildiği vakitte leyse deke minel emri şeyin elaya bu ayet-i kerime inzal edildiğinde Peygamber Efendimiz aleyhde olan duayı kunuti terk etti fesare zikru nüzule hadi ilaya bu ayetin nüzulunun zikri oldu. اَلَّذ۪ي كَانَ بِهِ النَّسْخُ velayet işte bununla nesk oldu. مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِي Zühri'nin kelamından oldu. لَا مِمَّا رَوَاهُ يُخْسُ Zühri'nin rivayet etmiş şeyden etmiş olduğu rivayetten değil. Zühri de kimden? عَنْ سَعِيدٍ وَاَب۪ي سَلَمَةً Sa'id ve Ebi Seleme'den. Bunlar da kimden? عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Hureyre diyor ki bunun Zühri'nin kendi sözündendir. Yani aleyhde olan nesk edildi de lehde olan nesk edilmedi. Bu Zühri'nin kendi kelamı yoksa Resulullah Efendimiz'den rivayeten değil, gelmiyor. Fakat yehtemülen yekune yehtemal olur ki ola nüzulü hadi ilaye bu ayetin nüzulü ola lem yekun Ebu Hureyre radıyallahu anhu alimehu. Caiz ki bu ayet-i kerimenin nüzulünü Hazreti Ebu Hureyre bilmedi. Onun için kunuta devam etti. Hazreti Ebu Hureyre kunut okurmuş. Caiz ki nesk edildiğini bilmemiş diyor. Fekâne ya'mel. Onun için Hazreti Ebu Hureyre amel ederdi. Alâ mâ alime. Bildiği şey üzerine. Min fi'li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in fi'linden ve kunuti kunut okumasından. Onu görmüştü. Resulullah Efendimiz'i görmüştü ki Resulullah Efendimiz kunut yapıyor. O da yapıyordu. Bunun mensuh olduğunu da bilmedi. Buna devam etti. İlâ emmâ. Vefat edinceye kadar. لَاَنَّ الْحُجَّةَ حُجَّةَ
lem tesbüt, sabit olmadı indehu Hazreti Ebu Hureyre indinde bir hilafi zalim, bunun hilafına yani onun mensup olduğunu dair bir hüccet sabit olmadı. Onun için Hazreti Ebu Hureyre devam etti. Demek netice oluyor ki Hazreti Ebu Hureyre bunun nesvedildiğini bilemedi. Yani kabler rükû hakkında değil de bu bader rükû. Bader rükû, gunut duası, lehde ve aleyhde iki şıkkı havisi. Aleyhde olanlar ayetle neskedildi. Fakat lehde olan, müminlerin lehinde olan dua ise Hazreti Ebu Hureyre'ye göre bu neskedilmemişti diyor. Onun için onu devam etti. Ve alime, bunu Ebu Hureyre bilemedi. Ve alime, fakat bunu bildi kim? Abdullah ibn-i Umar radıyallahu anhuma ve Abdurrahman ibn-i Ebi Bekir'in Hazreti Abdullah ile Hazreti Abdurrahman bildiler ki enne nüzûle hâzî lâye bu ayetin nüzûli kâne neshen nesih oldu neyi limâ kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alû Peygamber Efendimiz bunu duasını okurdu onu nesih oldu fenteheyâ ilâ zâlik bunlar da buna intiha ettiler. Bu ayet-i kerimenin nüzulü sebebiyle neshedildiğine bani oldular ve tereka terk ettiler. Bihi bu sebeple el mensuh el mütekaddim tekaddüm etmiş olan mensuh hükmü terk ettiler. Yani netice Hazreti Abdullah İbni Ömer, Abdurrahman İbni Ebi Bekir bu kunut duasının nesh olduğunu bildiler ve terk ettiler ve bir daha da kunut okumadılar. Hazreti Ebu Hüreyre de aleyhde olan kısmın nesk edildiğine gail oldu fakat lehde olanın neskine gail olmadı, nesk edebilmedi, devam etti, unut okudu gitti. Bunun hariçten de gene bir misali var. Hazreti Ebu Hureyre'de bir de şey var. El vudu mimma meshetunnar. Herhangi bir şey ki ateşte biter, pişer, ateş görür, abdesti kaçırır. Peygamber Efendimiz evvelden emretmişti ki ateşte bir şey yediniz mi, bir şey abdest alınız. Bununla amel ettiler ashab-ı kiram. Sonra son zaman Kuba'da bir et getirdiler. Koyun eti yedi. Resulullah Efendimiz abdest almadan namaz kıldırdı. Ashab-ı kiram bunu görünce fiyali Resulullah, kevli Resulullah'ı nesbetti. Öyleyse ateşte bir şeyi yemekle abdest bozulmaz diye evvelki hükmün mensup ve ikincisinin nasip olduğuna gayr oldular. Hazreti Ebu Hureyre buna da gayr olmadı. Hatta bir gün Abdullah ibn Ömer sordu. Abdullah ibn Abbas dedi ki ateşte bir şey abdesti kaçırır mı? Tabii kaçırır. Dedi öyleyse su ateşe koysak ısınsa onu içti o da kaçırır. Dedi sen Resulullah'ın hadisini istihsam mı ediyorsun dedi. Avucuna bir avuç ufak taşlardan aldı. Abdullah ibn Abbas'ın yüzüne çaktı. Sen Resulullah'ın hadisini istihsam ediyorsun. Vallahi ben senden bir daha konuşmam dedi. Ve bir daha da konuşmadı. Bu diyor ki Hazreti Ebu Hureyre'ye o hükmün mensup olduğuna malumatı tamme gelmedi. Onun için onun emir etti. Onun mezhebi oldu. Demek ki Hazreti Ebu Hureyre de bak bütün cumhur neskına gail olmuş olduğu ateşte bir şey abdesti bozmaz buna gail olmadığı da var. Bu da onun gibi. Evet. Bütün eshapça bu unut duası nesk edilmiş. Fakat o ona gene devam etmiş. Önce sabit olmuş. Onun mezhebi öyle. Ve hüccetun uhra, diğer bir hüccette şudur ki enne fi hadisi bini ima hufaf bini imanın hadisinde olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hine refa'a râsehu başını kaldırdığı vakitte miner rek'eti sonki rek'ette evet ne dedi? Kale dedi hine refa'a râsehu miner rek'et rek'etten yani rükûdan başını kaldırdığı vakitte dedi غفار وغفر الله لها ونديت حتى ذكر ما ذكر في حديثه حديث ذكرني يدني ذكرت في uzun bir hadis. Sünne kâle sonra dedi Allahu ekber ve harra sacidan. Bu kunut duasını okuduktan sonra Allahu ekber dedi ve harra gitti sacide secde edici olduğu halde aşağıya gitti secde etti. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki enne cemi'a ma kâne yekûluhu onun demiş olduğu hepsi huve ma türüke binüzûri tilkel ayet. Peygamber Efendimiz'in bu konutta okumuş olduğu duanın hepsi
bu ayet-i kerimenin nüzulüyle terk edildi. Ve ma kâne yed'û bihi, ol bir şeyden istedildi ki kâne yed'û, dua ederdi. Bihi, bu kunut duasıyla beraber, me'azârik, min duâhi lil-esra, Mekke'de kalan esirler için de dua ederdi. اَلَّذ۪ينَ كَانُوا بِمَكَّ Mekke'de kalmıştılar. Velid ibn-i Velid, daha başkaları var idi. Onlara da dua ederdi. ثُمَّ تَرَكَ ذَٰلِكَ Onların, o esirlerin lehinde yapmış olduğu duayı terk etti. عِنْدَ مَا قَتِمُوا Onlar Mekke'de Medine'ye kudum edince onların daha necatına dua etmedi. Çünkü kurtardı geldiler. Evet. Bunda da delil var. Yani Hazreti Ebu Hüreyre diyor ki aleyhde olanı terk etti de lehde olanı terk etmedi. Diyor ki ben sana delil getiririm. Velid ibn-i Velid ve arkadaşlarının lehende Peygamber Efendimiz dua eder miydi etmez miydi? Ederdi. Onlar Mekke'den gelip Medine'ye ulaşınca onu terk etti mi etmedi mi? Etti. Ettiği gibi bak lehde olan duayı da terk etti diyor. Aleyhde olan da zaten ayet-i kerimeyle nehyedildi. Nesk edildi. Lehde olsun, aleyhde olsun Peygamber Efendimiz kunuti terk etmiş oldu. Peygamber Efendimiz'in bu sabiti. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْدًا Hazreti Ebu Hureyre rivayet eyledi. Şey hadisi Yahya bin Kesir. Yahya bin Kesir hadisinde اَلَّذ۪ي قَدْ رَوَيْنَاهُ ف۪ي مَا تَكَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda yine bizim rivayet etmiş olduğumuz hadisten ki عَنْهُ عَنْ اَبِي سَلَمَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ فَزَكَرَ الْقُنُودِ Kunut'u zikretti. وَف۪ي قَالْ Oraya hadisten buyurdu ki قَالَ اَبُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ وَحَدِسْتِ وَف۪ي وَحَدِسْتِ وَلُجُدُ ki قَالَ اَبُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Hureyre buyurdu ve esbeha zâte yevmin bir gün sabaha dâhil oldu ve lem yed'u lehum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlere dua etmedi. Fezekertu zâlik Ebu Hureyre diyor ki baktım ki Peygamber Efendimiz esirlere dua etmedi. Ben Resulullah Efendimiz'e hatırlattım ki ya Resulullah sen esirlere dua etmedin. Allahümme encil velid ebnel velid diye dua ederdin. Bunu terk ettin. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi ki اَوَمَا تَرَاهُمْ Sen onları görmez misin ki قَدْ قَدِمُوا عَلَيَّا Onlar geldiler bana kavuşturlar. Sen bunu görmedin mi? Gördün mü? Şimdi bu da neye delalet ediyor? Hazreti Ebu Hureyre'nin kendisi bile diyor ki lehde olan duayı Peygamber Efendimiz terk etti. İşte lehde olan dualar buydu. Ba'de rükû yapılan duada hem lehde hem aleyhde var idi. Aleyhde olan kısmı ayetle nehyedildi. Diğeri sabah göre hepsi nehyedildi. Fakat Hazreti Ebu Hureyre diyor ki aleyhde olan nehyedildi. Biz de diyoruz ki hayır, lehde olan da nehyedildi. İşte Hazreti Ebu Hureyre'nin kendi hadisinde zikrediliyor. Şimdi burada قَدْ قَدِمُوا عَلَيَّ Yukarıda haşiyede قَدْ قَدِمُوا اَيْ مَاتُوا demişti. Onun yanlış olduğu bak işte buradan çıkıyor. قَدِمُوا öldüler. Matu, manasını değil. Kadimu, kudum ettiler, geldiler. Kad kadimu aleyye. Aleyye neyi ispat etti? Oradaki o ufak bir haşiyeyle çıkarmış. Kad kadimu ey matu, o yanlış. Onu çizdiniz değil mi? Evet, cevabı ya. Fefî zâlik, işte bu hadisi şerifte olucudur ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yakûlu zâlikel kunûr, bu kunuti derdi fil işâil ahireti yatsının son rekatinde dedi. Kemâ kâne yekûluhu fis subh sabah namazında dediği okuduğu gibi. Ve kad ecme'û icma ettiler ki enne zâlik bu kunut mensuhun mensuhtur min selâtil işâil ahire yatsı namazında yatsı namazındaki kunut mensuhtur bi kemâlihi kemâliyle mensuhtur. Lehde de olsun, aleyhde de olsun hepsi nesk edilmiştir. Yatsı namazında kunut yoktur. Bunda her iki taraf icma etmiştir. Kunut var diyenler de yok diyenler de hepsi diyorlar ki yatsıda kunut yoktur. Var idi, nesk edildi. Nesk edildi yerine ne kaim oldu? Başka bir kunut mu? La ila kunutin gayrihi. Bundan başka bir kunuta değil. Bu duayı terk etti de belki başka bir dua okurdu. Yok, hiçbir dua okumazdı Resulullah Efendimiz terk etti. Peki bunu Hanefiler, Şafiler hepsi bunda müttefik. Yatsıdaki kunut nesvedilmiş.
Evet. فَالْفَتْرُ اَيْذَا öyleyse sabah namazı da böylece فِي النَّسْخِ نَسْخْتَ kezalik böylecedir. Sabah namazının unutunun da neskedilmesi yatsı gibidir. Nasıl Peygamber Efendimiz yatsıda unut okurdu, sabahta unut okurdu. Şafiilere diyoruz ki siz de bizim gibi diyorsunuz ki yatsıdaki unut duası neskedildi. Sabah namazı da onunla beraber. O da neskedildi. Neden iki namazı siz ayırıyorsunuz? Ayırmaya lüzum yok ki. İkisinden beraber neskedildi. فَلَمَّا كَشَفْنَا وُجُوهَ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen bu eserlerin yollarını biz keşfettik, izah ettik. Fil kunut, kunut meselesinde felem necidha, bu keşfettikten sonra yani tahkikat yaptıktan sonra biz bulamadık. Bu eserleri bulamadık. Ne bulamadık? Tedillü delalet eder bulamadık. Ala vücubihi kunutun vacip olduğuna. El-an, şimdi bu zamanımızda fi salatil fecri sabah namazında kunut okumak vaciptir diye bir şey bulamadı. Evet, vaktiyle Resulullah Efendimiz'i yapmış, ondan sonra nesbedilmiş. Fakat siz diyorsunuz ki illa vaciptir, vaciptir diye bir delil bulamadık. Rivayetler mütearız oldu. Mütearız olan rivayetler bir sahabeden gelen mütearız hadisler hüccet olamaz. Onları teker teker izah etti. Öyleyse vücub ortadan kalktı. Lem ne'muru bihi ve leyse kunut ile emretmeyiz fiha namazda. Ve emerna emrettik. Bi terkihi terk ile emrettik. Kunut vacip değildir. Binaenaleyh bunu terk edin dedik. Ma'a enne ba'da ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şununla beraber ki Resulullah'ın ashabından bazıları de قَدْ اَنْكَرَهُ قُنُوتِ inkar ettiler. Aslan kökünde. Şimdi bu ihtilaflı kunuti okuyanlar, kunuti duyanlar, rivayet edenlerin rivayetlerini aldık şimdi. Ashab-ı kiram bunu da iki kısım. O rivayet edenler kunut vardır diyenlerin hadislerini araştırdık, daraştırdık. Mütearis hadisler geldi. Baktık ki onların rivayetlerinde vücube delalet eden bir hadis yok. Öyleyse demek ki vacip değil. Kunut okumak vacip değil. Onun için biz de bunu emrettik ki namazda kunut okumayın. Halbuki diğer ashab-ı kiramın bir kısmı var ki kunutu kökünden inkar ettiler. Kunut hiç yoktur dediler onlar. Onlar da hangi tarafı teyit ediyor? Kunut yok diyenleri teyit ediyor. Onun da delil var mı? İspat edebilir misin ki ashab-ı kiramın bazıları kunutu kökünden inkar etmiş? Yani soracak. Getir delilin bakalım. Her şey aklından değil. Neklinden. Diyor ki evet. Kemâ haddesena Ali ibn-i Ma'ber ve Hüseyin ibn-i Nasr ve Ali ibn-i Şeybe an Yezid ibn-i Harun kâle berana Ebu Malik'il Eşri'i Sa'd ibn-i Tarik kâle kultur ebi. Evet. Babasına demiş ki Sa'd Tarik'e. Babası Tarik'e ki ya ebeti, ey benim babam, inneke kad selleyte halfe Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah Efendimizin peşine namaz kıldın. Ve halfe Ebi Bekir'in, ve halfe Ömer, ve halfe Osman'a, ve halfe Ali'in radıyallahu anh. Ve Hulefai Raşidin'in bu dördünün peşinde de sen namaz kıldın. Hâhuna, Hazreti Ali'nin peşinde de kıldın. Hâhuna burada bir kufa. Yani Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın peşinde namaz kılmış Medine'de. Hazreti Ali'nin peşinde namaz kılmış onu da Kufe'de. Gariben min hamsisini. Hazreti Ali'nin peşine de 5 seneye yakın namaz kıldı. Evet. Efekânû yakrutûne fil fecr. Sabah namazında bunlar unut okur muydular? Soruyor babasına. Sa'd babası Tarık'a soruyor. فَقَالَيْ بُنَيِّ اِيْ benim oğlum dedi. مُحْدَث bu mühtestir. Unut yoktur. Yani sonradan ihdas edilmiştir. Ne demek mühtest? قَالَ اَبُوْ جَفَرْ اِمَامِ تَحَارُ diyor ki فَلَسْنَا نَقُولُ اِنَّهُ مُحْدَث bu mühtesttir. Ne üzerine hala? اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَانْ aslında yoktu da sonradan oldu. Bidat manasına bu manaya değil. Hani bir şey Resulullah hiç yapmamış.
sonradan onu icat etmişler, ona mühtes derler. Bu manaya değil burada mühtes dediği. Ya velakinnehu, lakin bu şu manaya ki kad kâne oldu. Ba'dahu, ondan sonra ma raveynehu, rivayet etmiş olduğumuz şeyler oldu. Fîmâ kad raveynehu, rivayet ettiğimiz şeylerde rivayet olan şeyler oldu. Fî hâzel bâb, bu babda kadrehu. Yani evvela var idi, Resulullah bunu okudu bir ay, beddua etti, ondan sonra nesbedildi. Ondan sonra yok. Mühtes dediği de bu yani, hiç olmamış değil. Oldu, kavmin aleyhine beddua etti, ondan sonra da. O da nesbedildi. Bu manaya mühtesi, mensuhu tekrar ihya etmek, ona da mühtes derler. Nesbedilmiş bir şey ise meydana getirmiştim bu manaya. فَلَمَّا لَمْ يَسْبُتْ لَنَا الْقُنُوتُ وَقْتَكِ قُنُوتُ sabit olmadı bizim için, bizim indimizde an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den illa قُنُوتُ okuyun, bunu terk etmeyin diye bir şey sabit oldu mu? Yok. Resulullah Efendimiz'in kendi fiali var, bu kendi fiali de mensuh. Nesk edilmiş. Öyleyse رَجَعْنَا biz rücu ettik اِلَى مَا رُوْيَنَ اَسْحَابِهِ فِي ذَلِكَ bir de ashabından gelen rivayetlere rücu ettik. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadisleri topladık, teker teker tahkikat yaptık. Ekserisi birbirine mütearız olduğundan hüccet olamadığı, Resulullah'ın emri olarak kunutun vacip olduğu sabit olmadığı, bir de ashabının yapmış olduğu emirlere ve fiillere müracaat edelim. Bakalım ashab-ı kiram ne yapmışlar. Evet, şimdi onlara başladı. Diyor ki feyden Salih ibn Abdurrahman el-Ensari قد حدثنا قال قد حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الغداة ben عبيد بن عمير diyor ki Hazreti Ömer'in peşinde sabah namazını kıldım. فَقَنَتَ ف۪يهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ Rükûdan sonra kunut okudu. وَقَالَ بُيُرْهِ فِي قُنُوتِ قُنُوتُنْدَ اللّٰهُمَّ اِنَّا نِسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ İn azabeke bil küffari mülhîf. Kunut duasında bunu okudu. Şimdi bu Peygamber Efendimiz'den bu rivayet edilmemiş kunutta bunu okudu. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen kunut duaları başka. Bu kunut Hanefilerde bitirdi okunan kunut duasıdır ki bunu Hazreti Ömer sabah namazında okumuş. Şimdi bunun manası da evvela bu kunut duası mıdır, yoksa Kur'an mıdır? Bunda da ihtilaf var. Übeyye bin Ka'b diyor ki, Kur'an'ın surelerinden iki suredir bu. Fakat diğer ashab-ı kiram diyor ki, Kur'an'dan değildir, duadır. Fakat onun için bunların Kur'an'dan iki sure olmak ihtimali de var. Übeyye bin Ka'b'in iddiasına göre. Evet. Aşağıda onun için bunlara sure tabir ediyor bunlara. Dua değil de bu iki sureyi okudu Hazreti Ömer diyor. Manası da Allahümme ya Rabbi inna nesta'inuke biz yardımı senden isteriz. Ve nestağfiruke mağfireti senden talep ederiz. Ve nusni aleykel hayre kullahu hayrin hepsini sana atfederiz. Sana ederiz. Ve neşkuruke biz sana şükrederiz. Ve la nekfuruke biz seni inkar etmeyiz. Sana küfretmeyiz. Ve nehla'u biz kal ederiz. Ve netrükü terk ederiz. Men yefşuruke sana fatir olanı, seni inkar edeni, seni tekzip edeni, inanmayanı biz terk ederiz. Bu ona inanmayız. Allahümme iyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Ve leke nusalli. Ancak senin için namaz kılarız. Ve nescudu ancak sana secde ederiz. Ve ileyke nes'a ancak sana sa'y ederiz. Ve nahbidu koşarız. Yani ancak senin yoluna koşarız. Nercu rahmeteke senin rahmetini ümit ederiz. Ve nahşe azabek senin azabından korkarız. İnne azabeke senin azabın bil kuffari kafirlere mülhekun lahi kurucudur.
muhakkak kafirlere senin edabın ulaşacak. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki sabah namazında bunu okudu. Ne vakitte okudu? Onu da diyor mu? Rükudan evvel mi okudu, sonra mı okudu? Beader rükû diyor da. Rükudan sonra bunu okudu. Çünkü kabler rükû rivayeti daha hiç yok diyenler de var hiç. Evet. Ve izen salihun kad haddesena. Bunu kim rivayet etmişti? Salih. Salih ibn Abdurrahman değil mi? Salih ibn Abdurrahman ile Ansari. Bunu rivayet eyledi. Hazreti Ömer'in bunu yaptığını zikretti. O adam yine aynı o adamdan başka bir rivayet daha buldu. Ve izen salihun kad haddesena. Kale haddesena Sa'idun. Kale haddesena Hüseyin. Kale akberena Hüseyin. عن زر بن عبد الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي عن أبيه أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبزة بابا سأبزادان رواية ديولار ki bunlar da خزاعة قبيلسين demişler. Hazreti Ömer رضي الله عنهن peşinde namaz kıldı. ففعل مثل ذلك. Evet, bunun dediği gibi işledi. Yani aynen bu duayı okudu. Rükudan başını kaldırdıktan sonra bu duayı okudu. İlla ennehu kâle. İlla Hazreti Ömer dedi. Nüsni aleyke ve la nekfuruk ve nakşe azabeke cid. Böyle okudu bu duayı. Yani aynı duayı okumuş da duanın bazı yerlerinde bir ufak değişiklik var. Meşrabetu en abdete عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه ابن أبي أبزادان يواتذور وده بابس أبزادان كهزت عمر رضي الله عنه قانت في صلاة الغداة سبق نماز لكوت وكدي قبل الركوع ركوتا الأبزة سنجوتك رواية ركوتا سورة وكدي بنده ديوكي Rükudan evvel biz sureteyni, işte bu iki sureyi rükudan evvel okuduk. Evet, bunlara işte sure tabiri oradan geliyor. Göstelaflı Kur'an'da mı değil mi? Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Vehbi bin Cerîr, kâle haddesena Şu'batu anil hakem, en miqsemin an ibn Abbasin radıyallahu anhu, en Umar'a radıyallahu anhu, ennehu kâne yakuntu fî salâtu sübhî, Hazreti Ömer'den Abdullah bin Abbas rivayet ediyor ki Hazreti Ömer sabah namazında bunu okurdu bir sureteyin iki sureyle. İki sure hangisi? Allahümme inna nesta'inuke bir bu sure ve Allahümme iyyâke na'budu bir de bu sure. Bu iki sureyi unut olarak okurdu. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud'a, kâle haddesena Humam'in an Katâdete, an Ebi Râfi'e, قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح. Evet. Ebi Rafi diyor ki ben Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldım salata subh sabah namazını fakara bil ahzab ahzab suresini okudu ve semi'tu kunutehu ondan sonra kunutunu işittim ve ana fi ahiris sufuf ben safların en gerisindeydim en gerisinde olduğum halde kunut duasını işittim. Yani bu rivayetler hepsi teyit ediyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh sabah namazında kunut duasını okumuş. Yalnız rivayetlerin ekserisinde gâder rükû diyor, bazılarında da kebler rükû diyor. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Mü'emmidun, kâle haddesena Süfyan. Ha, ve haddesena Fehdun, kâle haddesena Ebu Nu'aym, kâle haddesena İsrailu, kilâhuma en Muharikin, en Tarık ibn Şehabin. قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح. Tarık ibn Şahab diyor ki ben Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldım. Salat-ı subh. Sabah namazını. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكَةِ الثَّانِيَةِ ikinci rekette kıraatten farig olduktan sonra kebbere tekbir aldı. سُنَّ قَنَةَ sonra kunut duasını okudu. سُنَّ كَبَّرَ sonra tekbir aldı. Fereka'a ondan sonra rükû'a gitti. Yani burada da kunut duasını rükû'dan evvel yapmış. Kıraatın farig olduktan sonra Allahu Ekber demiş, kunut tekbirini almış. Sonra kunut duasını okumuş, Allahu Ekber demiş, rükû'a gitmiş.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا بهب قال حدثنا شعبة عن مخارق فذكر بإسناده مثله أيضا بو حديث الشريف باشك بالإسناد لذلك بكي حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون أن محمد بن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له ذكر له قول ابن عمر محمد بن سيرين رواية ديور كي سعيد بن المسيب تابعين دل تابعين أفضلين دل تابعين أفضلين كاس كشي بعضلين ويس القراني دل بعضلين سعيد بن المسيب بعضلين حسن البصري bazıları da Said ibn-i Kübeyr. O dört kişi arasında ihtilaf var. Tabiinin efteli bunlardır. Said ibn-i Müseyyep Mekke'yi mükemmel Medine-i Münevvere'den çıkmadığı gibi Resulullah'ın mescidinden de çıkmadı. Hatta Şamlılar gelip de bu Medine'yi vurup kırıp kalan ettikleri vakitte onu Mescid-i Resulullah'ta yalnız olarak giderdi. Onu da artık ateş getirmiş diye istesa ederdi Şamlar, bazen vururdular, gögerdiler, istesa ederdiler. Fakat ayrılmazdı. Buyuruyor ki, 10 yahut 15 gün kadar mescidi Resulullah'ta benden başka kimse olmadı. Ezan okuyan yok, namaz kılan yok. Yalnız Revze-i Saadet'ten ezan sedası geldi. Vakıfları bundan bilirdi. İşte Seyyid-i Müseyyid bu. Evet, radıyallahu anh diyor ki, evet. Muhammed ibn-i Sirin, Said ibn-i Müseyyep de dediler ki zükire lehu kavru ibn-i Ömer radıyallahu anh kürtünü Hazreti Ömer günü duasını yapar dediler Said ibn-i Müseyyep'e fekale Said ibn-i Müseyyep buyurdular ki emâ innehu kad kanete mâ adihi Abdullah ibn-i Ömer Abdullah ibn-i Ömer günü yok dedi ya Hazreti Ömer aldı ki bunu yapardı. Dediler ki Abdullah ibn Ömer kunut yok diyor. Dedi ki ama innehu amma Abdullah ibn Ömer kadıkanete kunut etti. Ma adihi babasıyla beraber. Yani babası Ömer namaz kıldırırken o da onunla beraber kunut etti. Ve lakinnehu nesi. Lakin Abdullah unuttu. Bu da neyi ispat ediyor? Hazreti Ömer'in kunut yaptığını. Abdullah ibn Ömer bunu yapmış, unut diye Said ibn-i Müseyyep diyor ki, unuttu. Halbuki şimdi aşağıya gelecek. Unutmadı. Ve rükudan evvel unut olmadığı gibi, rükudan sonra da unut yoktu. Yalnız bir harf, bir tehlike olursa, o vakitte unut okumak müstahil. Yani vacip olarak unut yoktu. Bunu ispat etti. Vacip olarak ne kadar rükud, unut vardı, ne kadar rükud vardı. Hazreti Ömer bunu yapmış, bunu da inkar etmiyoruz. Yapmış fakat müstehaptır. Bir hal, bir fitne, bir bela geldiği vakitte kunut yapmak müstehaptır. İşte Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh de harfler değil, devamlı harflerde. O kunutu onun için yapardı. Abdullah ibn Ömer de babasıyla beraber o kunutu yaptı. Fakat Abdullah ibn Abbas kendi bu vakitte o kunut yapmazdı. Evinde kıldığı sıra kunut yapmazdı, kunutu ondan dolayı değil. Hükmü bildiğinden dolayı. Hüküm ne? Vacip değil. Fakat bir imama lazım. Bir fitne zamanında müstehap olarak yapar. Yapabiliriz ya. İmam olan yapar. Bizde de var Hanefi'de bir fitne, bir tehlike dersesinde devam etmemek şartıyla. O fitne sahip oluncaya kadar yapmak var. Velakin ne nesi? Fakat burada diyor ki, unut ki. Demek öyle hamletmiş Said ibn-i Müseyyep. Babasıyla unut yaptığını unutlar. Biz unutmadık. Abdullah ibn Ömer. قال أبو كافة فقد روي عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا وروي عنه خلاف ذلك. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh der. Bu rivayetler var. Bir de bunun muhalefeti var. قال أبو كافة لم يقل. قال أبو كافة فقد روي عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا وروي عنه خلاف ذلك. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh'ten sabah namazında kunut yaptığı rivayetlerini okudu. Rivayet yapmış. Fakat yapmadığı hakkında da rivayetler var. Şimdi müellif rahim o kadar güzel tertibi var ki en evvela kunut hangi namazlarda var? Onu bahsediyor. Bir defa önledi, ikinci de kunut yok.
topladı rivayetleri akşam, yatsı, sabah hakkında rivayetler var. Ondan sonra bu namazlarda kunut, kebler rükûmü, bader rükûmü. Bu rivayetleri de getirdi. Kebler rükû olan rivayetlerini, bader rükû olan rivayetlerini. Sonra getirdi, yavaş yavaş ispat etti. Kebler rükû olan yok. Bel sahabe yok dedi. Belsi var dedi. Bader rükû olan da bazıları dedi ki bir katil dolayısıyla Peygamber Efendimiz bunu bir ay kadar yaptı. Ondan sonra ayet-i kerime nazil oldu. Daha kimsenin aleyhine beddua etmedi. Bader rükû da yapılmadı. Fakat o arada hayır şu rivayet ispat ediyor, bu rivayet ispat ediyor diye Resulullah Efendimiz'den yapılan rivayetleri topladı. Bunlar da netice çıkardı ki Resulullah Efendimiz'den vacip ispat edecek bir rivayet yok. İlla namazda kunut yapmak vaciptir diye bir rivayet sabit olmuyor. Öyleyse dedi, madem bu rivayetlerde vacip değil, bir de ashab-ı kirama bakalım. Ashab-ı kiramda bunu yapanlar var mı yok mu? Ondan sonra onlara başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan başladı. Hazreti Ömer'den dün okuduğumuz derste rivayetler var. Hazreti Ömer kunut yapmış. Fakat bazı rivayetlerde kebler rükû, ekserisinde bader rükû, kunut yapmış. Şimdi bunun İmam-ı Tahavi diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bu rivayetler var. Sabah namazında kunut yapmış. Yapmadığı hakkında da rivayetler var. Bu sefer hadisler taarruz edecek. Taarruz edince hani kaide-i umumiye izahat var ya, izahat taarruza tesafata. Bu usulü fikirde de bunu alır ki İki top mermisi karşılıklı birbirine havada vursa, düşmanın topuyla mesela Müslümanların topu birbirine vurdu. Hangisi kuvvetli ise ötekini geriye teper götürür. İkisi de aynı kuvvette oldu mu düşer yere. Ne o onu götürebilir, ne o onu götürebilir. Olduğu gibi. Çok birisi kuvvetli, hiç ötekini de gider. Onun için onlar da buyurmuşlar ki hüccetler. İki müsavi oldu mu izate arada hüccetler muariz oldu mu ikisi de aynı kuvvette oldu mu tesafata düşerler ki yani ikisiyle de amel edilmez. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'ten dün okuduğumuz derste Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife oldu ya, halife olduğu vakıfta sabah namazları kıldırmış ve sabah namazında bir rivayette kabler rükû, diğer rivayetlerde de bader rükû, kunut yapmış. Buna ne diyeceksen diyor ki, rükû'a ispat eden Şafii'ler kendilerine delil buluyorlar. İmam-ı Tahavi de diyor ki bu delil olmaz. Hazreti Ömer'den bu rivayet delil olmaz. Çünkü Hazreti Ömer'in kunut yaptığı hakkında rivayet var, inkar etmiyoruz. Fakat yapmadığı hakkında da var. Onları da bugün zikrediyor. فحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنط في صلاة الصبح وإبراهيم النخعي إمام أبو حنيفة الخجسي ودا أسودنا رواية diyor ki tabiinde o da diyor ki ben Hazreti Ömer'in kunut yapmadığını biliyorum, hiç kunut yapmadı. Evet. كان لا يقنط كنوت وكمل ذلك في صلاة الصبح سبع نماز الله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمر بن ميمون قال صلينا خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم يقنط. يعني بو رواية ده حزرة عمر رضي الله عنه كنوت يقمطغني رواية إلى دلال. أبدا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة والأسود ومسروق مقبول المشتن والدولار ألقمة أسود مسروق أنهم قالوا بنار الأجل جدلر كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه حضرت عمرين فشن دكلاردك الفجر سبان أمازني فَلَمْ يَقُنُتْ فَكَتْقُنُتْ وَقُنُتْ. Bak kaç tane rivayet oldu. Halbuki dün okuduğumuz rivayetlerde kunut okurdu. Ve bunun da şeysini halledecek.
aradaki taarruzu kaldıracak. Haddesene ibn Ebi Davud, haddesene Abdülhamid ibn-i Salih'in, haddesene Ebu Şehab bi isnadihi hâza. Bu isnad ile Ebu Şehab rivayet eyledi ki ennehum, evet, Alkeme, Esved ve Mesruk, bunların üçü kâlu, dediler ki künnâ nusalli halfe Umar'a radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in peşinde biz namaz kılardık. نَحْفَزُ رُكُعَهُ وَسُجُودَهُ Onun rükûnü, sücudunu hepsederdik. Nasıl rükû etti, nasıl secde etti. وَلَا نَحْفَزُ قِيَامَ سَاعَةٍ Fakat kunut için ayakta durduğunu biz bilmiyoruz. Kaç rükû yaptı, kaç secde, bunlar hepsini bildik. Ama kıyam, ayakta durup da kunut okuduğunu hepsetmiyoruz, bilmiyoruz biz bunu. O kıyam ile يَعْنُونَ O kıyam meselesiyle kastederler el-kunut'a kunut. Yani sabah namazını kıldık fakat kunut yapmadık. Haddesena Fadun, kâle haddesena Ali ibn Ma'bedin, kâle haddesena Zerirun an Mansurin, an İbrahim an el-Esved, ve Amr ibn Meymun, kâle salleyna halfe Umar radıyallahu anh. Evet, Esved ve Amr ibn Meymun, İkisi rivayet ediyorlar ki biz kıldık, salleyna halfe Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldık, felem yakunuz, unut etmedi, filfetri sabah namazında. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud'a, kâle haddesena Şu'betu, en Mansur'in, kâle semi'tu İbrahim'e, İbrahim'in de kayı yaşittim, yuhaddisu an Amr'in, an Amr ibn Meymun, Amr ibn Meymun'dan rivayet ederdi. Nehvehu eynin bu hadisi şerifin mislini. Yani Hazreti Ömer peşinde sabah namazını kılmış, onun kunut yaptığını görmemiş. Peki bu kadar evvelki rivayetlerin sahipleri mi yalan? Yoksa bunlar mı yalan? Yok, ne bunlar yalan, ne bunlar yalan. Nasıl telif edeceksin sen? Çünkü taarruz hasıl oldu mu telife gidilir. Diyor ki kâle kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَهَذَا işte bu rivayetler خِلَافُ مَا شُول bir rivayetlerin hilafıdır ki رُوِيَ عَنْهُ Hazreti Ömer'den rivayet edildi. Yukarıda çünkü okuduğumuz rivayetlerin hilafıdır. Evet, nerede rivayet edildi? فِي الْاَثَارِ الْاُوَلْ Evvelki eserlerde rivayet edilenlerin bugünkü okuduğumuz hadisler onun hilafıdır. Öyleyse فَحْتَمَلَ Muhtemel oldu ki en yekun Hazreti Ömer olmuş olan, kad kâne fe'al, işlemiş olmuş olan, kulle vâhidin minel emrin, bu emirlerden her birisini işlemiş olan, fi vaktin başka vakıtlarda. Bazı vakıtlarda kunut yapmış, bazı vakıtlarda yapmamış. O yaptığı vakıtlardaki görenler, biz Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldık, kunut okudu dediler. Yapmadığı vakitte de peşinde namaz kılanlar, biz Ömer'in peşinde namaz kıldık, kunut yapmadık. Onların sözü de doğru, onların sözü de doğru. Demek ki Hazreti Ömer radıyallahu teala anh aled devam kunut yapmazmış. Bazen yaparmış, bazen yapmazmış. Onun da sebebini izah ediyor. Diyor ki harp olduğu sırada kunut yapardı. Allah-u Teala'ya dua ederdi ki İslam ordusunu Allah nusret versin. Harp bittikten sonra terk eder. Yani bir arize dolayısıyla kunut yapardı. Halbuki bizim esas davamız arize dolayısıyla değil. Arize dolayısıyla kunut olur. Namazın vaciplerinden, bilhassa sabah namazının vaciplerinden birisi de kunut mudur değil mi? Şafiler diyor ki sabah namazının vaciplerinden birisi kunuttur. Kunut okumasa namaz noksan olur. Biz de diyoruz ki yok. Vacip diye unutuyor. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu yapmış olduğu ariz dolayısıyla. Ariz ne? Harp. Nitekim Peygamber Efendimiz kunuti yaptı. Ne için? Kurraları 40 kadar sahabeyi katlettiler de onun için yaptı kunuti. Ve nihayet terk etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh de harp dolayısıyla bazen kunut yapardı. فَنَزَّرْنَا biz nezer ettik. فِي ذَٰلِكْ bu meselede. Baktık ki yani bizim dediğimiz gibi Hazreti Ömer bazen kunut okunmuş, bazen kunut okumamış. Böyle dedik. Ama karşıdan der ki neklet, bana delilini getir, hüccetini getir. Din nekliledir, akliledir. Efendim benim aklım böyle diyor. Yok.
bunu kaldıracaksın bir defa. Nekl. Öyleyse sen bu dediğin davayı neklen ispat edebilir misin? Fe nazarına, biz nazar ettik. Yani bakalım ki delil bulabilecek miyiz? Fe izen Yezid ibn Sinan, bir de baktık ki Yezid ibn Sinan kad haddesena, bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya ibn Sa'id, ona da Yahya ibn Sa'id rivayet eylemiş. Kale haddesena Mis'ar ibn Kidam, ona da Mis'ar ibn Kidam rivayet eylemiş. Kale haddeseni Abdülmelik ibn Meysere, ona da Abdülmelik ibn Meysere rivayet eylemiş. En Zeyd ibn Vehbin, o da Zeyd ibn Vehb'den almış. Kale Zeyd ibn Vehb buyurmuş ki رُبَّمَا قَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Bazı kere Hazreti Ömer kunut okurdu. Rubbama çok kere yahut az kere, iki manaya da gelir. Yani bazı kere kunut okurdu. Bundan ne anlaşılıyor? Bazı kere okurdu, bazı kere de okumazdı. فَاَخْبَرَ زَيْدٌ, Zeyd ibn Vehb haber verdi. بِمَا زَكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz bu rivayetle haber vermiş oldu ki اَنَّهُ Hazreti Ömer كَانَ اُلْدِ رُبَّمَا قَنَتْ, bazen kunut okurdu ve rubbama lem yaklut, bazen de kunut okumazdı. İşte bizim devamımızı rivayeten ispat ettik. Kim görmüş Hazreti Ömer'den bunu? Zeyd ibn Vehb. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى, şimdi murad ettik ki şimdi bu arada ne çıktı? Bazen kunut okurmuş, bazen okumazmış. Kunut okumadığı menfi, menfi illet aranılmaz. Yok, yok, neyi ispat edeceksen okumadı. Fakat bunu tokurdu. Bu müsbettir. Bir davadır. Öyleyse davanın delili lazım. Bazı kere okumazdı, peki okumazdı. Bazı kere okurdu, niçin okurdu? Niçin okurdu? İlletini beyan etti. Ne mana için? Ha, demek ki biz o manayı bileceğiz ki ne için bunu tokurdu? Biz de icabında onu yapabilelim. O mana bulunursa kunut okumaya sebep olur. Manayı arayacağız. فَاَرَدْنَا, biz murad ettik ki اَنَّنْزُرَ, nazar edelim. فِي الْمَعَنَا مَعَنَيَا اَلَّذ۪ي, öyle mana ki لَهُ o mana eclinden كَانَ يَقُنُتُ, kunut ederdi. Ney? مَا اُلْ بِشَيْكِ, evet, huve o kunuttur. Kunutu ne için okurdu? فَاَرَدْنَا نَنْزُرَ فِي الْمَعَنَا اَلَّذ۪ي, اَلَّذ۪ي لَجْلِهِ demek. Evet. Öyle öyle bir mana için, ellezi öyle mana ki lehu kâne yakunutu, ne için kunut okurdu? Evet. O mana ma huve, o mana nedir? O mana nedir? Onu arayıp bulacağız. şimdi öyleyse o da rivayeti mühtem. Hazreti Ömer radıyallahu anh kunut okuduğu vakitte acaba ne için okurdu? فَاِذَنْ اِبْنُ اَب۪ي اِمْرَانْ, baktık ki İbn-i Ebi İmran قَدْ حَدَّسَنَا, rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ اَنْ اَب۪ي شَهَابِ الْخَيَّاتِ اَنْ اَب۪ي حَن۪يفَةَ اَنْ حَمَّادٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ اَنْ اِبْرَٰهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Evet, İmam bu halife hocası Hammad'dan, o da İbrahim'in Nakhay'den, o da Esved'den rivayet ediyor. Esved diyor ki كان عمر رضي الله عنه, Hazreti Ömer رضي الله عنه اذا حارب المحارب ettiği vakitte kanete dua okurdu. Kunut duasını okurdu. Her bulduğu vakitte sabah namazında kunut duasını okurdu diyor. Ve اذا لم يحارب, harp etmediği vakitte lem yakunut dua, kunut duasını okumazdı. İşte bunu da neklen ispat etti. فَأَخْبَرَ الْأَسْوَدُ, Esved haber verdi. بِالْمَعْنَا الَّذِي, şu manayı ki لَهُ o mana için كَانَ يَقْلُتْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Hazreti Ömer kunut duasını okudu. Hazreti Ömer ne için kunut duasını okuduğunu haber verdi. O da neymiş? Muharebe. Ki haber verdi, evet. اَنَّهُ اِذَا حَارَبَ, haber verdi ki Hazreti Ömer harp ettiği vakitte kunut okurdu. لِيَدْعُوَ عَلَى اَعْدَائِهِ, kendi düşmanlarının aleyhine dua etsin diye kunut okurdu.
ve yesteinullah'a Allah'tan yardım talep ederdi. Aleyhi düşmanları üzerine ve yestansiruhu Allah'tan nusret talep ederdi. Yani şimdi bu burada başka bir ders daha var. Orduyu teçhiz ettin, düşmanın üzerine gönderdin, rahat ettik artık, ordu gitti, bitti, ordu kazanır demeyeceksin ya. Ordunun gerisinden onu teyit etmesi, Allah-u Teala'nın teyit etmesi için dua lazım. Hazreti Ömer orduyu gönderiyor, en akıllı, en cesur kumandanları tayin ediyor. Geriden de beş vakit namazda değil de sabah namazlarında kunut duasını yapıyor, hem düşmana aleyhine dua ediyor, hem de Müslümanlara nusret vermesini Allah-u Teala'dan diliyor. Yani sadece orduyla olmaz, geriden Müslümanlar da dua edecek. كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِ Peygamber Efendimiz işlediği gibi. لَمَّا قُتِلَ مَنْ قُتِلْ Ashabından katledilenler katledildikten sonra Peygamber Efendimiz o katledenlerin aleyhine beddua ettiği gibi. مِنْ أَصْحَابِي أَصْحَابِنْدَنْ حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ Bir ay ona devam etti de hatta Cenab-ı Hak inzal buyurdu. لَيْسَ مِنَ الْاَمْرِ Leke yok mu orada? Yok. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ Leke Kur'an'dan var, burada yazmamış. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Bu ayet-i kerime nazil oldu. Peygamber Efendimiz de kunuti terk etti. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اِبْنُ اَب۪ي بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman buyurdular ki فَمَا دَعَى dua etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَلَا اَحَدٍ hiçbir kimsenin aleyhine dua etmedi. بَعْدُ bu ayet-i kerimenin nüzulundan sonra beddua etmedi kimseye. فَكَانَتْ هَذِي الْاَيَةُ İşte bu ayet-i kerimenin nüzulü oldu. عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عِنْدِنْدَ وَعِنْدِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عُمَرٍ عِنْدِنْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَمَنْ وَافَقَهُمَا دِخِ Bunlara bu hükümde muvafık olup da kunut yoktur diyenlerin indinde oldu. Ne oldu? تَنْسَهُ الدُّعَاءَ Duayı nesfeder oldu. بَعْدَ ذَلِكْ نُزُولُنْدَنْ سُرَى فِي الصَّلَاتِ Namazda اَلَا حَدٍ Herhangi bir kimse üzerine beddua etmek nesfedildi. Bu ayet-i kerime nazil olunca Abdurrahman ibn Ebi Bekir ve Abdullah ibn Ömer ve bunların bafuk olanlar anladılar ki bu ayet-i kerime beddua etmeyi nesbetti. Var idi beddua etmek, lanet okumak yok. Bu ayet-i kerime nesbetti. Bunu bildiler. Ondan sonra onlar da kunuti terk ettiler. وَلَمْ يَكُنَ اِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Fakat Hazreti Ömer indinde olmadı. بِنَاسِخَةٍ nesbedici olmadı bu ayet. Neyi? مَا كَانَ قَبْلِ الْقِتَارِ Kitabdan evvel olan şeyin nesbedici olmadı. Yani kıtaldan evvel kunut var idi, bir de kıtaldan sonra var idi, kıtaldan sonra nesfedildi ama kıtaldan evvel olan kaldı dedi Hazreti Ömer'e göre. وَاِنَّمَا نُسِخَتِنْدَ وَهَزْرَةِ Ömer indinde neskulundi yahut da nesekat وَاِنَّمَا نَسَخَتْ Bu ayet-i kerime neskitti. عِنْدَ وَهَزْرَةِ Ömer indinde اَدْدُعَاءَ Duayı neskitti فِي حَالِ عَدَمِ الْقِتَالِ Kital halında. Kital halında, fi hal edemel kital, kital olmadığı vakitte siz yapmayın, kunut yapmayın, onu nehyetti. Lan illa ennehu kad sebete bizalik, lakin bununla sabit oldu, butlanu kavli men, bir kimsenin sözünün butlanı ki yara görür, eddevame devame alul kunut, kunuta fi salatı fecri sabah namazında. Ki Şafiler gibi alet devam kunut vardır diyenlere göre de Hazreti Ömer'in bu hadisi onların aleyhine delil oldu. Niye? Hazreti Ömer ikiye ayırdı. Hep zamanında kunut vardır, hep zamanında yoktur dedi. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ebu Bekir kunut hiç yoktur dediler. Haydi onlar hiç yoktur dedi Şafilerin aleyhine. Fakat Şafiler dese ki işte Hazreti Ömer'in ilminde var ya, Hazreti Ömer'in de diyor ki muharebe olmadı mı kunut yoktur yani. Muharebe vaktinde vardır. Öyleyse bu da Şafii'den aleyhine delil oldu. Şafii'den diyor ki 40 sene boyuna kunut var. Evet, şimdi Hazreti Ömer'in
bu hadisi, bu rivayeti onların aleyhine çıkmış oldu. Yalnız şurada قَبْلَ مِ قِبَلَ مِ ben orada durdum da وَلَمْ يَكُنْ اِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer indinde olmadı. بِنَاسِخَةٍ nesredici olmadı bu ayeti kerime. Neyi ma ol bir şeyi ki kâne oldu قَبْلَ الْكِتَابِ kitabdan evvel. Kitabdan evvel, yani kitap başlamasından evvel olan hükmü nesredici olmadı. Bu mana olmuyor. Binasikatin nesredici olmadı. Maul bir şey ki kâne oldu kibelel kitab. Kitab cihetinde, kitab tarafında olan şeyi hükmü nesredici olmadı. Böyle olsa gerek. Kibelel kitab. Yani onun kitab mukabelesinde olanı nesretmedi. Hazreti Ömer'in fikri o ya. Kitab vaktinde, her vaktinde kulut vardır diyor. Onu nesretmedi. O kibel olacak. فَهَذَا وَجْهُمَا رُوْيَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ İşte Hazreti Ömer'den rivayet edilen eserlerin veçhi, tariki budur. فِي هَذَا الْبَابِ bu babda. Peki, Hazreti Ömer'in fealiyle kunut vardır diye ispat etmek davasını halletti. Yani nihayet Hazreti Ömer kunut okumuş her kalında. Ama Şafii'de diyor ki sene boyuna kunut okumak vaciptir. Hazreti Ömer'in hadisinden çıkmıyor o. Hazreti Ömer her falında kunut okumuş. Diğer zamanlarda okup okumamış. Evet, diğer hesaba göre bu her fal olsun olmasın kunuti ayeti kerime neskitmiş. Neyse de kim neden bir şeyi. Hazreti Ömer'e göre de diyor ki hayır. Hali hadden evvel olanı neskitmiş. Ama hali hadde olanı neskitmemiş. Her falında yani kunut vardır. Öyleyse siz aled devam kunut vardır diyorsunuz. Bu Hazreti Ömer'in fiili size delil olmaz ki. Her parında kunut okumak başka. Ama alet devam okumak başka. Buradaki kadreşiyle olur. Buradaki hakten sonraki tövbe etmelerine ve azaplarına. Ve'de değilse olur. Ve lem yekun indi Ömer'e radıyallahu anh binasikati Hazreti Ömer'in indinde nesbedici olmadı. Neyi? Ma ol bir şey ki kâne oldu. Şimdi kabla okusan kablel kital, kitaldan evvel, yani harf olmadığı bir vakıpta olan bir şey nesledici olmadı. Olmadığı gibi öyleyse harf olmasından evvel de bu ayeti kerime nesletmediğinden kunut var. Çıkıyor. Halbuki yani diyor, mana çıkmıyor ki. Halbuki harf alında yok. Hazreti Ömer'e göre de yok. Onun için gibeli olacak o. Ben düşündüm taşındım yoksa mana çıkmıyor. Bak gerisini okuyayım. وَاِنَّمَا نَسَخَ عِنْدَهُ الدُّعَى فِي حَالِ عَدَمِ الْقِتَالِ Kital olmadığı vakıttaki duayı neskretti. Ama kital vaktindeki duayı neskretmedi. Hazreti Ömer öyle diyor. اِنْدَ الْقِتَالِ olsa olur. وَلَمْ يَكُنْ اِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ بِنَاسِخَةٍ مَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ Ya indel kitab diyeceksin mana. Yoksa kebler kitab, kebler kitab. Şerine gelince ve Ali'yü ibn Ebi Talib radıyallahu anh feruyen fi zalik Hazreti Ali'den rivayet edildi bu mesele hakkında. Ma kad haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseymin Atâi ibn Sa'id en Ebi Abdirrahman en Ali'yin radıyallahu anh ennehu kâne yakunutu fi salatü subhin kabler rükû. Hazreti Ali sabah namazında rükûdan evvel kunut okurdu. Bir. Ve haddesene ibn-i Merdûk, kal haddesene Abdüsemedî ibn-i Abdülvaris ve Ebu Davud'a, kal haddesene Şöbe, ha ve haddesene Hüseyin ibn-i Nasrî, kal haddesene Ebu Nuaym, kal haddesene Süfyan, kilâhumâ Nebi Hüseyin, en Abdillâh ibn-i Ma'gül. Fî hadîs-i Süfyan, kal kan Aliyyun radıyallahu anh ve Ebu Musa, يَقُنُوتَانِ فِي صَلَاتِ الْغَدَاتِ Hem Hazreti Ali hem Ebu Musa el-Aşşerî sabah namazında kunut ederdiler. Ve fi hadisi Şöbete, Şöbe'nin hadisi ki işte yukarıdaki senette yani İbn-i Mecdûk'un getirmiş olduğu senette قَنَتَ بِنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبُوْ مُسَى İmam-ı Ali de Ebu Musa el-Aşşerî de namaz kıldırdıkları vakitte kunutu okudular. İbare bu. Ve haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Davud'a, kâle haddesene Şâbetü,
أن عبيد بن حسين قال سمعت ابن معقل يقول صليت خلف علي رضي الله عنه الصبح فقنت. Hazreti Ali'nin peşinde ben namaz kıldım, kunut okudu. قال أبو جعفر إمام الصحابة buyuruyor ki فقد يجوز جائز ki أن يكون علي رضي الله عنه Hazreti Ali olmuş ola كان يرى القنوت قنوتي görürdü في صلاة الفجر sabah namazında في سائر الدهر dehrin boyunca. Şimdi burada Hazreti Ali kunut okurdu. Bunda iki ihtimal var. İhtimalin birisi Hazreti Ali sene boyuna kunut okumayı görürdü. Onun için yapardı. Bir bu. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ جَائِزْ كُوْلَا فَعَلَ ذَٰلِكَ bu kunutu işlemiş olan Hazreti Ali فِي وَقْتٍ خَاسٍ hususi bir vakitte. Fi vaktin bir vakitte öyle vakit ki hasın has niye has? Lil ma'na bil ma'naya has olan vakitte. Ellezi öyle ma'na ki kâne fe'alehu Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer o kunutu yaptı minecilihi o ma'na için. Caiz ki bu olan. Hazreti Ali'nin okumuş olduğu kunut ya sene boyuna vacip gördü ya okumak vaciptir dedi. Yahut da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın reyi üzere her vaktinde dua okunut okunur. Her bin gayrısında okunmaz. O vakitte her için okudu. İki ihtimal var. Hazreti Ali'nin okumuş olduğu okunut her biçim mi yoksa alel umum mi? İkisine de ihtimali var mı yok mu? Var. Öyleyse şimdi bunu da ayırt etmek için bakacağız, arayacağız, bir rivayet bulacağız ki Hazreti Ali ne için okudu? Her biçim mi okudu yoksa alet devam okunması vacip de onun için mi okudu? فَنَزَّرْنَا فِي ذَلِكَ buna da nazar eyledik. فَيْزَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنْ عَدِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْأَحْوَزِ اَنْ مُغِيرَ اَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجِرِ Abdullah ibn Mesud sabah namazında bunu okumazdı. وَاَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهَا اَنْ اَوَّلَا sabah namazında kunut okuyan oldu. Ali radıyallahu anh Hazreti Ali oldu. Ve kânu yaravne. Ashab-ı kiram görürdüler ki ennehu Hazreti Ali innemâ feale zâlik bu kunuti okumaya başladı. Lennehu kâne muhâriben muhâriben bu için. Demek ki Hazreti Ali'nin kunut okuması neden sonra olmuş? Peygamber Efendimiz'den sonra ve kendisinde harbe başlamasına evvel kunut okumazmış. Ashab-ı kiram da zaten kunut okumazdı. Nihayet Hazreti Ali kunuta başladı. Halbuki dediler ki Abdullah bin Mesud ya okumuyor. Hazreti Ali niçin okuyor? Ha, demek ki Hazreti Ali muharip olduğundan, harbe başladığından onun için okumaya başladı. Evvela Hazreti Ayşe ile harbe oldu. Ondan sonra Harura vakası Farisilerle oldu. Sonra Hazreti Muaviye ile oldu. Durmadan harf oldu. O harfte Allah-u Teala kendisine nusret versin diye kunut okumaya başladı. Bundan da anlaşıldı. Hazreti Ali radıyallahu anh kunuti ne için okumuş? Harf için okumuş. Yoksa alet devam sabah namazında kunut okunması vaciptir diye değil. Haddesena Fehdun. O ne de ispat ediyor yine? Haddesena Fehdun. Kale haddesena Mihrez. محرز بن هشام قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إنما كان علي رضي الله عنه evet إبراهيم diyor ki إبراهيم النخعي Hazreti Ali رضي الله عنه يقنط فيها sabah namazında kunut okurdu هاهنا burada yani Kufede لأنه كان محاربا çünkü محارب حتى إيدي فكان يدعو على أعدائه kendi adasına beddua ederdi. Fil kunutu kunutta fil fecri vel mağribi. Hem sabah namazında hem akşam namazında. Şimdi bak burada da ayrıca bir delil oldu ki Hazreti Ali hem akşam hem sabah okuduğuna göre sabah namazına has bir kunut yok. Sabah namazına has olsa onu okumazsa namaz noksan olacak. Öyle bir kunut yok. Ya Hazreti Ali'nin okuduğu baksana Hazreti Ali akşamı da bakmış. Halbuki akşamda kunut var mı? Onlara, Şafiilere mesela sorsanız siz akşam namazda kunut var mı derseniz yok. Bak bu hadis diyor ki Hazreti Ali hem akşam hem sabah okurdu. Bu da aşikare her biçim okuduğu aşikare oldu. Evet.
Fesebete bima zekerne, bizim zikrettiğimizde sabit olduk ki enne mezhebe Ali'in radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin mezhebi fil kunut kunut da huve mezhebi Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in mezhebidir. Ellezi öyle Hazreti Ömer'in mezhebi ki vasatına vasfettik. O da ne? Her biçim okunur. Her biçim okudur. Ve lem yekun, olmadı. Aliyyun Ali yaksidu bizalik, bu kunut okumasıyla kasteder olmadı. İlel fecri, sabah namazını hasseten, sabah namazını has diye okumadı, onu kastetmedi. Lennehu kad kâne yef'alu zâlike fil mâribi, akşam namazında da kunut okurdu. Fîmâ zekeri İbrahim'i, İbrahim'in zikretmiş olduğu rivayette. Hem akşam okurdu hem sabah, sabah namazına tahsis etmezdi. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن نافل يقول صليت خلف علي رضي الله عنه حزت علينا peşinde ben kıldım el-mağribe akşam namazını kıldım fekanete ve dua unut etti ve dua okudu. Demek ki sabah namazına tahsis etmemiş. Zaten bizim davamız, araştırdığımız sabah namazının mahsus bir kunut duası var mı? Ve bu namazın vaciplerinden mi? Yok. Bunlar diyorlar ki işte Hazreti Ali kunut okudu. Hazreti Ali'nin kunut okuduğu akşam ve yatsı ikisinde de okumuş. Bu her biçim. Eğer her biçim olmasa akşam namazında ne diye kunut okuyor? Sabah namazında kunut var. Akşam namazında niye okudu? فَكُلُّنْ قَدَجْمَعُ Ölemanın hepsi icma ettiler. Yani kunut var diyenler, yok diyenler hepsi icma ettiler ki اَنَّ الْمَغْرِبَ akşam la يُقْنَتُ فِيهَ onda kunut okunmaz. اِذَا لَمْ يَكُنْ حَرْبٌ harb olmazsa. Harb olmazsa akşam namazında kunut yok. وَاَنَّ عَلِيَّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَزَّةَ عَلِي اِنَّمَا كَانَ قَنَتَ فِيهَا مَا akşam namazında kunut okudu. مِنْ اَجْزِ الْحَرْبِ حَرْبِ سُرَيْسِيلَ فَقُنُوتُهُ öyleyse Hz. Ali'nin unutu okuması için fecri sabah namazında اَيْدَنْ böylece her biçimdir. Evet. اِنْدَنَا bizim indimizde akşam namazı olduğu gibi evet sabah namazında da unut okuması kezalik böylece her biçimdir. Peki Hz. Ali'den gelen asar bu da bu suretle hallolmuş oldu. Yani kunut vardır diyenler, Hazreti Ali okuyordu diyenlere cevap verir dedik. Hazreti Ali'nin okuması her gün olduğu anlaşıldığı izah ettiriyor. Peki başka bir sahabi daha getiriyoruz. Diyor ki Abdullah İbni Abbas da kunut okurdu. Ve emme İbni Abbas Abdullah İbni Abbas'a gelince feruvi anhu fî zâlik onda rivayet edildi. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildi. Ma şul bir rivayet ki fed haddesena Ali İbni Şeybe قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبي رجاء عبد الله بن عباس رواية تتمش صليت معه الفجر صباح نماز لبن عبد الله بن عباس لكذب فقانت قبل الركعة ركودا أول كنت أخذ هم ركو أخذ هم ركودا أول أخذ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عوف فذكر بإسناده مثله هنا أين أبو سند أبو حديث الشريف ذكرته وزاد عند زيادة وقال أبو يردك هذه الصلاة الوسطى صلاة الوسطى إيش أبو صباح نماصدر قلت زيادة إلهي Buna cevap olarak diyor ki fakat yecudu caiz olur. Ey daha yukarıdaki geçen meseleler gibi fi emr ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'ın emrinde de yine böylece caiz ola fi zalik bu kunut meselesinde ma caza fi emr Ali radıyallahu anh Hazreti Ali'nin rivayetinde nasıl mesele cereyan ettiyse o mesele, o muhalefet, o ihtimal burada da cereyan eder. Yani Hazreti Abdullah ibn Abbas sabah namazının vaciplerindendir. Kunut terk edilmez. Onun için kunutu okudu. Bu ihtimal var. Bir de hayır. Bir mana için bir arize olursa, her dar fitne bir şey olursa kunut okunur yoksa okunmaz. Bir de bu ihtimal var.
Hazreti Ali'de böyle ihtimal vermedik mi? Evet. Sonradan da ispat ettik ki yani harp için okumuş. Çünkü evvelden okumazmış, Kufe'ye vardıktan sonra harbe başlayınca bunu okumaya başlamış. Abdullah bin Abbas'ın da böyle iki ihtimali var. Öyleyse bu ihtimalleri izah için fe nazarına baktık. Hel ruviye anhu Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildi mi hilafun lihaza, buna muhalif, yani hunut yapmadığına dair bir rivayet varmış. Feyzen Ebu Bekret'e kad haddesena, kâle haddesena Mu'emmil ibn İsmail'e, kâle haddesena Süfyan-ı Sevri'yü, en vâkidin an Sa'id ibn-i Cübeyr. Sa'id ibn-i Cübeyr'den rivayet eyledi. Kâle sallitu halfe ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer'in peşinde namaz kıldım. Ve bin-i Abbas, Abdullah ibn-i Abbas'ın peşinde de namaz kıldım. Radıyallahu anh'ın. فَكَانَا لَا يَقْنُتَانِ Bunut okumazdılar. Fî salatü sürbe sabah namazında bunut okumazdılar. Ha. Şimdi ötekiler rivayet etti ki Ebu Reca'ydı değil mi o? Ebu Reca dedi ki ben peşinde namaz kıldım, bunut okudu. Said ibn-i Cübeyr de diyor ki ben kıldım, okumadım. Said ibn-i Cübeyr'i biliyorsunuz kim olduğunu. Biliyor musunuz? Hiç duymadınız mı? Hiç duymadın mı yazık öyle? Yok, ismini de duydun ama şimdi aklına getirmiyorsun. Haccacin en son öldürdüğü adam. Ha, bunu birkaç defa anlattım. Haccac 500 bin adam öldürdü, en son bu adamı öldürdü. Said ibn-i Cübeyr tabiinden, tabiinden 4 kişinin aktariyet hakkında ihtilaf var. Bazılar diyor ki, aktari tabiin Said ibn-i Cübeyr idi bu. Bazılar diyor Said ibn-i Müseyyeb idi. Demek yani Şamlılar gelip de bütün Medine'yi talan edip vurup öldürdükleri vakıtta mescitte ondan başka kimse kalmadı. Onu da dökerdiler, eziyet ederdiler, malını talan ettiler. Said ibn-i Müseyyeb. Bazılarına göre Veysel Karani, bazılarına göre Hasan-ı Basri. İşte Said ibn-i Cübeyr bu. Said ibn-i Cübeyr kitabinden ve Haccac'ın zamanında Basra'dan Ehl-i Beyt'ten birisi çıktı. Hükümete isyan etti. Ve etrafında da çok Müslümanlar toplandı. 3 ay, 4 ay had devam etti. Fakat nesip mukadder değil. Haccac ilk önce mağlup oldu. Sonra da yavaş yavaş galebe çaldı. Onları kimi tuttuysa öldürdü, kimi tuttuysa öldürdü. Onların içindeydi Said ibn-i Cübeyr. Said ibn-i Cübeyr araştırdı. Said ibn-i Cübeyr sağa kaçtı, sola kaçtı. Fayda yok. En nihayet kaçtı geldi Medine'ye. Medine'de kaldı. Nihayet Haccac Abdülmelik'in zamanı. Yazdı, çizdi, netti, etti. Said ibn-i Cübeyr'i yakaladı. Said ibn-i Cübeyr'i elini ayağını bağladılar. Haccac'ın önüne götürdüler. O arada da birçok kerametleri zahir oldu. Aslanlar geldi. Yanında yattı. Hatta o nöbetçiler korktu. Onlara dedi ki korkmayın dedi. Ben istesem tarırım. Fakat benim ecelim bu Haccac'ın elinde. Beni öldürecek ve nihayet olacak bu. Bu vaka benim de nihayet olacak dedi. Gitti ona teslim oldu. İşte söyledi isminle Said ibn-i Cübeyr. Dedi ki yok. Senin Şakiy ibn-i Küseyir dedi. Dedi ki anam babam benim ismimi koymakta senden daha evli. Dolayısıyla Haccac'ın büyük bir konuşması var. Bazı kitaplar alır ki çok ibret alınacak bir şeydir. Bir iki sayfa tutar. Uzun uzadıya konuştu. Zamanın en yüksek alimlerinden idi bu. Said ibn-i Cübeyr. Tefsirde vesairede bir solası vardı. En nihayet mesele uzun da Haccac vurun dedi kellesini. Bir adam vurma için cellat gelir, deriyi ortaya koyarlar. Cellat elinde kanı etrafı bulaştırması için derinin üzerinde vurur. Vurdu başını. Kesilen baştan kelime-i şehadet geldi. Herkes ya. Eşitti. Şehadeti o meclisin hepsi eşitti. İkinci defa kelime-i şehadet getirdi baş. Yakınındaki olan adamlar duydu, uzaktaki adamlar duymadı. Üçüncü defa baştan kelime-i şehadet geldi. Cellat duydu, diğerleri duymadı. Fakat bir rivayette onun kanından bir kan Haccac'ın üzerine sıçradı. O kan ne kadar temizlemek istedi, temizleyemedi. Bazıları da diyor ki hayır. Böyle bir kan olmadı da Haccac korktu. O korku kendisine musallat oldu. Gece yatar yatmaz Said ibn-i Ebi Cübeyr elinde kılıç, habis beni öldürdün, aham ben geldim nasıl kurtaracaksan?
kılıcı vuracağı vakitte birden uykudan uyanır. Ulan bu uykuymuştur elhamdülillah. Yatar yine gelir. Yatar yine gelir. 15 gün uyku uyutmadı Seyyid İbn-i Cübeyr'e. 15 gün uykusuz, 15 gün sonra da geberdi. Yalnız baktı ki artık işten geçti Seyyid İbn-i Cübeyr. Benden intikamını alıyor. Bana uykum uyku yok. Yine de nadim olduğu yok. Allah muhafaza etsin. Kafa esareti. Getirdi ki adamları şöyle imtihan ederdi. Abdülmelik halifedir. Halifenin aleyhine huruç ettiğinden dolayı sen kafir oldun, küfrün itiraf ediyor musun? Küfrümü itiraf ediyorum. Tecdid-i iman et. Tecdid-i iman ettim. Seni bıraktım. Efendim ben Müslümanım ben. Abdülmelik'e isyan ettim. O haksız olduğundan dolayı isyan ettim. Sen küfrünü de ispat ediyorsun. Vurun başını. Bunun imtihanı da o. Yani halifenin aleyhine huruç ettiğinden dolayı kafir olduğunu itiraf eder, tecdid-i iman ederse bırakır diyorsa boynunu vurur diye. En nihayet işte son bunu vurdu. Sonra hasta oldu ve dedi ki ben öldüğümde kimse benim cenazeme gelmez. Fakat ölümde intikam alınmaz diye münadiler nida etsin. Onlar ölümü duydukları gibi gelir cenazemi kılarlar dedi, kaldırırlar. Çünkü Kufe'de hiçbir ev koymamış, illa o evden müteaddit ölüler çıkmış. Yani bir, iki, beş adam, yani o evden öldürülmedik adam yok. Öyle biri bulamazsın. Mesele uzun. İşte Seyyid İbn-i Cübeyr bu. Öğrendiniz mi şimdi? O diyor ki Abdullah bin Abbas'ın peşinde ben namaz kıldım fakat bunu tokumaz diye. Abdullah bin Abbas halife oldu mu ki? Yok. Nerede kılmış? Abdullah bin Abbas Basra'da vali değil miydi? Basra'da valiydi. Seyyid İbn-i Cübeyr de Basra'daydı. Orada valiler namazı kıldırırdı. Onun peşinde namaz kılmış. Bunu tokumamış. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عمران بن الحارث السلمي قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما في داري الصبح. هذا diyor ki حارث السلمي عبد الله بن عباس'ın peşinde ben namaz kıldım sabah namazını ama kendi evinde. فَلَمْ يَقْنُدْ قَبْلَ الرُّكُوْ وَلَا بَعْدَهُ. Ne rükûdan evvel ne de rükûdan sonra kunut yapmadı. حَدَّسَنَا بُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا بُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُدْ. Yine aynı sahabi. Fakat senet başka. Aynı hadisi rivayet ediyor ki sabah namazını Abdullah bin Abbas'ın peşinde kıldım, kunut okumadı. Yalnız evvelki hadiste darihi kelimesi var. Bunda darihi kelimesi yok. Ve diyor ki evinde sabah namazını kıldım onun peşinde. Bunda dar kelimesi yok. Kale Ebu Ce'fer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekâne oldu. Şöyle bir rivayet ki yurva anhül kunut. Yahut da yervi, şöyle bir rivayet ki yervi rivayet eder. Yani Abdullah bin Abbas'dan. La, şahıs. Fekâne oldu. Ellezi şöyle bir şahıs ki yervi rivayet eder. Yani Abdullah bin Abbas'dan rivayet eder. Ney? El-kunuta kunutu. Kim oldu o şahıs? Hüve Ebu Reca'u Ebu Reca'dır. Abdullah bin Abbas'ın kunut ederdi, ben peşine namaz kıldım, kunut etti diyen kim oldu? Bunu rivayet eden kim oldu? Ebu Reca. Ve innemâ kâne zâlik. Bu da oldu, kunut okuma meselesi. Ve huve bil Basra'tı. O Basra'daydı. Abdullah bin Abbas Basra'daydı. Vâliyen aleyhâ. Basra'ya valiydi. Le aliyyin radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin valisiydi Basra'da. O vakit oldu. O vakitte namaz kıldırmış. Rükudan evvel kunut duasını okumuş, Ebu Reca'dan hani görmüş, rivayet etmiş. Ve kâne oldu. Ehade men yervi anhu. Abdullah bin Abbas'tan rivayet edenlerin birisi oldu. Bi hilâf-i zâlik, bunun hilâfına kunut yapmazdı diyen. Nereden? Birisi oldu. Sa'id ibn-i Cübeyr. Sa'id ibn-i Cübeyr oldu. Ve innemâ kâne salâtu ma'hu. Sa'id ibn-i Cübeyr'in namazı da oldu. بعد ذلك
Basra valiliğinden sonra bir Mekke'de Mekke'de oldu. Ayrı ayrı. Ebu Reca Hazreti Ali'yi nerede görmüş? Basra'da. Namazı kılmış ve Hunuti de görmüş. Seyyid ibn-i Cübeyr nerede görmüş? Abdullah ibn Abbas'ı Mekke'de. Onun peşinde namaz kılmış. Hunuti görmemiş. فَكَانَ مَذْهَبُهُ فِي ذَٰلِكَ Öyleyse Abdullah ibn Abbas'ın mezhebi oldu. فِي ذَٰلِكَ bu Hunut meselesinde ey daha yukarıda geçtiği gibi ne oldu? Mezhebe Ömer ve Ali'in radıyallahu anhuma Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in mezhebi oldu. Ya nasıl? Harp halinde. Harp halinde. O Basra'da valiyken daha yeni şey meselesi olmuştu. Cemal vakası olmuştu. Harp esnasındaydı. Onun için orada bunu yaptı. Ama Mekke'ye geldiğinde bu meseleler yok, harfler meselesi yok. Onun için Hunut'u terk etmişti. Demek ki Abdullah ibn Abbas'a göre de harp bir arizedir. Arize dolayısıyla harp mahsus değil. Harp olsun olmasın başka bir fitne de olabilir. Bir ariz dolayısıyla Hunut yapılır. Yoksa sabah namazında mahsus bir Hunut yoktur. Fekâne zâlik. O oldu diyor. Fekâne zâlik ellezî rabeynâhu anî. İşte bu sahabelerden rivayet ettiğimiz oldu ne? El-Kunut-u fil-Fecir sabah namazındaki kunut yaptıkları innemâ. Kâne zâlike minhum. Bunlardan bu oldu. Lil-âridi bir âriz dolayısıyla. Sonradan gelen bir emir dolayısıyla. Ellezî zekernâ. O bir âriz ki biz onu zikrettik. O da neydi? Haddidi. Fekânetû fîhâ. Onun için sabah namazında kunut ettiler. Ve fî gayrâ. Gayrısında da ettiler. Salavat namazlardan. Bazılarında akşam, bazılarında yatsı. Ve terekû zâlike, bu kunuti terk ettiler. Fî hâli ademi zâlikel âriz. O âriz olmadığı vakitte de terk ettiler. Âriz neydi? Harp idi. Harp olduğu vakitte kunut okudular. Harp olmadığı vakitte de kunuti terk ettiler. Ve kad raveyna en âkharîne min ashabi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem terk el kunuti fi sairi dehri. Fakat bununla beraber ashab-ı kiramdan birçoklarından rivayet edeceğiz ki onlar kunuti hiç yapmadılar. Ele devam terk ettiler. Harp olsun olması. Yani zâlike ellezî raveynâhu anhum min kunuti fil fecr. İnnemâ kâne zâlike minhum lil âridillezî zekernâ fekanetû fîhâ ve fî gayrihâ. Min s-salavâti ve terekû zâlike fî hâli ademi zâlikel âridî. وقد روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في سائر الدهر. Dün okuduğumuz derste Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den, Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'den kunut yaptıklarını rivayet etti. Dün de onları neticeye bağladı ki ariz dolayısıyla, harp dolayısıyla kunut yaptılar. Başka zamanda yapmadılar. Demek ki bunların üçünün de yapmış olduğu kunutların sebebi her yoksa sabah namazında vaciptir, bu yapılmazsa namaz noksandır, bu mana değil. Bununla beraber diyor, diğer sahabelerden bazıları de var ki kunuti hiç yapmadılar. Ne her dolayısıyla ne de diğer bir sebep yapmadılar. Onlar kim? Bugün de onları beyan edecek. Femin zâlik İşte bu ashab-ı kiramdandır. Ashab-ı kiramın diğer ashabın kunut yapmadığını ispat eden rivayetlerdendir. Ma haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Mu'emmidun kâle haddesena Süfyan hanebi İshâk'a en el-Kame kâle kâne Abdullah bin Mesud oldu la yakunutu kunut etmez oldu fi salati subhi namaz, sabah namazında kunut etmez. Ashab-ı kiramdan bu da. Abdullah bin Mesud hakkında da Peygamber Efendimiz buyurmuş ki siz onun gittiği yoldan gidin. Evet. Ehdedû bi hedî ümmi ma'bed. Haddesena Ebu Bekir de kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena el-Mes'udiyyü kâle haddesena Abdurrahman ibnül Esved an ebihi kâle ibn Mes'ud radıyallahu anh ve kâne ibn Mes'ud radıyallahu anh la yakunutu fi şeyin min as-salavat. Abdurrahman babası Esved'den rivayet ediyor. O da diyor ki Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh la yakunutu kunut
okumazdı. Fî şeyin hiçbir şeyde, mine salavat namazlardan, hiçbir namazda kunut okumazdı. İlla vitir değil. Vitirde kunut okurdu. Fe innehu Abdullah ibn Mesud kâne yakunutu, kunut okurdu kabler rek'ati rükûdan evvel. Vitrin son rek'atinde rükûdan evvel kunut okurdu. İşte Hanefiler bunu aldılar. Biz de vitirde öyle yapıyoruz. Üçüncü rekette rükûdan evvel kunut duasını okuyoruz. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عن سفيان عن ابي اسحاق عن علقمه قال كان عبد الله علقمه diyor ki Hazreti Abdullah bin Mesud oldu la yakunutu kunut okumazdı fi salati subh, sabah namazında. Şimdi Abdullah bin Mesud'dan rivayet eden Alkame 1, Esved 2, bunların ikisi de rivayet etti ve 3 hadisi şerif getirdi. Yine bir daha getiriyor. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا المسعودي فذكر مثل حديث أبي بكر. أبو المسعودي رواية diyor Hazreti Ebu Bekir'in rivayet etmiş olduğu birinci ve ikinci hadisler Ebu Bekir rivayet edildi ya, işte o hadisi şerifi zikretti. Kimden? An Ebi Davud, Ebi Davud'dan Uda'anil Mes'udiyyi, Mes'udiden bir isnadi, yine yukarıdaki isnadlar. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابن مبارك عن فضيل بن غزوان عن الحارس الركلي عن علقمة بن قيس قال لقيت أبا الدرداء. أبو الدرداء تصادف اتم بالشام شامدا فسألته عن القنوت قنوتdan sordum. Kunut hakkında ne dersin diye sordum. فلم يعرف قنوت bilmedi. Kunut ne dedi? Demek Ebu Derda da kunut yapmazmış. Haddesena Yunus'u kâle haddesena ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu hâva ve haddesena ibn-i Merzûgin kâle haddesena el-Ka'nebiyyü en malikin el-Nafi'in el-Bin Umar radıyallahu anhüma ennehu kâne la yaknutu. Abdullah ibn-i Ömer'den İmam-ı Nafi rivayet ediyor ki kâne la yaknutu, kunut okumazdı. Fî şeyin min salavat, namazların hiçbirisinde kunut okumazdı. Şimdi kunut okumayanlar kaç kişi oldu buraya kadar? 3 kişi. Abdullah bin Mesud 1, Ebu Derda 2, Abdullah bin Ömer 3. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene ibn Ebi Meryem, kâle akberene Muhammed ibn Müslim-i Taifi, kâle haddeseni Amr ibn Dinar, قال كان عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح. Bu rivayette Amr ibn Dinar diyor ki Abdullah ibn Zübeyr yusalli bina, bize namaz kıldırırdı. Es-Sübha namazı, sabah namazını bi Mekke'de fela yakunutu, kunut okumazdı. Bak, 4 sahabe oldu. قال Ebu Cafer, İmam Tahavi buyurdular ki فَهَذَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. İşte Abdullah bin Mesud لَمْ يَكُنْ يَقُنُتُ فِي دَهْرِهِ كُلِّهِ, senenin boyunda kunut okumazdı. Dehrin küllüsünde kunut okumazdı ki, yani her bolsun olmasın, hiçbirisinde kunut okumazdı. وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ, halbuki Müslümanlar idiler فِي قِتَالِ عَدُوِّهِمْ, düşmanlarının kitabında fi kulli vilayeti Ömer, Hazreti Ömer'in hilafetinin müddetince Müslümanlar devamlı harpteydiler. O fi ekseriha, yahut da ekserisinde, yani ekser günler harpteydiler. Felem yekün yakunutu lizalik. Bunlar Müslümanlar harptedir, öyleyse bunu okuyalım. Bunu okumadı Abdullah bin Mesud. Yani kunut, harp için kunut okulur olsaydı o da okuması lazımdı. Harpte kunut okunur diye. Okumadı. وَاَذَا بُدَّرْدَى, işte Ebu Derda radıyallahu anh'da يُنْكِرُ الْقُنُوتَ قُنُوتَ, kökünden inkar etti. Kunut nedir? Kunut. Hariben, halbuki İbn-i Zübeyr harp ediciydi. Hineyiz'in o vakitte. Mekke'de kendisi halifeliğini elan etti. Şam'dan gelen orduyla harp ediyordu. Ve kunut da okumuyordu. Eğer harp sebep olsa o vakitte kunut okuması lazımdı. Yalnız öteki adam itiraz eder ki belki harp vaktinde değildi.
Buna da diyor ki لَاَنَّهُ شَنْ لَمْ نَعْلَمُ Biz Abdullah ibn Zübeyr'i bilmedik. Ne bilmedik? اَمَّنْ نَاسَ نَاسَ imam eder bilmedik. اِلَّا فِي وَقْدِ مَا كَانَ الْاَمْرُ سَارَ اِلَيْهِ اِلَّا hilafet emri kendisine seyruret etti, kendisine geldi. O vakitte imamet eder oldu. Abdullah ibn Abbas'ın sana namaz kıldırması ne vakitte hilafetini ilan etti sen Mekke'de. Nasıl o vakitte imamlık etti? İşte onun peşinde kılan zat da diyor ki ben onun peşinde sabah namazını kıldım, bunu hiç okumadım. Hem de nerede kılmış? Mekke'de. Mekke'de de o halifeydi. Ve kendisi de düşmanından harp ediyordu. Öyleyken bunu okumadı. Fakat halefe haula işte bunlar bu zikrettiğimiz ashab-ı kiram muhalefet ettiler. Kime? Ömer ibn el-Hattab, Hazreti Ömer'e muhalefet ettiler. Ve Ali ibn Ebi Talib ve Abdullah ibn Abbas. Bunların üçüne muhalefet ettiler radıyallahu anhum ecma'in. Nerede? Fîmâ zehebû ileyhi sahip olmuş oldukları hükümde minel kunutu kunuttan fî halil muharebe. Muharebe halinde kunut okunur diye Hazreti Ömer, Hazreti Ali Abdullah ibn Mesud'dan rivayetler geldi. Bunlar ona muhalefet ettiler ki muharebe halinde de bunu okunmaz. Ba'de subuti zevalil kutni kunuti fi hali ademil muharebe. Muharebe olmadığı vakitte kunut okunmak hali o külliyen zail olduktan sonra. Yani onda hiç ihtilaf yok. Hazreti Ömer, Hazreti Ali Abdullah ibn Abbas bunlar harp olmadığı vakitte kunut okumazlardı zaten. Orada zaten berikilerle beraber. Yalnız her bulduğu vakıfta onlar kunut okurmuş. Onların muhalif başkaları da okumazmış. Şimdi hali harpte kunut var mı yok mu? Bu ihtilaflı. Nerede kaldı ki getirek sabah namazını bir kunut ekleyelim. Diyelim ki hayır kunut okunmazsa sabah namazı noksan olur. Bu hiç olmaz. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي ذَٰلِكَ Ashab-ı kiram vakti ki ihtilaf etti bu meselede. وَجَبَ كَشْفُ ذَٰلِكَ Bir de bunu izah etmek, keşfetmek icap etti. مِنْ تَرِيكِ nazar, nazar tarikiyle, kıyas tarikiyle. Evet. لِلْمُسْتَخْرِجِ Müstahric için, çıkaran için. Evet, nazari tarikini keşfetmek lazım geldi. Neden? Minel me'aneyeyni iki manadan çıkarmak çıkaracak bir kimseye neyi me'anen sahihen bir me'aneyi minel me'aneyeyni me'anen sahihen li nestahrice biz istihrac edeyse li müstahrici değil benim gözlerim görmediğini li nestahrice minel me'aneyeyni iki manadan istihrac edelim me'anen sahihen bir doğru me'ane madem Ashab-ı kiram arasında da ihtilaf oldu. Bazıları diyor ki bütün var. Bunun devamlı var. Bazıları da diyor ki hayır yok. Yalnız harp olursa var, yoksa yok. Bazıları da diyor ki hiç yok. Böyle ihtilaf oldu. Bir de kıyasa müracaat edelim ki bu manalardan sahih bir mana çıkaralım. فَكَانَ مَا رَوَيْنَا عَنْهُمْ Bizim Ashab-ı kiramdan rivayet etmiş olduğumuz oldu ki اَنَّهُمْ Onlar قَنَتُ kunut okutular. Evet. Fihi o şeyde bu. مِنَ السَّلَوَاتِ namazlarda. Yani namazlardan hangisinde kunut okudular? Evet. فَكَانُ oldu مَا وَالْبِشَيْكِ رَوَيْنَا biz rivayet ettik yani mesab-ı kiramdan ki اَنَّهُمْ onlar قَنَتُ kunut okutular. Nerede? Fihi olmadı. O şeyde. Yani hangi şeydir kunut okudukları? مِنَ السَّلَوَاتِ namazlarda. evet. Lizalik bunun için. Yani kunut için hangisinde kunut okudular? As-subhu vel-mağrib. Rivayet ettiğimizde aradık, baktık. Bir sabah var, harp için. Harp için kunut okudukları bir sabah, bir de akşam var. Hala ma raveyna an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ettiğimiz başka. O da kimde? An Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâne yaknutu fî salâtil eşâ. Bundan başka Peygamber Efendimiz'den Ebu Hureyre rivayet etmişler ki yatsı namazı için de kunut okudu. O başka diyor. Yalnız harp için hangi namazlarda kunut okunacak? Aradık, baktık bir sabah namazı var. Okumuş Hazreti Ömer'in okuduğu. Bir de akşam.
Peki Hazreti Ebu Hüreyre'nin bir de yassı var dediği, onu ne yapacaksın? Bunu niye istisna ettin? Ha, bunu istisna ettim diyor. Fe inne fi zalik, bunda orucudur. Muhtemelun eyza en yekune hiyel marif. Şu ihtimal vardır ki bu işayı dediği akşam namazı ola. İşa dedi mi? Akşama da işa derler, yasıya da işa derler. Hazreti Ebu Hüreyre rivayet etti ki Peygamber Efendimiz işa vaktinde da kunut okudu. İşa iki namaza derler. Akşam mı yatsı mı? Acaba hangisi murat? Ya yatsı murattır ya akşam murattır. Ya akşam olmak ihtimali var. Bu vakitte gene iki vakit olur. Yatsı vakti olursa vakitte üç vakit olur. Fakat o ihtimalle olduğundan bunu zikretmedi diyor. Eleyse ihtimali olmayan akşam ile sabah kaldı. Bunlar da kunut okunur mu okunmaz mı? Evet. Rivayet ettiğimiz sahabeler bu iki namazda kunut okudular. Şimdi bu Hazreti Ebu Hüreyre'nin ki caiz ki akşam namazında okumuş ola, akşama işa demek tabiri caiz olduğundan Araplarda bu ihtimal ola ve yehtemülen yekûne hiyel işâ l-âhire. Bir ihtimal da var ki hayır, yatsı namazı olur. İki ihtimal da var. وَلَمْ نَعْلَمْ biz bilmedik en اَحَدٍ مِنْهُمْ Ashab-ı kiramdan hiçbir kimseden ki اَنَّهُ قَنَتَ ف۪ي زُهْرٍ وَلَا عَصْرٍ Evleyli ikindide de ashab-ı kiramdan hiçbir kimse kunut okuduğu var mı? Yahut da bir rivayet var mı? Yok. Evleyli ikindide hiçbir kunut meselesi yok. فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِي ne harp halında ne harp halının gayrisinde evledi ikindide kunut diye bir rivayet yok. Şimdi kaç namaz kaldı? Üç namaz. Birisi sabah. En çok ihtilaf burada. Bir de akşam. Yatsıda da Hazreti Ebu Hüreyre'den bir hadis var. Bunun da akşam olmak ihtimali var, yatsı olmak ihtimali var. Evet. فَلَمَّا كَانَتْ هَاتَانِ السَّلَاتَانِ Vaktaki bu iki namaz oldu ki لَا قُنُوتَ ف۪يهِمَا Yani öğleyle ikindi de kunut olmadı. Fi hal el harbi ve fi hal adem el harbi. Harp olsun olmasın evrede ikindi de kunut yok. Bir ittifak yok. Ve kanet el fecr ve el mağrib ve el isha fecr sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı da oldu. La kunut fi inne onlarda da kunut olmadı fi hal adem el harbi. Harp olmadığı vakitte bu iş vakitte de kunut yok. Kaldı harf hali. Sebete öyleyse bununla sabit oldu ki en la kunute fihinne bu namazlarda kunut olmadı fi halil harbi eyza. Harp halinde de kunut olmadı. Yani vacip olarak yok. Vacip olarak olmazsa zaten bir ariz dolayısıyla olabilirse de fakat esas itibariyle biz beş vakit namazı aldık. Evlede ikindide hiç kunut yok. Eğer kunutsuz namaz olmasa evlede ikindide de kunut rivayeti gelmesi lazımdı. Evlede ikindide hiç kunut olmadığından demek kunutun namazla bir alakası yok. Diğer akşam yatsı sabaha baktık. Bunda da ihtilaf ettiler. Harp halinde vardır diyenler var. Bazıları da hayır hiç yoktur dediler. Hiç yoktur. Demek ki namaz kunutsuz caiz. Evle ikindi kunutsuz caiz mi değil mi? Peki evet. Bu üç vakitte her olmadığı vakitte kunutsuz caiz mi değil mi? Evet. O da caiz. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki kunutun namazla alakası yok. Beş vakit namazda kunuta lüzum yok. Evet. Bu sabit oluyor. Bu aklan kıyaset. Ya vitre ne diyeceksin? Diyor ki fakat reynel vitre vitri gördük ki fiha onda orucudur. El-kunutu kunut inde ekseril fukaha fukanın ekserisinde vitirde kunut olucudur. Fi sairid dehri dehrin bütün sair vaktinde yani her olsun olmasın sene boyuna vitirde kunut vardır diye ekser fukaha buna zahip olmuştur. Ekseris peki ya ekelli nereye zahip olmuş? Ve inde hasim minhum o fukahadan hususi bir cemaat indinde de kunut vardır. Fî leyletin nısfi min şehri Ramazan. Ramazan ayının 15'inden sonra haseten has olarak.
Galiba bunlar malikiler olacak ki onlar da vitirde sene boyuna şey yoktur. Kunut yoktur. Yalnız Ramazan 15'inden sonra kunut var. Şu halde vitir kunutsuz olmuyor. Yalnız ekser fukaha diyor ki sene boyuna kunut olacak vitirde. O öteki hususi bir cemaat de diyor ki Ramazan 15'inden nihayetine kadar kunut olacak. Fekânû cemiyan. Fukahanın hepsi oldu. İnnemâ yakunutûne kunut okurdular litilke salâti o namaz için, yani vitir için hâsaten, hususu olarak kunut vitre mahsustur. Onun için okurdular. Lâ li harbin ve lâ li gayri. Ne harb için ne de başka bir şey için. Vitirde kunut okumak, harb olsun da kunut okuyalım diye bir şey yok. Harb olsun olmasın, vitirde kunut var. Demek ki diğer namazlarla vitir bu hususta ayrılıyor. Diğer beş vakit namaza tahsis edilmiş kunut yok. Ama vitire tahsis edilmiş kunut var. O kunut meselesi vitir ötekilerinden ayrılıyor. فَلَمَّا اَنْتَفَى وَقْتَكِ مُنْتَفَى اُلْدَ اَنْ يَكُونَ الْقُنُوتُ قُنُوتُ وَلَا فِي مَا سِوَاهَا vitrin maadasında. يَجِبُ وَاجِبُ وَلَا لِعِلَّةِ الصَّلَاةِ namaz illeti için hasseten hususu olarak la li illetin gayriha başka bir illet için değil, yani harf merf dolayısıyla değil de namaz dolayısıyla namazın illeti olarak kunut müntefi oldu. Beş vakit namazda kıyasen baktık namaz kunutsuz caiz oluyor, işte evli ikindi de bir ittifak caiz oluyor, diğer üçünde de harf olmadığı vakitte caiz oluyor, öyleyse harf olduğu vakitte de caiz olur. Evet, müntefi oldu. İntefa en yekûne, intefa müntefi oldu ki en yekûne ola, yecibu vacib ola, limânen bir mana için, öyle mana ki siva zalik, bundan başka. Bundan başka bir mana için namazda vitir vaciptir diye bu da müntefi oldu. O siva zalik nereye raci? Yani vitre has yalınız. Vitirde kunut var. Vitirdeki kunut vitir namazı içindir. O olmasa o namaz noksandır. Bu doğru. Ama diğer namazlar öyle değil. Kunut olsun olmasın. Ama bir arız olmuş da sen kunut okumuşsan, namazından biri alakası yok. O arız dolayısıyla sen onu okuyorsun. Çünkü o nedir? Allah'tan bir nusrat talep etmek. Namazda dua etmek. Namazda dua edeceksin. Bu namazdan bir alakası yok. Namazın ne şartlarından, ne vaciplerinden, ne rükünlerinden, hiçbir şeyden değil. Yani mesela bunu ispat etmek. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَنَا bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki اَنَّهُ لَا يَنْدَغَ الْقُنُوتُ unut layık değildir فِي الْفَجْرِ sabah namazında فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ her palında da her palının gayrisinde de sabah namazında kunut okumak layık değildir قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ bu meselede zikrettiğimiz bu meselelere kıyas edersek ise sabah namazında lazım değil. Bu da edille-i akliye. Akli delil bu. Tabi nakilleri yaptı. Nakilde bir ihtilaf yeri bıraktı. Fakat akla gelip vurunca akla da dedi ki madem evli ikindi kunutsuz caiz oluyor, öteki namazları da caiz olur. Eğer olmasa evli de ikindi de olması lazım değil. Sonra ötekilerde de hali hatta okunuyor. Hal herbin gayrisinde okunmuyor. Eğer namaz kunutsuz caiz olmasa her bozun olmasın okunması lazım değil. Demek ki namazın vacibatından değil. Yalnız vitre geldi. Vitrin için madem namazın vacibatından değil de vitrin vacibatındandır diyoruz. Buna ne diyeceksin? Diyoruz ki çünkü fukahaya baktık. Vitri ekserisi kunut ile kıldırdı. Bazıları de Ramazan'a tahsis etti. Kunut gene vitirde var da Ramazan'da okunur, kunut okunur. Yoksa her binen başka bir şeyle, manayla bir alakası yok. Öyleyse kunut vitire tahsis edilmiş oldu vesselam. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahi teâlâ işte. Bu üç imamın iştihadi kavli de budur.